Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz CNN Türk ekranlarına, CNN Türk Masası programıyla ekranlarınızdayız. Ben Fulya Kalfa. Şimdi bu akşam yine pek çok konu başlığımız var. Ee, kıymetli konuklarımla birlikte değerlendireceğiz. CHP e, Milletin Sesi mitingini bugün İstanbul'da Maltepe'de gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu neler söyledi, hangi mesajları dikkat çekti konuklarımızla değerlendireceğiz. Bir diğer yandan İYİ Parti lideri Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş konusunda tasarrufun CHP'de olduğunu açıklaması ne anlama geliyor? Akşener adayımız Kılıçdaroğlu demeye mi hazırlanıyor? Bakacağız. Bir diğer yandan başka önemli bir konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Yani yoğun bir diplomasi trafiği var. Peki bu kriz nasıl çözümlenecek? Türkiye'nin elinde ne tür kartlar var? konuşacağız efendim. Hem iç ve hem dış siyasete damga vuran diğer başka başlıkları da bu akşam e, programımız içerisinde CNN Çocuk masası programında konuşmayı planlıyoruz. Ama öncelikle müsaadenize ben konuklarımı takdim edeyim sizlere. Sayın e, Doktor Hasan Erçerebi DSP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erçerebi merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar efendim hoş bulduk. Çok teşekkürler e, ve Genel Başkanı Sayın İhsan Aktaş bizlerle birlikte Sayın Aktaş siz de hoş evet. geldiniz. Ve Ankara'da da kıymetli konuklarımız bizleri bekliyor. Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın İsmet Özçelik. Hoş geldiniz Sayın Özçelik. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Emin Pazarcı da bizlerle birlikte. Sayın Pazarcı sizlere de merhaba, selamlar Ankara'ya. Merhaba, iyi yayınlar Fulya Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde başlayalım. Zaten konuşmamın başında da ifade etmiştim. <laughs> Bugün CHP'nin mitingi vardı. Milletin Sesi mitingi. Şimdi buradan ne mesajlar çıktı konuklarımızı değerlendirelim. Sayın Özçelik sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu başlıklara bakınca, konuşmaya bakınca siyaseten hangi mesaj ön plana çıktı? Böyle bir manşet atsanız, bir başlık atsanız ne söylemek istersiniz? Sizin dikkatinizi ne çekti öncelikle? Şimdi Baştan sona kadar izlemeye çalıştım mitingi, e, konuşmayı da izlemeye çalıştım. Gördüğüm manzara şu oldu: Biz alışmışız bir parti e, eğer bir miting yapıyorsa, amdemiyle o mitinge damgasını vurur. E, burada CHP'nin ambleminin e, damgası yoktu. Onu gördüm en başta. Peki yani, neden yoktu mesela neden... sizce? Tabii oraya gelen vatandaşların işte, işte onu, ellerinde. Onu merak ediyorum. Bunun bir. Vardı ama neden acaba özellikle CHP tercih de... etmemişti? Şimdi burada milletin sesi gibi bir slogan benimsemişler ama e, bizim alışık olduğumuz sanki böyle altoktan korkan bir ruh hali sezdim ben burada. E, mesela Atatürk de sahnede yoktu. Çok gerilerde e, kalmıştı. Yani e, meydanın çok gerilerinde Atatürk kalmıştı. Eğer e, televizyon ekranlarındaki görüntüler beni yanıltmıyorsa... Böyle bir durumla karşılaşmıştık. Yani alt oku şundan önemsiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin simgesi bir anlamda Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde kapsadığı için önemliydi. Bunlar nedir? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devrimcilik, devletçilik, laiklik. Şimdi CHP'de uzun süredir bu konuda tartışılıyor. Yani babaannenin resmi gibi bile duvarda değildi, o sahnede değildi. Yani bu anlamda dikkatimi çekti. Ee, şimdi daha önce yavaş yavaş bu altı okun o e, oklarını simgeleyen düşüncelerden zaten koptuklarını söylüyorlardı. Ee, sanki bu biraz daha tabanı al, tabana altı oku unutturma stratejisi gibi geldi. Ee, ideolojik olarak yani bugünkü CHP yönetimi için söylüyorum... Yani gizli saklı da değil, kendileri de bunları zaman zaman telaffuz ediyorlar. Ee, i̇deolojik olarak terk etmişlerdi. Öyle sanıyorum ki bayrak olaraktan da yavaş yavaş uzaklaşıyorlar gibi geldi bana. Yani izleyince e, böyle bir duyguya kapıldım. Ee, ki yani e, neredeyse 40 yıldır izlemeye çalışıyorum CHP'nin mitinglerini, kongrelerini, toplantılarını. E, bu bana o anlamda ilginç geldi. <laughs> Ee, hatırlarsanız CHP'nin bir dönüştürülmesi meselesi vardı Adım adım dönüştürülmek ki zaten Sayın Kılıçdaroğlu e, konuşmasının bir yerinde e, Geçmişe yönelik de sanki böyle bir özür dileyen bir takım ifadeler kullandı Şimdi e, Sayın Özçelik aslında e, detaylara gireceğiz Lütfen e, bu noktayı unutmayın siz e, Bu noktadan size tekrar söz geldiğinde devam edersiniz Ama ben tüm konuklarımı böyle kısa kısa bir e, gözüne çarpan e, böyle atacakları başlığı merak ediyorum. Sayın Pazarcı sizinle devam edelim. Şimdi Sayın Özçelik özellikle dikkatini işte e, tabana sanki altı ok unutturma stratejisi gibi geldi bana dedi. İşte altı okun görünmemesi e, CHP ambleminin e, çok fazla yer almaması e, en azından benim dikkatimi çekmedi dedi. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Ee, öne çıkan ne vardı ee, bu e, hem mitingde hem de e, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında? şöyle Çok kısaca bir değerlendirmenizi alayım öncelikle. Hülya Hanım, öne çıkan hiçbir şey yoktu. Ben başlık atmış olsaydım e, istismar <laughs> siyasetine devam derdim. Bakın, <laughs> e, patinaj yapan bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile karşı karşıya geldik. Önce bir takım e, seçmen kitleleri çıkarıldı ve onlar işte e, zor durumdayız gibi bir takım açıklamalar yaptı. Ne güzel de ben bildim bile de bu yaşa geldim. Zor durumda olan Türkiye'de belli insanlar vardır, doğrudur. Şu andaki ekonomik problemlerden dolayı dünyanın içinde bulunduğu zor durumdayız. Hepimiz zor durumdayız aslında şöyle bir bakıldığı zaman. Ama e, mesela e, garip bir takım açıklamalar, istismar siyasi derken şunu dedim. Mesela Kürtçe e, müziğe e, tahammül gösteremiyor bunlar. Ben yeni daha <laughs> Spor Bakanı'yla Şırnak'taydım oradan Cizre'ye gittim. Şırnak'ta e, bu tenis turnuvası açılırken uluslararası tenis turnuvası Kürtçe Müzikler ile birlikte Türkçe Kürtçe e, e, müzikler eşliğinde Kürt halk oyunları sergilendi. Cizre'ye gittik. Dengbejler orada bir e, mahalli kültürdür. Bize Kürtçe şarkılar dinlettiler. Bakıyoruz yok. Sonra 128 milyar nerede meselesini ortaya attı. E güzel de bunu e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi kurmayı İlhan Kesici cevap verdi. Bu kaybolmaz dedi, yeri bellidir dedi. O da gitti. Bakıyoruz işsiz çıkarttı sahneye. Şimdi orada sorarlar o zaman adama. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde on binlerce insan işten çıkarıldı. Sen bir taraftan işsizlik edebiyatı yapıyorsun ama diye sorarlar. Bana en komik gelen de şu oldu. Mükemmel değiliz, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nde hataları var dedi. Ama e, mükemmeli arıyoruz dedi. Ondan sonra da mükemmel bir göreve talibiz dedi. Kim hazırlamışsa, eline vermişse o konuşma <laughs> metni de çok iyi değildi. Yani şöyle bir baktım, hiçbir çözüm yok. E, yine e, siyasi e, bir takım e, istismara devam ediyor. Mesela Katarlı'da tank fabrikasının e, Katarlı'da satılmasından bahsediyor. Yok böyle bir şey, yüzlerce defa söylendi. O tank gitmedi, Katarlara gitmez dedi biz olsaydık dedi. E, giden bir şey de yok. Şöyle bir bakıldığı zaman bir de mesela Canan'ın başına gelenler diye başladı, hepinizin başına gelebilir diye. Canan'ın başına ne geldi? Bir küfür etti, küfürün cezası var. Cezasını çekene kadar Canan Kaftancıoğlu elbette bir takım hakları kullanamayacak. Onu da siyasi yasak olarak millete e, kabul ettirmeye çalıştı. Şöyle bir baktığımız zaman en önemlisi de bence şu. Dış güçlermiş güçler yok. Onlar hikaye dedi. Eğer dış güçler yoksa biz bu kadar sıkıntıyı neden çekiyoruz? Siz bu bir takım büyük elçilerle neden halvet oluyorsunuz? Onlardan neden medet umuyorsunuz? Ya da Türkiye'yi zaman zaman gidip dışarıya neden şikayet ediyorsunuz gibi bir durum ortaya çıkar ve CHP'nin geçmişteki hatalarını düzeltmeye başladığından bahsetti. Dış güçler yok dedi. Daha işte 19 Mayıs'ı yeni atlattık. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal bakın bitmeyen bir yürüyüş başlattı. Yani 19 Mayıs'ta sınırlı değil. O bitmeyen yürüyüş halen devam ediyor. Hem gençliğe hitabesinde hem de ondan sonraki bütün konuşmalarında o yürüyüşün bitmeyeceğini, dış güçlere karşı bir mücadele gerektiğini sürekli söyledi. Zaten gençliğe hitabı açıp okursanız <laughs> görürsünüz. İsmet Özçeli'ye katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıktı. Şimdi CHP'nin bütün hassasiyetleri törpülenmiş. Bakıyorum yani Sayın Kılıçdaroğlu sadece ve sadece istismar politikası yapıyor. Peki sizin de öne çıkan değerlendirmeniz belirlemiş. bu oldu yani, Sayın Pazarcı. Şöyle sinir uçlarını belirlemiş. O sinir uçlarını dokunuyor, onları e, harekete geçirmeye çalışıyor. Bir de yara kanatma politikası uyguluyor. Ben öne çıkan hiçbir şey görmedim. Yeni hiçbir şey yok. E, aynı şeyleri tekrarlıyor, patinaj yapıyor. Teşekkür ediyorum ilk değerlendirmeniz için. E, Sayın Erçelebi, şimdi Sayın Pazarcı, <laughs> e, yeni olan hiçbir şey yok bence dedi. E, ayrıca hiçbir çözümün, hiçbir problemin çözümü yoktu bu konuşma metninde dedi. İşte Sayın Özçelik de e, bu CHP logosunun görünmemesiyle alakalı olarak tabana altı oku unutturma stratejisi gibi geldi bana dedi. Şimdi bu açıdan bakarsak acaba CHP bayraklarının olmamasının başka bir e, anlamı olabilir mi? Ne anlamı olabilir? E, yani Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın adayı olarak kendisini mi gösterdi? Şimdi e, sahneye baktığımızda da çok büyük bir şekilde böyle ellerini açmış e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir fotoğrafı görseli kullanılmıştı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hem o görsellere hem bu şifrelere baktığımız zaman e, nasıl gördünüz? Öne çıkan manşetiniz ne sizin bu mitingden? E, ben sadece bugünkü e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da yaptığı mitingi değil, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın da Adana'da yaptığı mitingi eş zamanlı olarak e, izledim. Buradan şunu gördüm. Fotoğrafa bütün bakmak ve büyük fotoğrafa bakmak lazım. Türkiye bugün itibariyle e, seçim satım haline girmiştir. Yani seçim startı partilere değil millete verilmiştir bugün. Ve iki lider aynı saatte e, ve aynı e, coşkuyla iki ayrı yerde konuşmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşması adaylık konuşması mıydı o zaman? E, sayın... E, Kılıçdaroğlu'nun konuşması bence bir yoklama konuşmasıydı. Doğrudan ben adayım demedi, ama muhtemelen e, sahneden o izleyicilerin coşkularına baktığı zaman ben aday olsam ne sonuç çıkar diye de düşünmüştür diye düşünüyorum. Şimdi mitingin e, alanına baktığımız zaman alan doluydu. Ee, halk coşkulu muydu, coşkuluydu. Nerede coşkuluydu? Özellikle ekonomik konular e, gündeme gelince halk coşkuluydu. Demek ki şu anda Türk halkının e, en önemli sorun ekonomi, yani o alana gelenlerin çoğu acaba bizim ekonomik dertlerimize bir çare? yaramıza bir melhem bulur muyuz diye gelmişlerdi. Şimdi Sayın Pazarcı dedi ki ben hiçbir e, bu konuşmada e, problemin çözüm önerisini e, bu, göremedim dedi, duyamadım dedi. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Var mıydı çözüm önerisi? E, ki? Şöyle, e, konuşmanın küçük bir yerinde ben ilk defa Sayın Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'deki ekonomik sistemin sadece özel sektörle olamayacağını Devletin de ekonomiye müdahil olması gerektiğini ilk defa duydum. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Türkiye'nin ekonomik DNA'sı karma ekonomiden geçer. Sadece özel teşebbüsün e, himayesine ya da himmetine bırakılan bir ekonominin sonucunda işte bugün geldiğimiz noktada olduğu gibi işsizlik, e, bunun yanında paranın paramızın alım gücünün düşmesi, üretimsizlikle karşılaşırız. Dolayısıyla yani bir yerinde duydum, onun ötesinde bugünkü miting aslında bana göre sporcuların ısınma hareketi gibi değerlendirilebilir. Bir ısınma hareketi, bir halkı yoklama hareketiydi diye düşünüyorum. Bunun yanında bu bayrak konusuna gelince... CHP bayrakları vardı, flamalar vardı ee, ama e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Yani vardı ama işte, kurumsal olarak hocam. o Sahnede. işte logoda olmaması e, o anlamda derhalde konularımızı ifade ettiniz. Anlatacağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dendiği zaman Türkiye'de hepimizin aklına devletin kurucu iradesi, bu devletin kuruluşunun temel taşı, gelir. Dolayısıyla devletimizin kurucusu ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani gönül isterdi ki bir Türk vatandaşı olarak o büyük platformun önemli bir yerinde bir de gözle görülecek bir şekilde bir Atatürk'ün resmi olsun. Peki neden yoktu sizce? Hasan Bey, Hasan Bey vardı. Kürsünün yanında bir Mustafa Kemal vardı. Gördüm onu. ama e, dediğiniz gibi kenarda köşede gördüm kalmıştı. Onu. Gördüm. E, onu. Ben gördüm. Yani evet. vardı ama ben başka bir ayrıntı daha var. Çok önemli bir ayrıntı. Sayın Kılıçdaroğlu konuşurken CHP bayrakları yoktu Arkadaşlar, ama biraz posterleri, Büyük dahi. posterler. Büyük Buyurun. posterler. İmamoğlu posterleri birkaç kere oradan geçti. E, bu da tabii e, bence düşündürücü. Bir başka nokta daha var. E, Fulya Hanım e, işte adaylık e, çıkışı mı dedi. Fulya Hanım bundan e, bir önceki MYK toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi, bakın bu basına da pek yansımadı. E, hayır derlerse de açıklasınlar. Karar aldılar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu kaydada geçti, açıklanmadı. Yani Kılıçdaroğlu artık adaydır. Bunun kararı verildi mi? Öyle bir kulis bilgisi mi var Sayın Pazarcı? MYK'da böyle bir karar alındı, hem de ittifakla alındı. E, bu, önemli bir bilgi, önemli bir. E, ben böyle bir karar MYK'da alındıysa saklı kalamaz. MYK kararları açıklanması lazım. O zaman şöyle Açıklamadılar diyelim. Açıklamadılar ama böyle bir karar alındı. Anladım. O zaman ayın 24'ünde altılı masanın toplantısı var. Ee, ayın 24'ünde herhalde e, <laughs> bu sonuç bildirgesinde açıklanır diye düşünüyorum yani. Ee, ama bugünkü mitinge dönecek olursak... Bunu, bunu saklayabilirler Hasan Bey. Saklayabilirler ama CHP'nin artık iradesi net. CHP, Kılıçdaroğlu bizim adayımızdır diyor. E, tamam denebilir. Saklanabilir. Ne zamana kadar? Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini açıklayıncaya kadar <laughs> aday gizlenebilir. Doğru. O zaman bir aday çıkabilir. Bu gayet doğal, gayet hukuki. E, ama e, bir de adayın algılatılma durumu var vatandaşa. Ben şunu söyleyeyim. Ben davranış bilimleri hocası, hocalığı yaptım yıllarca. Seçime 3 ay kala vatandaş duyu organlarını kapatır. Siz bana yukarıdan vahiy geldi deseniz kimse sen ne diyorsun arkadaş demez. Onun için adayın gecikmeden açıklanması hatta sadece adayın açıklanması yetmez. Bu aday ne yapacak? Çünkü mevcut sisteme göre cumhurbaşkanı demek her şey demektir. Yürütmenin başı hatta hatta e, yasamanın bile yönlendiricisidir. E, çünkü yasamanın bazı e, görevleri ve hakları e, cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle e, yine cumhurbaşkanlığına devredilmiş durumdadır. Dolayısıyla ne yapacağı da halka anlatılması lazım. Bu nedenle ben çok uzun süre gizli kalacağını düşünmüyorum. Peki, aslında bu benim Sayın pazarcı, siz de değindiniz. Önemli de bir bilgi verdiniz. Yani bunun üzerinden gideriz. Çünkü ben de ilerleyen dakikalarda bu konuyu konuşmak istiyorum. Evet. Ama şimdi şöyle hızlıca bir isterseniz şu turu tamamlayalım. Tamam. E, işte Atatürk e, fotoğrafının, görselin olmaması ya da işte e, görünür yerde. öyle Görünür diye. yerde olmaması evet. Evet. E, benim dikkatimi çekti dediniz. E, sizin öne çıkan başlığınız neydi? Bir cümleyle tamamlayın. Evet bir i̇şte cümleyle tamamlayacak konuşalım. olursak bugünkü iki mitingde Türkiye artık Türkiye'de seçim startı verilmişti. Seçim havasına girilmiştir ve bu seçimler, seçim mitingleri giderek biraz sertleşecektir. Çünkü üsluplar daha da sertleşecek diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. şimdi sayın Erçelebi de Şöyle ifade etti. Bugün itibariyle seçim startı bence verildi. Bu onun konuşmasıydı dedi. Ee, böyle düşünüyorum dedi. Ee, Sayın Aktaş şimdi siz nasıl düşünüyorsunuz? Görüşünüzü merak ediyorum. Ee, şimdi bu milletin sesi mitinginde Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önce e, toplum farklı kesimlerinden oluşan vatandaşların da e, konuşmaları oldu. Bunu nasıl değerlendirmek gerek? Yani e, Bu bir e, siyasal iletişim e, tekniği olarak ne anlama geliyor? Nasıl bakarsınız? Ya öncelikli olarak ya mitingin kafası karışıktı. Yani dışarıdan baktığınız zaman acaba bir, bir adaylık mitingi miydi yoksa iktidara dönük bir meydan okuma ya da e, ge, geleceğe dönük bir e, işte vatandaşın nabzını ölçme mitingi miydi? Aslında baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman yani buradaki herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç dokusunu bilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleler her zaman dış meselelerden daha kıymetlidir yani. Hizipler arası bir mücadele varsa ya da bir adaylık mücadelesi varsa dünyanın en kıymetli şeyi Cumhuriyet Halk Partisi için odur bence öncelikli olarak. Bu miting bir adaylık ilan mitingi gibiydi ve Kılıçdaroğlu burada belirgin bir şekilde öne çıktı. Ben dikkatimi çeken birkaç şey oldu onu dillendireyim. Evet. Mesela Sayın Necmettin Erbakan hocamızın başbakan olduğu dönemde Tayyip Erdoğan sahneye girdiği zaman şey yıkılırdı yani salon yıkılırdı. Burada mesela Ekrem İmamoğlu işte ikinci aday gibi yani ikinci sıradaki aday gibi görünse de aslında şeye geldiğinde sahneye çıktığında da mümkün mertebe böyle çok sessiz sedasız geçiştirildi. Hani bir kılıçdaroğlu'nun sahneye çıkışı vardı. Belediye başkanlarının gelişi vardı. Böyle yok hükmünde bir isim gibiydi şeyde miting alanında ya da sahnede. Özel bir teşvik yoktu yani işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ya dikkat ederseniz aslında Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti 3 yıldır işte Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla geçindi piyasada. Sürekli onu anlattı, sürekli onu ön plana çıkardı. Bugün aslında mitingde yok gibiydi. Diğer taraftan bu şeylerin hani daha çok mazlumların, gadre uğramışların sahneye çıkarılmasına gelince ben de sahnede bakınca şöyle bir şey hissettim. Dedim ki muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi yöneticiler ilk kez böyle vatandaşlarla karşılaşıyorlardır. Şimdi diğer sağcı partilerin yöneticileri, Sultanbeyli'de de yönetici vardır, Bağcılar'da da vardır veya bir yoksul muhitte de vardır. Ama nihayetinde o sahnede kasabı ya da manavı ya da şey bulaşıkçıda çalışan hanımefendiyi gören Cumhuriyet Halk Partililer ya Bakırköy'e ya Bağdat Caddesi'ne ya da Beşiktaş'ta akşam çilingir sofrasını kuracaklar. Dolayısıyla aslında o söyleme de çok da yabancılar. Bir de benim genel bir tezim var. Yani bunu muhtemelen biz seçime kadar da zaman zaman dillendireceğiz. Aslında hem Cumhuriyet Halk Partisi hem muhalefeti siyasetsizlik çarpacak gibi bir durum var. Bu geriye dönük 4 yılı siyaset üreterek geçirmediler. Sadece böyle bir kaşık suda fırtına kopararak süreçte sürekli ağır Recep Tayyip Erdoğan suçlaması, ağır ithamlar ve her bir ithamlı bir hafta 15 gün kaybettiler. Geriye dönüp baktığınız zaman bugünkü mitingde yani siyaset... Yani burayı biraz açalım. Orada ne demek istiyorsunuz? Evet. Yani e, siyasetsizlik derken bir e, çözüm önerisi mi yoktu? Söylemde ne gibi bir eksiklik gördünüz? Ne demek istiyorsunuz? Yani şimdi siyaset biliminde üretilmiş siyaset şudur. Bir siyasi parti siyasi söylemini ortaya koyar. Bu söylemi tekrarlar, tekrarlar. Mesela 10-15 kalem Mesela atar toplumun önüne. Toplum bunların 5-10 tanesini benimser ve siyasi parti onun üzerinden yürür gider. Toplumda karşılığını bulur, tekrar dönüşü olur. Şu an ne Cumhuriyet Halk Partisi ne İyi Parti'nin geleceğe dair mesela önümüzdeki seçimlerde söylemi nedir diye bir soru sorsanız ya da yani bırakın sokaktaki insanlar, vatandaşları siyaset bilimiyle uğraşan 10 kişiye mikrofon tutsanız desiniz, ders sorsanız ki Cumhuriyet Halk Partisi gelecek için ne vaat ediyor? Yoksulluk için ne vaat ediyor? Dış politika için ne vaat ediyor? Ekonomi için ne vaat ediyor? Ve kimse, üç kişinin üst üste aynı cümleyi kurduğunu duyamazsınız. Oysa büyük siyasiler veya büyük siyasi dehalar ya da liderler kendi aklında olanı büyük olan da vatandaşa da oranda pay etmiştir. Ve vatandaş da onun gibi düşünmeye başlamıştır. Şu an ne İyi Parti'nin, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ne de diğerlerinin bir politikası yoktur. Şuna şey yaptılar, yani merkeze şunu koydular, Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürmek. Tek bir konuya odaklandıkları için diğer konular bütün siyasi partiler için 5. sırada mesele olmaya başladı. Ve geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partili bir reklamcı bir yerde konuktu. Dedi ki ya Recep Tayyip Erdoğan da artık çok düşmanlaştırılacak bir Recep Tayyip Erdoğan değil. Ülkeyle alakalı bir tehdit pozisyonu yoktur. Mustafa Kemal Atatürk'le alakalı olumsuz bir cümlesi yoktur. Daha ne kadar düşmanlaştırabileceksiniz? Ben bir şeyle özetleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağduyulu kitlesi bence bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatına uygun bir tutum takılmıyor. Gidişatında memnun değil. Bir gazeteci mitingi özetledi. Allah aşkına yani bu özetlediği Türkiye mitingde özetlenen cümleler şöyle diyor. Bu bir değişim rüzgarıdır ya da değiş, sistem değişim talebidir. Diktatörlüğe karşı, paramiliter güçlere karşı, işte iktidarın elinde yargıya karşı, sokaktaki tehdide karşı. Allah aşkına ya burası Beyrut değil, Suriye değil. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün özgürlük arayışında olan ve refah arayışında daha mutlu bir ülkede yaşamak için dünyanın dört bir yandan insanlar koşup Türkiye'ye geliyorlar. Yaşamak için sadece sığınmacıları kastetmiyorum. Bence e, Cumhuriyet Halk Partisi geniş bir söylem tutkusuyla yola çıkıyor. Ve e, bu niyetle çabalıyor, gayret ediyor. Sonuçta gelip o dar örgütçü, klasik Cumhuriyet Halk Partisi söylemine teslim oluyor. Bugün ben finalde gerek Katar meselesi, gerek işte paramiliter güçler meselesi, gerek Sadat meselesi o kadar uçuk kaçık konuları merkeze aldılar ki vatandaşın gündeminde böyle şeyler yoktur. Tıpkı o Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürme senaryoları gibi ben yine siyasetsizlik üzerinden bir Cumhuriyet Peki. Halk Partisi okuması yaptım. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu konuyu konuşmayı sürdüreceğiz ama ne zaman sürdüreceğiz? Kısa bir aranın ardından bizden ayrılmayın. Efendim CNN Türk Masası programı devam ediyor. Konuklarım Sayın Hasan Erçelebi, Sayın İhsan Aktaş, Sayın İsmet Özçelik ve Sayın Emin Pazarcı ile birlikte konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Bugün CHP'nin İstanbul'da Maltepe'de bir mitingi vardı. Ee, Sayın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ne mesaj verdiğini e, değerlendiriyor konuklarımız. Hani şöyle ilk bölümde hızlı bir şekilde konuklarımdan böyle bir başlık atmalarını istedim. Sayın Pazarcı, e, Sayın Özçelik tabana altı oku unutturma stratejisi gibi geldi bana dedi. Böyle bir konuşmasından başlık çıktı. Sayın Pazarcı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında hiçbir çözüm yoktu. Öyle bir konuşma metni hazırlanmıştı dedi. Sayın Erçelebi seçim satım haline girildi bence bugün itibariyle dedi. Sayın Aktaş da bu bir adaylık mitingi de açıklamasını yaptı. Şimdi bir diğer yandan da. 19 Mayıs'ta Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı Sayın Kılıçdaroğlu'na sizin adaylığınız konusunda bir şüphe var mı ...diye sordu, bir şüphe mi var diye sordu. Sayın Kılıçdaroğlu da bu konu masada hiç görüşülmedi. Sadece şu görüşüldü, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili gazetecilerden çok soru geliyor. O zaman biz Cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirleyen bir paragraf yazalım diye konuştuk... ...ve bunu yazıp ilan ettik. Cumhurbaşkanlığı adaylığının çok fazla gündeme getirilmesi... ...aslında ekonomide yaşanan bunalımı toplumun gözünden kaçırma amacı taşıyor dedi. Şimdi e, Sayın Özçelik, Sayın Kılıçdaroğlu e, aday mısınız, bir şüphe mi var şeklinde sorulduğu zaman... İşte aslında bir yandan da e, altılı masayı işaret ediyor. E, bugün ben adayım mesajı çıktı mı acaba e, mitingden? Yani ikisini birleştirdiğinizde ne görüyorsunuz? Şimdi ben gördüğüm kadarıyla da Kılıçdaroğlu'nun niyeti e, kendi adaylığını e, bir anlamda hem partisine hem de diğer gruplara kabul ettirmek gibi gözüküyor. Çıkan manzara bu. Zaten ben biraz önce alt oku unutturmak istiyor derken de bu çerçevede olayı ele almıştım. Yani daha önce biliyorsunuz e, Deniz Baykal'a kurulan Kumpas öncesinde İsviçre İpek Yolu Enstitüsünün bir raporu var. Bu rapordaki ifade aynen şöyle: e, Baykal'ın istifaya zorlanması, Kılıçdaroğlu'nun başa geçirilmesi, parti politikalarının değiştirilmesi diyor. Parti politikalarının değiştirilmesi diyor. Yani şu anda geldiğimiz noktada sanki o e, rapora uygun bir şekilde bir süreç işliyor. Yani. Bu İsveç İpek Öğrencisi'nin özelliği de şu, Amerika Derin Devleti'nin kuruluşlarıyla da çok yakın bağları var. Ha bunu ben söylemiyorum, bunu söyleyen CHP'nin o dönemdeki genel başkan yardımcısı Onur Öğmen. Kitabı var, baskılara direnirken diye. O kitapta bu olayın ayrıntılarını e, bayağı geniş bir şekilde bir bölüm olarak yayınlamış. O rapor benim elimde vardı, ben de yazdım o raporu ve e, buna bir itiraz da gelmedi o dönemde yani. E, rapor benim elimde de var hala duruyor. Evet yine mesela 2008 yılında Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği Wikileaks belgelerinde yayınlandı. E, Amerika'ya gönderdiği bir rapor var, bir kripto var. Bu kriptoda da e, Baykal'ın gönderilmesi tırnak içinde söylüyorum gönderilmesi yerine yine tırnak içinde söylüyorum ifade bana ait değil, münasip birinin gelmesi diyor. Münasip tırnak içinde münasip yani böyle bir süreç işliyor ona nedenle Şimdi gelecek olursak şeye. Ee, mitingdeki havaya şimdi kürsüye dikkat ederseniz yalnız çıktı yani şimdi e, etrafında hiç kimse yoktu ve e, olası rakipleri de dikkat ederseniz mesela İmamoğlu değil mi en çok tartışılan isimlerden birisi İmamoğlu sahneye pek çıkartılmadı yani öne çıkartılmadı sanki sıradan bir e, katılımcı gibi bir e, rol oynadı Şimdi bunların tesadüfen yapıldığını sanma. Ben mesela diyelim ki genel başkan olsam oraya e, neyle çıkarım? Eskiden böyle oluyordu. Partinin güçlü aktörlerle çıkarsınız. Kimle çıkarsınız? En azından sahneye çıkarken il başkanı bir tarafında olur. Belediye başkanı eğer senin partindense o bir tarafında olur. Yani böyle bir süreç işlemedi. Bu da Peki sizce neden e, Sayın Kılıçdaroğlu e, yalnız olmayı tercih etti? Böyle bir fotoğraf verdi o zaman. Çünkü kendi adaylığını iyice kabul ettirmek için böyle bir yol, yol e, seçtiğini düşünüyorum bu çerçevede. Burada mesela bir başka yani şey daha vardı. Yani o zaman güçlü vardı. bir şekilde e, ben adayım mesaj. mesajı mı vardı yani bunu mu söylüyorsunuz? E, bence o vardı. Yani diğerlerini e, zaten daha önce biliyorsunuz e, bir tartışmalı bir e, e, meclis grup toplantısı vardı. 12 dakika süren bir konuşması oldu. Burada da ne dedi? önümden gölge etmeyin, önümden çekilin dedi. Yani o süreç işliyor e, şu anda. İşte Karadeniz gezisi var, konuştuk onları. Arkasından yaşananlar var. Öyle bir e, şey yapıyor. Burada mesela yani bir anlamda rakiplerini kenara çekti. Onları kürsüden bir anlamda aşağı gönderdi. Yani öyle bir şey. Psikolojik olarak yani partinin tek hakimi benim. Ben ne dersem o olacak. Mesajı vermeye çalıştı bence. Mesela orada e, dikkat ederseniz e, parti amblemlerinin kullanılmamasının da bana göre bir mantığı var. Yani burada sadece şey değil, bütün e, diğer kesimleri de e, hedefleyen bir şey. Yani bir anlamda e, işte bütün ittifakın adayı olmaya çalışıyor ve onlara bunu kabul ettirmek için de, bak ben partimin amblemini bile oraya koymadım mesajı bana göre e, öne çıkarılmış. Mesela HDP'ye de burada bir mesaj var. Nedir? Dikkat ederseniz. HDP'ye isim vermedi ama e, ne dedi? Partiyi Partiler kapatılmaya hazırlanıyor dedi. Burada hangi parti var kapatılmaya hazırlanan? Yani şu anda tartışılan olay nedir? O da ayrı bir konudur tabii. HDP'nin kapatılması var. E, nasıl oluyorsa e, bir e, Anadolu'daki bir ilden bir ek iddianame geldi. Anayasa Mahkemesi'ne Mart ayında bu iddianame sunuldu. E, Anayasa Mahkemesi Yargıtay Mart ayında sundu. Anayasa Mahkemesi İki ay sonra bir karar verdi. Yeniden ek süre verdi HDP'ye. Yani şimdi öyle gözüküyor ki konuştuğumuz kadarıyla adli yılda geçecek ve sonbahara doğru karar verilecek. Yani burada HDP'ye de, HDP'nin kapatılmasına da karşı çıkarak bence HDP'ye de bir mesaj verdi. Gelirsek şeye, Emin Bey'in söylediklerine. Şimdi özü konuşmanın bence de çok kötü bir konuşmaydı. Şunun için söylüyorum. Şikayet, şikayet, şikayet. Yani konuşmanın özeti buydu. Fakat Türkiye'nin şikayete değil çözüme ihtiyacı var. Yani şu anda en çok istenen, aranan konu çözüm. Mesela değişime hazırlanınız diyor. Efendim e, az kaldığı mesajı veriyor. Yani gidecek ondan sonra ve e, sürekli bir... Mesela sonuna ha, kadar yani kavga dayanın. edeceğiz dedi. Orayı bir okuyayım mı? E, o yasak, bu evet. yasak, şu yasak. Biz kullanışlı aparatlarla kavga edeceğiz. Sonuna kadar kavga edeceğiz ve kazanacağız diyor. E, söylemlerinden öne çıkan bir bölüm böyleydi. Sizin de dediğiniz gibi Türkiye değişime hazır dedi. Buyurun. Evet. Yani çözüm önermedi. Mesela var mı? Mesela ben şunu için söylüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir e, toplantı vardı. Vatan Partisi'nin bir üretim kurultayı vardı. Kurultayı izledim. Çıkışta baktım herkes orada tartışılanları konuşuyordu. Yani e, kalabalık hani çıkılır ya herkes orada önerilen çözümleri tartışıyordu. Ama şimdi bu toplantıyı izledikten sonra biraz önce Emin Bey'le de burada karşılaştık. Dedik ki ya ne oldu hani e, konuştuk doğal iki gazeteci olarak yani ne önerdi? Mesela Ama niye bir şey AK Parti için, değil de CHP veyahut da bir şey önermek için bir hazırlık olması gerekmez? Evet Sayın Aktaş buyurun. Bence şöyle yani bir politika önermek için politika hazırlığına ihtiyaç var. Bence muhalefet partilerin hiçbirisinin hazırlığı yok. Bence sorun burada. Eğer hazırlıkları olmuş olsa kendilerini tutamazlar o mitingde millete vaadlerde bulunurlar ve bence hala politikada İktidarla muhalefet arasında milletin makas değiştirmemesi de bundan kaynaklanıyor. E, Sayın Aa, Aktaş, şey şimdi, e, şimdi ama mesela şöyle bir söylemi oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. E, sığınmacılarla ilgili malumunuz bir tartışma var. Suriyeli sığınmacılar gitmek zorundalar, gidecekler. Davulla zurna ile gidecekler dedi. Bu sığınmacı söylemiyle ilgili bir çözüm önerisi var mı Sayın Özçelik? Ne dersiniz? Çözüm olmazsa, şimdi ajitasyonla nereye kadar gidebilirsiniz? Ben Yani yıllardır Emin Bey'de, ben de gazeteci olarak, diğer konuklarımız da hem siyasetçi hem de araştırmacı olarak. Yani işimiz toplumdaki gelişmeleri takip etmek bir anlamda. Sadece ajitasyonla bir yere varamazsınız. Yani çözüm olmadan olmaz. Şimdi gerçi Kemal Bey bir sürü vaatlerde de bulundu bu arada, epey vaatlerde de bulundu ama bunlara kaynak nereden bulacak, nasıl çözecek, şimdi... Bütçemiz ortada, açıklar veriliyor, e, sıkıntı var. Şimdi geçen gün Türk İş Genel Başkanı ile sohbet ediyorduk, Türk İş Yöneticileri ile. E, orada geçmiş, bu yine tabii nereye gitsek ekonomi konuşuluyor. E, bir olay anlattılar Türk İş Yöneticileri. E, 90'lı yıllarda seçim var, e, Demirel bir sürü vaatler vermişti e, o dönemlerde. Hatta e, diyordu ki, rakip parti için o ne veriyorsa ben 5 fazlasını vereceğim dönemi. Hı. Ondan sonra seçim bitiyor. Demirel iktidar oluyor. Türk İş'in de genel kurulu var. O zamanlar DSEİ salonu var. Türkiye'de bütün bu tür önemli kongreler orada yapılıyor. İşçiler bağırıyor. Baba, baba diyorlar o zamanlar. Demirel baba diyorlardı. Söz vermiştin diyorlar. Ne zaman yapacaksın? Söz vermiştin. Yapmadın daha falan. Bana diyor. Nasıl yapacağımı sormadınız ki diyor. Yani Hı. o gün bir seçim otmanında so söyledik, gittik. Şu anda herkes ...vaatleri durmadan sıralıyor. Ama bunu nasıl gerçekleştirecek... ...nasıl yapacak bu konuda herhangi bir... ...çözüm önerisi getirmezseniz... bir süre sonra... ...inandırıcı olmaktan da uzaklaşırsınız... ...ve önümüzde bir yıl, yıl var. Yani bir yıl aynı şeyleri çözüm getirmeden... ...toplumun önüne sunarsanız... ...sonuç alma şansınız olmaz. Mesela neoliberal politikalara... ...son vereceğim diyor. Fakat aynı e, Millet İttifakı... ...ve ortakları, Kılıçdaroğlu ve ortakları... Batı ile ittifak yapıyorlar. Batı'nın desteğiyle iktidara gelmeye çalışıyorlar. Şimdi Türkiye bu neoliberal politikaları dayatan kim? Batı değil mi? Peki Batı'nın desteğiyle iktidara geldiğiniz zaman bu neoliberal politikalardan nasıl vazgeçeceksiniz? Yani e, yanıtlanması gereken çok soru var. Ben mesela Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydım e, Hasan Bey'e katılıyorum bir seçim startı verildi artık. E, çok daha e, ikna edici bir konuşma hazırlardım. Bu kalabalık da fena değildi. İyi bir kalabalık toplamıştı. Orada insanları tatmin edecek bir konuşma yapardım. Ama gördüğüm kadarıyla... Ee kendi açısından büyük bir fırsatı kaçırmış oldu. Peki e, Sayın Pazarcı sizinle devam edecek olursak şimdi bu konuşmada bir helalleşme vurgusu var mıydı? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu şöyle dedi. E, CHP'de geçmişte şöyle yaptı böyle yaptı diyorlar evet hatalar oldu. Biz hatalarımızdan ders, çıkar, e, çıkarmasını bilen bir partiyiz. Allah şahidimizdir ki kendimizi geliştirmek için çok çaba harcıyoruz. Tam anlamıyla mükemmel olmasak da mükemmel bir göreve talibiz dedi. Burada bir Helalleşme vurgusu var mı? Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha da, önce de böyle bir açıklaması olmuştu. Bu anlamda bir karşılık bulur mu? Ne dersiniz? Tabii Sayın Kılıçdaroğlu sürekli olarak helalleşme konusunu gündeme getiriyor. Herkes de helalleşiyor. Ve toplumun bütün kesimleri de kaldı ki dün kavga ettiği kesimlerle hatta ve hatta dün eziyet ettiği, eziyetlerin devam etmesi için anayasa mahkemesine bile gittiği bazı kesimlerle, helalleşmeye çalışıyor. Amaç şu, bir yandan istismar politikası, Erdoğan düşmanlığı yetmiyor. Bir de yerine, yerine yeni seçmenler lazım. Herkes de helalleşiyor ama burada bir çelişki ortaya çıkıyor. Bakın şimdi Dersim'le helalleşmekten biraz önce bahsettim ben. Dersim'le helalleşme meselesi var. Bunu da böyle çok açıktan yapmıyorlar ama Dersim'de biz helalleştik diyorlar. Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in bir açıklaması var. Diyor ki biz dersimle helalleştik. Bakın 7 göbek dersimle olan Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yaparak dersimle helalleştik. Bu ne demek? Biz Mustafa Kemal'in e, politikalarını reddediyoruz demek. E, bugünkü mitingde neydi? Mustafa Kemal'in askerlik ifadeleri. Yani burada samimi ve inandırıcı olmak lazım. E, helalleşiyoruz diyor. o öbür taraftan da bakıyorsunuz tam tersi bir takım açıklamalar yapıyor. Biraz önce İsmet Bey işte bu İpek Yolu Enstitüsü'nden bahsetti. O raporu hazırlayan Halil Magnus Karavelli, Stefan Korvel'dir. Halil Magnus Karavelli Cumhuriyet Gazetesi'nde zaman zaman yazılar yazardı. Ama ikisinin de özelliği şu. İkisi de İsrail'de Jerusalem Post gazetesine yazılar yazan, dışarıda ilişkisi olan Hopkins Üniversitesi'ne bağlıdır bu enstitü. Kişilerdir. Şimdi bakıyoruz orada o raporda şöyle bir şey var. Baykal istifa etmek zorunda bırakılacak Nasıl yani? Yıllar önce, sene 2008-2010'da istifa ediyor Baykal. Zorunda bırakılacak. Bu ne demektir? Demek ki Baykal'a bir kumpas, komplo düzenlenecek. E, bu yapılıyor kumpas, kaset kompasıyla gidiyor. E, Avrupa tipi bir sosyal demokrat parti ortaya çıkacak. Yani e, milli değerlerden arınmış, Atatürkçü olmayan bir sosyal demokrat parti ortaya çıkacak. Çünkü... E, biliyorsunuz e, sosyalist, internasyonel falan zaman zaman CHP ile problemleri olurdu çünkü CHP'yi milli bulurlardı. Bir kere milli olma vasfı gitti ve yeni CHP ortaya çıkacak. E, bunların hepsi gerçekleşti. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu nasıl geldi? E, Onur Öğmen biraz önce yine İsmet Bey belirtti. Onur Öğmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı ve bunun bir Amerika operasyonu olduğunu söyledi. Bırakalım onu Wikileaks belgelerinden sadece bir tanesinden bahsedeyim ben size. Şimdi Wikileaks belgelerinde buradan o zaman Hillary Clinton, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı, Ankara Büyükelçiliği Amerika'nın bir kripto çekiyor, bir mesaj çekiyor. Şunu söylüyor, artık güçlenen AK Parti iktidarını ordu ve yargıyla dizginleyemiyoruz. Kepazeliğe bakın, ordu ve yargıyla dizginleyebiliyorlarmış demek ki. Onu gördük nasıl dizginlediklerini sonra 15 Temmuz'da. Karşısına prezentabil bir siyasi figür lazım. Çünkü Deniz Baykal bu ihtiyacı karşılayamıyor. İhtiyacı karşılamadığı için zaten kendisine kumpas kuruldu. Ve karşısına prezidental bir kişi getirilmeli. O arada bir takım rakamlar veriliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenlerin %60 bile, %60 küsürü bile Deniz Baykal'ı istemiyor. E şimdi bakıyoruz böyle bir Kılıçdaroğlu figürü var elimizde. öbür taraftan da diyoruz ki Kılıçdaroğlu aday mı? Evet aday. İstiyor mu? İstiyor. İlk olarak Bülent Kuşoğlu ki Bülent Kuşoğlu iç kabinesindendir. Yani CHP'li değildir, sağdan gelmiş bir isimdir. Bülent Kuşoğlu açıkladı. Biraz önce MYK kararından bahsettim. Bu var. Öbür tarafta kendisi de bunu söyledi. Ama sıkıntı şu. Sayın Kılıçdaroğlu kitleleri peşinden sürükleyebilecek mi? Buraya işte bir takım paydaşların tereddütleri var bu konuda sürükleyemez deniliyor. Bir işte mezhepçi kimliği öne çıkarılıyor. Amerikalıların yazdıkları raporlarda bunun biraz zor olduğu belirtiliyor. İkincisi denendi ne şekilde geldiğini biliyoruz. Olmadı. Baykalın bile yerini dolduramadı. burada şimdi bir sıkıntı var ama sıkıntı çok daha geniş Kılıçdaroğlu'nun yerini dolduracak bir isim de yok. Yani şimdi bakın bir dünya liderinden bahsediyoruz. Beğenirsiniz beğenmezsiniz, eleştirirsiniz eleştirmezsiniz. Biz de eleştirebiliriz ama Erdoğan aradan geçen 20 yıl içinde gücünü öyle bir pekiştirdi ki bugün telefonu kaldırdığı zaman Putin'le Biden'la görüşebiliyor. Dünyanın bütün liderleriyle görüşüyor. İşte Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür diyor sözünü dinletebiliyor. Ve Finlandiya ile işte İsveç'in NATO'ya girişine kusura bakmayın diyor yani biz evet, size O konuyu da birazdan örgütü, konuşacağız zaten örgütü tamam şu oraya onu bir örnek, örnek verdim olarak sana. verdim siz terörist ki ülke, terörist ülkesiniz diyor bakın şimdi geçmişte Türkiye'de bazı operasyonlar yapanlar biliyorsunuz 1980'de bir darbeyle Kenan Evren'i getirdiler ve biz NATO'nun, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına girişine karşıydık, engelliyorduk. Tereyağından kıl çeker gibi General Rogers'la görüştü Kenan Evren. Söz verdi oldu fakat karşı tarafın verdiği sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Peki kime darbe yaptılar? Şöyle bakıldığında zaman biz geçmişteki insanlara bazen haksızlık ediyoruz. Morrison, Süleyman dediğimiz Amerikancı olarak gördüğümüz Süleyman Demirel'e darbe yaptılar. Neden? Çünkü Amerikan üstleri Türkiye'deki istedikleri gibi silahla doldurulamıyordu. Demirel'in bazı rezervleri vardı ve Yunanistan konusunda Demirel netti. Bakın e, demek ki burada e, başka bir takım şeyler öne çıkıyor. İstedikleri insan, istedi bazı insanlar istedikleri gibi kullanamıyorlar. Şimdi kullanışlı aparatlar arıyorlar ve e, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki dış güçler yok. Nasıl yok? Yani baştan aşağı dış güçlerin operasyonları var Türkiye'de. Hangi birini inkar edeceğiz? Yani Burada gezi olaylarından tutun 17-25 Aralık yargı darbesi, 15 Temmuz darbe girişimi, ondan sonraki ekonomik açıklamalar ki zaten Trump ABD'nin eski başkanı operasyon yaptığını kendisi söyledi. Şimdi burada böyle bir noktadayız yani aday ama e, olmuyor işte biraz önce İsmet Bey belirtti. CHP CHP olmaktan çıktı. E, eski CHP'liler de şapkasını önlerine koyup düşünüyorlar yani. Ee, bir mi bu mu? Biz bunun için mi yıllarca mücadele ettik? Biz bunun için mi bağımsız Türkiye dedik diye? Ee, yani Kılıçdaroğlu aday, evet aday, çok istiyor, istiyor. Ama başka paydaşlar e, istiyor mu? Birincisi bu sorunun bir tanesi bu. ikincisi sayın Kılıçdaroğlu aday olursa ihtiyacı karşılayabilecek mi? Şimdi Peki, başka paydaşlar istiyor ki mu? Ki. O, o yüzden... noktadan e, devam edeceğiz ya. birazdan. E, ama ben müsaadenizle e, e, pat, sayın... patinaj. Patinaj bunun için yapılıyor. Peki e, Sayın Aktaş'la şimdi bir e, devam etmek istiyorum. Şimdi Sayın Aktaş e, Orhan Bursalı röportajında Sayın Kılıçdaroğlu e, Cumhur İttifakı kendi adayını açıklamıyor diye sormazsanız doğru olmaz. Erdoğan ne zaman açıklarsa ve seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız dedi. Şimdi e, Sayın Aslı Kılıçdaroğlu özetle... E, ne zaman seçim kararı alınır biz de adayımızı o zaman açıklarız diyor değil mi? Buradan bu anlam çıkıyor herhalde. Peki sizce bu doğru bir tavır mı? Yoksa seçmen adayı şimdiden görmek mi istiyor? Neden yani son ana bırakılıyor? İşte son 3 aya mı? İşte o seçim kararı ne zaman alacaksa neden şimdiden itibaren aday açıklanmıyor? Hani bir de şey deniliyor ya acaba aday açıklanırsa aday işte yıpratılır mı? Böyle bir endişem var. Aday yıpratılır mı açıklanırsa? Şimdi e, hani temel muz kabuğunu görmüş de tek, eyvah düşeceğim diye endişelenmiş ya. Şimdi muhalefet partilerinde bu Recep Tayyip Erdoğan'ı düşürme meselesi bazı kitlelerde de olağanüstü bir sendroma dönüştü. Altılı masa kurulduğunda yani özellikle de muhalefet entelektüelleri önce bir heyecana kapıldılar. Bir iki hafta sonra kendi aralarında şunu söylemeye başladılar. Dediler ki ya masadan bir sinerji çıkmadı. Acaba adaydan çıkabilir mi? Hatta bazen şöyle oldu. Şimdi sağ partilerde şeyin yani parti içi grupların dışarıda çok entelektüel uzantıları olmaz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin her figürün, her liderin ya da her etkili adamın dışarıda entelektüel figürleri var. Biz yaklaşık bir ay 40 de daha çok şeyde yani muhalefete yakın kanallarda şunu gördük. Mesela Abdullah Gül'ü savunan bazı gazeteciler, Kılıçdaroğlu'nu savunan ve Ekrem İmamoğlu'nu savunan birbirlerine de bayağı kızıyorlardı. Fakat ortak cümle şuydu onlarda, masadan sinerji çıkmadı. Acaba bu sinerjiyi aday üzerinden kurgulayabilir miyiz? Yine bir arkadaşımızla yapılan bir röportajda bir soru soruluyor. Diyor ki ya acaba bu altılı masa bir reklam şirketine emanet etse bu işi yürütebilir mi? Yani madem kendilerini anlatamıyorlar. O da ilginç bir cevap veriyor. Yani bir firmaya gidip onu pazarlamasını yapmak istediğiniz zaman önüne, önünüze bir ürün koyuyorlar. Diyor ki altılı masanın ürünü yoktur yani siyaseti yoktur. Neyi pazarlayacağız? Dolayısıyla şimdi açmazları da var. Tabi şimdi Cumhur, ittifakı İttifakı, işte Cumhuriyet, şey, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti ve Büyük Birlik Partisi'nden oluşan bir çatı. Adayı işte %99,5 belli. Yani Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi önce kendi içi, içerisindeki mücadeleyi bitirecek. Bence onu büyük oranda tamamladı. Yani Ekrem İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu? İkincisi kendi mücadelesi bittikten sonra İyi Parti buna olur vermesi lazım. Diğer taraftan da Kılıçdaroğlu bu süreç içerisinde bazı generaller büyüttü. Yani Saadet Partisi Genel Başkanı, Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Deva Partisi Genel Başkanı çok da ilginç de bir hatıra geldi. Şimdi Amerika Beşik Devletleri şeyi Nasır'ı Mısır başına getiriyor. Sonra bir zaman sonra Mısır şeyi Amerika'ya meydan okumaya başlıyor Nasır. Ya ne oluyor bu adama falan. Şimdi Kılıçdaroğlu da amca koşturdu. Yani işte her hafta Saadet Partisi'ne gitti, her hafta Deva Partisi'ne gitti. Onları gündemde tuttu, İyi Parti meclise soktu. Şimdi adaylık konusu geldiği zaman da diyorlar ki ya efendim siz galiba kazanamayacaksınız, siz kenarda oturun. Ben öyle zannediyorum ki Kılıçdaroğlu aday olmazsa bu sistem baştan sona dağılır ve hiç yürütülemez hale gelir. Yani Kılıç şey, AKP, şey Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi çok hafife alınacak bir genel merkez değildi. Ben bunu yaklaşık bir yıl önce söyledim. Ne Dedim demek ki, istiyorsunuz? Meral Hanım da Ekrem Bey de Cumhuriyet Halk Partisi'nin o şey hizipçi geleneğini, adam yok etme geleneğini hafife almasın. Yani şöyle düşünün, 100 yıllık bir parti ve parti iç mücadele konusu olağanüstü başarılı ve Muharrem İnce'yi düşünün. Mustafa Sarıgül'ü düşünün. Ya yani Mustafa Sarıgül işte delegenin yarısını oyunu alacak kadar bir gücü vardı ve bugün Kamuoyundaki desteği %1'lerde. Muharrem İnce'yi düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ve %30 oy almış. Kitleleri coşturmuş. Acaba seçim kazanabilir mi hale gelmiş. Bugün kamuoyundaki desteği yüzde birler Ve yokken yani. Muharrem İnce diye bir figür neredeyse siyasetten silindi. Bence bir kişiyi yok etme konusunda Cumhuriyet Halk Partisi kurumsalı çok kıymetli bir deneyime sahip. Onun için de bence dikkat edin. Mesela 15 günde neredeyse Ekrem İmamoğlu şu an kamuoyunda yok. Kendiliğinden olmadığını düşünüyorum ve bu mücadelenin bir çarpanı yani olarak Yani şimdi e, Sayın İmamoğlu <laughs> aday olur mu tartışmaları vardı ya bu tartışmalar tamamıyla kapandı mı? Osmanlı Bence şöyle büyük göre. oranda kapandı yani Gustav Lebon'un çok güzel bir ifadesi vardır. Bir nüfuz kırıldığı zaman nüfuz olmaktan çıkmıştır. Bir siyasal nüfuz bir defa kırıldığı zaman nüfuz olmaktan çıkmıştır. Ya şöyle Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına bakın. Yani yasaklara bakın, seçimlere bakın, darbe girişimine bakın. Bir türlü kendi nüfuzunu kırdırmadı ve hep o cam fanusu dimdik tuttu. Yani parçalamadan tuttu. Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir de açmazı oldu. Bence o büyük bir zaaftı. İstanbul'a aday olduğu gün eğer İstanbul'a hizmet etseydi, İstanbul halkıyla barışık, İstanbul'u yöneten bir başkan olsaydı Genel siyasette sıkıştığı zaman, baş sıkıştığı zaman yani yarışta ya da başka bir konuda ya genel, şey, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı yarışı ya da adaylık yarışında İstanbul'a döndüğünde ona payanda olacak, ona destek verecek. Siyaseti ve hizmeti olurdu. Ama şimdi e, hani diyorsunuz ya bence o kapı kapandı artık e, Sayın İmamoğlu'nun adaylığı söz konusu değil. E, ben öyle düşünüyorum. E o zaman e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda birleşmiş olmuyor mu diğer paydaşlar? Ben şöyle düşünüyorum yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dışında sistemin başka bir alternatifin olmadığını düşünüyorum. Bir de şöyle o az önce Nasır örneği verdi. Hiç konuşulmayan bir resim gösterilemez mi? Ya şöyledir, şimdi mücadele edeceğiniz kişi Recep Tayyip hani Erdoğan. Çünkü son anda biz açıklayacağız, adayımız işte seçim resmi olarak açıklanınca belli olacak diyor ya Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Tam o zaman böyle hiç konuşulmayan, adı geçmeyen başka bir isim olamaz mı? Yani biraz böyle siyaset dışından. Hani öyle yani şöyle düşünün, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne matematik bölümüne ya da işte şey mühendislik bölümüne bir profesör at, koyacaksınız. Diyeceksiniz ki bir tane esnafı alıp getirelim. E, teknik üniversiteye profesör yapalım. Ya siyaseti siyasetçiler yapar. Böyle adı sana duyulmamış. Ya bir deneme yapıldı aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gelenek var. Ekmelettin İhsanoğlu meselesi ve parti tabanında Ekmelettin İhsanoğlu vakası diye geçiyor. Ya yani adaylığı diye de geçmiyor ve bu bir derin sendromdur şeyde yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde ancak Ekrem Ekmettin İhsanoğlu tarzı bir aday olur ki onun da mücadele edeceği kişi Recep Tayyip Erdoğan. Benim kendi öngörüm Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde ya da altılı ittifakta Kılıçdaroğlu'nun dışındaki bir aday makul gelmiyor. Bugünden e, niyet etseler bile yani Ekrem İmamoğlu bence harcadılar. Ben alternatiflerin de olmadığını düşünüyorum. Şu genel meselesine yani tamam, na, şey Nasır meselesine gelince Kılıçdaroğlu bunları büyüttü güçlendirdi hepsine paye verdi. Şimdi hiçbirisi de Kılıçdaroğlu'nu beğenmemeye başladı. Bu da çok böyle e, makul de gelmiyor bana. Ya bu altılı sistemin kurucusu Kılıçdaroğludur. Yöneticisi de odur. Bütün çileyi çeken adama da siz kenarda oturun demek çok da sağlıklı gelmiyor bana. Benim kendi kanaatim bu süreç Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında tecelli edecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, şöyle bakalım e, 20 Mayıs'ta ee, Deva Partisi Genel Başkanı e, Ali Babacan'ın bir ifadesi oldu. En son toplantımızda ortak adayın niteliklerini sıraladık. Henüz altılı masada telaffuz edilen tek bir isim yok. Altılı masada isim bazında görüşme yapılmadı. Sadece nitelikler sayıldı. Öncelikle kucaklayıcı oluşu, kutuplaştırıcı olmaması altı genel başkandan birisi olabilir. Dışarıdan da olabilir. Altılı masada hiçbir zaman bir isim gündeme gelmedi. Ee, bir anlaşma olmazsa Parti'nin genel başkanı tabii ki Cumhurbaşkanı adayıdır dedi. Şimdi Bu arada her gönülde de bir aslan yatıyormuş. Onu da bilgilendirelim. Aslında Emin Bey daha iyi bilir Ankara sokaklarını ama yüzde bir oyu olan e, parti liderlerinde bile acaba bu aslan ben olabilir miyim diye hayal ettikleri de söylenir. Peki sizinle devam edelim. Şimdi e, Ali Babacan'ın açıklamalarına baktığımızda aslında anlaşılıyor ki yani henüz adaylık konusunda bir netlik yok. E, Millet ittifakında net değil. Yani ortak aday çıkarmama ihtimali olur mu o zaman öyle sorayım. Şöyle söyleyelim. Ee, aslında bugün Sayın Kılıçdaroğlu konuşmasını yaparken zımmen adaylığını açıkladı. Nasıl açıkladı? Ben seçilirsem değişmeyeceğim. Ben buyum dedi. Dolayısıyla ne seçimi var? Şu anda herhalde bugünkü miting bir parti yani bir kurultay mitingi değil. Dolayısıyla orta, e, Hatta ben... tam şöyle söyledi ben de onu e, ilave edeyim özür dileyerek sözünüzü keseyim. E, biz birlikte iktidar oluyoruz ve ben iktidar olduğumuzu asla değişmeyeceğim. Ben neysem oyum kibar olmayı dinlemeyi anlamayı değiştiremem dedi. Tamam. Şimdi e, ancak e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için e, partisi tamam ama bu altılı masadan da bir karar çıkacak diye kendisi söylüyor. Alt, altılı masanın vizesi çıkar mı çıkmaz mı? Ee, şu anda belli değil. Bunun yanında e, bence e, Millet İttifakı e, adayını şu anda saklıyor. Ancak biz şu anda... Ada, e, adayını saklıyor ne demek? yani alsa karar verdiler mi açıklamıyorlar mı? Bunu mu söylüyorsunuz? Yani bir birliğe bir mutabakata vardıklarını e, mı düşünüyorsunuz? Hayır mutabakat değil. Birden çok aday var hmm. ve bu adayların hangisiyle seçimi alabiliriz? Çünkü ee, millet ittifa, e, Millet İttifakı'nın iddiası çok büyük. Sadece 50 artı 1 ile Cumhurbaşkanlığını kazanmak değil, aynı zamanda %60'ın üzerinde oy alarak parlamentoda da 360 milletvekilinin üzerinde e, sayıya ulaşarak e, parlamenter sisteme geçmeyi vaat ediyor. En büyük vaadi bu. Eğer şu anda Millet İttifakı'ndan parlamenter sistemi çekip aldığınız zaman Geriye bir şey kalmıyor. O zaman değişen bir şey olmayacak. Dolayısıyla kazanabilecek aday. Şimdi e, araştırmalara baktığımız zaman, kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman Cumhur İttifakı %35, Millet İttifakı %35'i konsolid etmiş. %30'da kararsız ve ittifaka dahil olmayan partilerin oyları var. Esas Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarını da parlamentodaki çoğunluğu da etkileyecek olan bu sayıdır. Yani herhangi bir ittifakın adayının şu veya bu olması iki puan, 3 puan fark edebilir art yönde. Ama esas olan diğer bileşenlerdir. Yani şu anda ne Cumhur İttifakı ne Millet İttifakı e, Cumhurbaşkanlığı seçimini de Parlamento seçimini de e, az bir farkla da olsa önde getiriyor diye bir iddia yok. Yani dolayısıyla hepsi yüzde altında. Dolayısıyla 27 parti e, seçime katılabiliyor. Şu anda ittifaklarda 6 bir yerde, 3 bir yerde 9. HDP'nin yanında da 1-2 tane var. E, diyelim ki 11-12. Geride 15 parti daha var. Bunlar yüzde birer oyu olsa bile Yüzde yapar. Bunun yanında... Yüzde bir çok cömert bir şey olur, çoğunun yok. Yarım kabul edelim. Evet. Yani e, işte yok anlamı çıkmaz. Yarım kabul etsek bile yine yüzde yedi buçuk sekiz yapıyor. İşte diyelim ki herhangi bir parti yüzde kırk geldi. Al size o yedi buçuk çok lazım. Dolayısıyla eğer Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa siz o zaman festivali seyredin Türkiye'de havada uçuşacak e, bütün vaatler bütün şeyler Onun için bugün tartıştığımız konuların temelinde artı bir sistemi vardır bunu hiç tartışmıyoruz bunun felsefesini yapmıyoruz ama göreceksiniz bu seçimin sonunda Eğer ikinci tura kalırsa seçim ki kalacak gibi görünüyor görüntü öyle şu andaki görüntü o zaman siz o küçük küçük dediğiniz oy oranlar az dediğiniz partilerin her birleri sizin biraz önceki deyiminizle genel olacaktır. O nedenle bugünkü mitinglere baktığımız zaman ben her ikisini birlikte değerlendiriyorum. Evet, Türkiye'de seçim e, politika kazanı kaynamaya başladı, fokurdamaya başladı. Sayın Kılıçdaroğlu ben ben adayım dedi. Tamam ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, aday olarak toplumun önüne çıkması için kendi partisinden tamam vize almasında sıkıntı yok genel başkandır ama altılı masadan ne olacak belli değil. Bunun yanında sizin biraz önce söylediğiniz teze gelince e, bence Türkiye'de Cumhurbaşkanı olacak kişinin mutlaka siyasetten gelmesi lazım. Bizim ağzımız Demokratik Sol Parti olarak yani Bizim ağzımız konuşulan isimler dışında bir aday gösterilmez mi diyorsunuz? E, yoksa bence öyle gösterilmemeli bir şey. diyorum. Bütün siyaset kurumlarına söylüyorum. Bizim ağzımız sütten yanda 2001 2000 e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde dışarıdan hiç siyaset yapmamış, vatandaşa girip, esnafa gidip "Hayırlı işler, nasılsınız, işler nasıl? Bana oyunuzu verir misiniz?" dememiş bir kişiyi seçtik ve başımıza iş aldık. O nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Ama adam, olacak ışıkta duruyordu kişinin mutlaka mutlaka o siyaset sahnesinin tozunu yutmuş, seçmene gitmiş, elini sıkmış, efendim maden ocağında yüzü simse olmuş, kişiye böyle sarılmış, öpmüş, oyunu talep etmiş, insanlardan olması lazım. Aksiyelde dediğim gibi biz Demokratik Sol Parti olarak e, gerçekten yani en azından ben o Peki. gün oy vermiş bir kişi olarak şu anda bana sorarsanız siyasette pişmanlığınız var mı diye e, siyaset yapmayan bir kişiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermiş olmanın pişmanlığını yaşıyorum. Peki e, şimdi bir başka konuyla devam edelim. E, bağlantılı aslında. <laughs> Şimdi İyi Parti lideri Sayın Akşener 20 Mayıs Halk TV'de şöyle dedi. Belediye başkanları ile ilgili bir şey konuşmadık. Netlikle söyleyeyim. Hem İstanbul hem Ankara ikisinin adı geçtiği için söylüyorum. Her iki arkadaşımızın da İta Amiri CHP. Millet İttifakı olarak hep birlikte çalıştık ama kimin liseden e, lisesinden girdiler? CHP'nin lisesinden girdiler. Bu arkadaşlarımızla ilgili başlangıç tasarrufu CHP ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'nundur dedi. Onun için bu konuda aşırı bir dikkatimiz var bizim. E, Kemal Bey bir öneride bulunacak mı gerçekten bilmiyorum. Onlar seçmenin kalbine girdikçe Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı ve meclise çoğunluğu alması garanti e, hale dönüyor. Seçmeni yanıltmanın şu aşamada yanlış olduğunu düşünüyorum dedi. E, Sayın Öztelik şimdi daha önce de e, Sayın Akşener'in aslında Sayın İmamoğlu'nu adaylık konusunda e, desteklediği e, iddiaları gündeme gelmişti bazı söylemlerinden dolayı. ya Bu açıklamayı nasıl okumak gerekir? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi birincisi CHP'deki İmamoğlu defterinin kapandığını düşünmüyorum. O defter bence hala açık. E, bu mitingdeki ufak tefek e, görüntüler de bu defterin hala açık olduğunu gösteriyor. E, Kılıçdaroğlu bu defteri kapatmak istiyor. Tamam böyle bir şey var ama bu defteri açık tutmaya çalışan güçler de var. O nedenle daha bir sene var. Ben bu adaylıkta netleşmenin seçime birkaç ay. Yani kadar bu yaşananlar en böyle unutulur biraz sor ve tekrar Sayın İmamoğlu'nun ismi ön plana çıkabilir evet. mi demek istiyorsunuz? Çıkabilir diyorum ben. Yani çünkü bugüne kadar İmamoğlu'nu ortaya süren esas kuvvetlerin bu tavrı, Bıraktıklarını sanmıyorum. Yani İmamoğlu konusundaki tavırlarını çok değiştirdiklerini sanmıyorum. Şu anda bir takım sıkıntılar oldu e, falan ama e, Türk siyasetinde bu tür şeyler yaşanır. E, önemli olan yani Türkiye'de önemli olan Erdoğan'ı yıkacak aday arıyorlar uluslararası kuvvetler. Mesela Rand Corporation Türkiye raporlarına baktığınız zaman oradaki isimler içerisinde mesela Kılıçdaroğlu yok. Hatta Oralarda e, Amerikan çevrelerinde yapılan toplantılarda Ekrem İmamoğlu'ya ne demişlerdi? Partiyi de kontrol altına al, partiyi de İmamoğlu'na bırakma konusu gündeme gelmişti. Ancak e, orada ne oldu? CHP kurultayları süreci başlayacaktı. Normalde Temmuz ayında CHP'nin kurultayları yapılması gerekiyordu. Bunu gören parti içindeki bazı kesimler buna izin vermediler. Erken seçim olabilir diye e, kurultayı ertelediler. E, seçim sonrasına bıraktılar. Oysa ki mesela şöyle yapılabilirdi o sırada ee, seçimi kurultayı düğmeye basarsınız kurultay çalışmaları başlar. Erken seçim kararı alınırsa eğer ne yaparsınız? Dondurursunuz seçim sürecini normal işleyişe devam edersiniz. Seçimi götürürsünüz. Kurultayı seçimden sonraya bırakırsınız. Yani burada biraz ince taktikler izlendiğini sanıyorum. Ee, şu anda bütün hesap kitap dediğimiz gibi Erdoğan'ı kim indirir veyahut da kim Erdoğan'ın karşısında galip gelir üzerine kurulu. E, bütün hesaplarda bunu yapıyor. Bakın Türkiye öyle kritik bir yerde ki e, düşünün aşağımızda Suriye var. Amerika gelmiş orada Suriye'nin petrol bölgesine oturmuş. İşte Irak'ta bir sürü üs kurmuş terör örgütlerine destek veriyor. E, Doğu Akdeniz'de kuvvet yığmış. Yunanistan'da dedaç'a binlerce tank yığdı ve orada bekliyor. E Yunanistan tamamını üs haline getirmiş. Ukrayna var. O da yet. Bu meseleleri daha konuşacağız. kaydırdığı Evet yani uzatmıyorum o konuyu. Yani buralarda hemen hemen her tarafta bir sorun yaratmış vaziyette. Yani burada Türkiye Amerika için son derece önemli. Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Yani Türkiye'yi kazanmak istiyor. Bu nedenle de Türkiye'deki seçimlere yani bizlerden daha fazla hazırlanıyor. Onun için bazı kuvvetlerin ne yaptıklarını bence yakından izlemek lazım o nedenle dikkatli bir şekilde bu süreci yönetmeye çalışıyorlar şimdi bir kere çok aday olmayacak benim gördüğüm kadarıyla zaten bu konuda hemen hemen tüm partiler aynı açıklamayı yapıyor yani her ne kadar farklı farklı bazı çıkışları olsa da özellikle ittifakın küçük partilerinden bu çıkışlar biraz sanki pazarlık gücünü arttırma ve e, pazarlıkta biraz daha kuvvet kazanmaya yönelik. E, bu çıkışlar dikkat ederseniz seçim yasasında yapılan değişikliklerden sonra ortaya çıktı. Önce bunlar konuşulmuyordu. Şu anda öyle bir şey var. E, o nedenle ben e, öyle çok adaylı bir seçim olacağını sanmıyorum. Yani seçim birinci turda sonuçlanacak. Öyle veya böyle. E, Akşener'e gelince benim gördüğüm kadarıyla Akşener şu anda daha önce bir az açıklamalar yaptı. Gece rüyasında işte İmamoğlu'yu görme olayları var. Onu destekleyen bazı açıklamalar yapmıştı. Ancak aynı Akşener bazı özel sohbetlerinde de başka bir şey söyledi. Yani İmamoğlu'ya destek iddialarını doğru olmadığını da ifade etti. Hatta mesela zaman zaman konuşuluyor bunlar. Yaz, gazetelerde mi okudum, nerede okuduğumu tam hatırlayamıyorum şu anda ama Mesela Akşener acaba İmamoğlu'nun makamına hiç gitti mi? Yani bir e, parti ortakları yani desteklediği bir belediye başkanı İstanbul gibi Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanı insan bir ziyaret etmez mi? Gitti mi acaba? Benim gördüğüm kadarıyla Akşener biraz olmazların pususuna yatmış vaziyette. Yani işte Ne demek İmamoğlu, o? Bak olmadı sorun var. Kemal e, yani İmamoğlu olmadı sorun var Kemal Bey işte kazanamaz efendim bir başka aday o da olmaz o zaman kim olur ben olabilirim noktasına gelmeye çalışıyor benim gördüğüm kadarıyla peki yani, e, olmak Akşener ister de, mi kendisi aday tek cümleyle çok alayım gözükmüyor benim gördüğüm Sizce Sayın Akşener aday olmak ister efendim, mi tek cümleyle e, olabilir bence gönlünden geçiyor Peki, e, Sayın Pazarcı sizce Sayın Akşener aday olur mu? Ne dersiniz? E, Çünkü hani zaten şey deniyor ya işte yani baş... e, bazı iddialara göre Sayın Akşener e, yeni sisteme göre e, başbakan olacağını iddia etmiş olsa da ama aslında cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor olabilir mi? Yani hani adayda anlaşılıyor ki e, altılımısa da çok uca... sonra açıklanacak. <laughs> evet. Buyurun. Başbakanlık diye bir şey yok ki yani ee, baş e, parlamenter sistemde Türkiye'yi başbakanlar yönetir. E, bu sistemde de Türkiye'yi başkanlar yönetir. Yani bana göre adaylığını açıkladı Sayın Akşener. E, çok istiyor daha önce de söyledi zaten. Her fani gibi ben de çok isterim dedi. Çok çok isterim dedi. Doğrudur. E, Meral Akşener şimdi e, izliyor, bakıyor. Şartlara da ayak uydurmayı çok e, rahat başarabilen bir kişidir mesela. Ben e, Sayın Akşener'i ilk olarak Zübeyde Hanım zannediyorum Şehit Anaları Vakfı e, Başkanıydı ve özelçilerin yanından ayrılmazdı. Özelçilerin çok yakınıydı. Hatta bir gün Özer Bey bana e, bir telefon etmişti. Ya Muhsin Yazıcıoğlu'nun senin aran iyidir. E i̇şte Muhsin Bey ve arkadaşları ki o dönemde 7 milletvekili vardı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve e, mecliste mal varlığı oylaması vardı Tansu Çiller'in. Bizim aleyhimize neden böyle davranıyorlar filan dediği zaman kendiniz görüşün dedim. Bana niye soruyorsunuz? E dedi ben görüşmeyin de Meral Hanım'la görüştürür müsün dedi. Ben Meral Hanım'a görüştürdüm. O dönemde baş e, e, şey İçişleri Bakanıydı. Nenaatun Caddesi'ndeki İçişleri Konutuna e, rahmetli Musin Yazıcıoğlu ile beraber gittik. Kapıda karşılarken "Aa başkanım" dedi biliyor musun dedi. Ben ülkücüleri çok severim. Benim abim de yükücü daha de, dedi o dönemde çünkü e, gençlere ee, Erzurum'da falan, e, Erzurum'da filan Doğru Yol Partisi işareti yaptırıyordu. Bozkurt işareti yapanlara da tepki gösteriyordu. Bu gazetelerde filan yer aldı bu. Daha sonra bir anda MHP'ye geçti. Asen oldu ama MHP'den önce de bir AK Parti yolculuğu var. Afyon kampından son anda döndü. Yolda uyarıldı diyenler var vesaire vesaire ama AK Parti'nin kurucusu olacaktı. Vazgeçti. Daha sonra MHP'ye gitti. Milliyetçi Hareket Partisi içinde de işte Asenallah'a soyundu. Ardından da MHP iktidara taşıyacağım dedi. O açıdan şartlara rahat ayak uydurabilen bir Meral Hanım var. Ama Meral Hanım çok istiyor. Biraz önce İhsan Bey dedi ki her yiğidin gönlünde bir aslan yatıyor. Evet yani Ahmet Davutoğlu da bundan birkaç sene önce adaylığını açıkladı. Ben de bunu yazdım. Bakın bir sabah kahvaltısında Ahmet Davutoğlu'na şöyle bir soru sordum. Siz siyasi partinin genel başkanısınız. Sizin iddialarınız var. Türkiye'yi değişip dönüştürmekten bahsediyorsunuz. Bir başka adayın peşine takılır mısınız? Yoksa siz bu iddialarınızın peşinde misiniz? İddialarınızı gerçekleştirmek için de... Şu anda e, yapılacak tek şey var. Cumhurbaşkanlığı adayı olmaktır. Çünkü Türkiye başkanlık sistemiyle idare ediliyor dediğim zaman aynen şu ifadeyi kullandı. Ben doğal dedi e, partimin genel başkanı olarak. Doğal başkan adayım. Tabii ki başkan adayı olacağım dedi. Yani şöyle bakıldığı zaman işte Ali Babacan'a bakıyoruz. Ali Babacan da kimse olmazsa ben olurum diyor ama benim aklıma şu geldi. Orada Hasan Bey çok iyi bilir. Gönül Hanım'ı iyi tanır. Amasya Milletvekili Gönül Saray Alpan. Evet. Bir dönem işte Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında çok iyi hatırlar. Adımı tarihe yazdıracağım dedi gitti. DSP'ye rağmen, DSP'nin yönetimine rağmen gitti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurdu. Cumhurbaşkanı aday olmak için. Ondan sonra da kalktı bir açıklama yaptı. İşte dedi. Türkiye'nin ilk Cumhurbaşkanı kadın adayı olarak adımı tarihe yazdırıyorum. dedi. Daha sonra Cuma namazına gittiği ilk kadın bilmem ne filan diye böyle adını yaz. Yani kart kartvizisine e, bu e, ünvanı eklemek isteyenler olduğu gibi ayrıca bu ittifakın içinde de o altılı masanın içinde de gönlünden e, geçenler Cum e, Cumhurbaşkanlığı geçen çok kişi var. Hepsi istiyor. Ama burada önemli olan şu Meral Hanım da niye vazgeçti dersiniz yani İmamoğlu'ndan geçmişte şişiriyordu şişiriyordu. Bir cümleyle söylerseniz reklama gideceğim. Masayı, masayı devirmek istemiyor. Masayı, devirmek istemiyor. Ve Hanım o şartlar içinde işte kendisine de pay çıkarabilecek bir noktaya getirmeye çalışıyor. Çünkü masayı devirse biliyor ki hep birlikte kaybedecekler. Peki teşekkür ediyorum açıklamanız için. Şimdi bir araya gidelim. Ee, dönüşte e, pek çok konu başlığını konuşacağız. Siyasette Atatürk Havalimanı polemiği yaşanıyor. Bir diğer yandan e, hem İsveç hem Finlandiya'nın e, NATO'ya e, üye olma istekleri ve e, Türkiye'nin e, veto e, edeceğiz açıklaması var. Peki önümüzdeki günler neyi işaret edecek? Nasıl gelişmeler yaşanıyor? Pek çok şey konuşacağız ama kısa bir aranın ardından. Efendim CNN Türk Masası programımız devam ediyor. Ben Fulya Kalfa. Şimdi arzu ederseniz CNN Türk Masası hashtag ile de Twitter üzerinden soru görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Bu akşam kimlerle konuşuyoruz? Sayın Hasan Erçelebi, Sayın İhsan Aktaş, Sayın İsmet Özçelik, Sayın Emin Pazarcı bizlerle beraber ve stüdyomuza şimdi de Emekli Jandarma Kurmay Albay ve Altınbaş Üniversitesi. Ee, öğretim üyesi, ASAM uzmanı e, Sayın Doktor Eray Güçler de katıldı. Sayın Güçler siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ben ederim. Yağım, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Efendim. Şimdi e, tekrar böyle e, sıcak bölgeler var. Bununla ilgili sizinle birazdan konuşacağız ama şimdi ilk dilimde e, malumunuz bu CHP'nin İstanbul'da, Maltepe'de yapmış olduğu e, mitingle ilgili konuştuk konuklarımıza. Şimdi Sayın Pazarcı, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir söylemi oldu. Onunla ilgili e, bir görüşünüzü alayım. Merak ediyoruz. Şimdi... Ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu mesajlardan biri de şuydu. Burada ne söylemek istedi Sayın Kılıçdaroğlu? Biz birlikte iktidar oluyoruz ve ben iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim dedi. Ben neysem oyum dedi. Kibar olmayı, dinlemeyi, anlamayı değiştiremem dedi. Ben değişmem demekle ne, ne demek istiyor? Ne mesaj veriyor? Valla seçmene mesaj veriyor ama bana Kılıçdaroğlu derseniz eğer ben size bir Kılıçdaroğlu portresi çıkarırım. Yani... Kılıçdaroğlu da az evvel Meral Hanım'dan bahsetmiştim. Pek her yere de uyar. Yani bir dönemde biliyorsunuz SSK genel müdürüyken çok yakın ilişkilerimiz oldu. Hatta SSK'daki icraatlarını yazdım. Mahkemelik oldu. Kendisiyle telefonlarda görüştük. daha sonra grup başkan vekiliyken Cumhuriyet Halk Partisi kendisini ziyaret ederdim. Görüşürdük. Yani Sayın Kılıçdaroğlu şimdi değişmeyeceğim dedi. Bakın, sayın Kılıçdaroğlu SSK genel müdürüken açıklamalar yapardı. Emeklilik yaşının uzatılması gerektiğini, aksi takdirde SSK'nın maaş ödeyemeyecek hale geleceğinden bahsederdi. Ee, ve e, bunlar gazetelerde yer aldı. Açın arşivlere bakın, Milli Kütüphane'ye gidip bulunur. E, şimdi kalkıyor bu emeklilik yaşı üzerinden farklı bir noktaya geliyor. Geçmişte başörtüsüyle ilgili olarak a, yaptığı açıklamalar vardı e, ve başörtüsü. Hakman'ın yobazlık olduğuna kadar bir takım açıklamalar yapmıştı. Başörtüsünü bir metrelik bez olarak kabul etmiş. Şimdi başörtüsü yasağını ben kaldırdım diyor. Mesela Atatürk Havalimanı ile ilgili olarak bir dönem Sayın Kılıçdaroğlu Atatürk Havalimanı benim projemdir demişti. Şimdi bakıyoruz Atatürk Havalimanı ile ilgili olarak yok Katarlara satılacak, yok yıkılacak, yok imara açılacak, ne bileyim bina yapılacak vesaire vesaire her şeyi söyleyebiliyor. Sayın Kılıçdaroğlu doğru değişmedi, aynı yolda devam ediyor ama orada seçmene şu mesajı verdi. Yani ben adayım e, Millet İttifakı'nın adayı ben olacağım. Bana güvenin benim sözlerime e, itibar edin. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişteki hatalarını da kabul ettim, onları da düzeltiyorum. Hatta ve hatta Mustafa Kemal'den Atatürk'ten bile e, uzaklaşıyorum. İşte sağ kesimlere de e, bir takım mesajlar verebiliyorum ben hepinizin taleplerini, beklentilerini karşılayacağım demek istedi. Yapmak istediği bu zaten geçmişte bir yemekte, hatta iftar yemeğiydi bu bize iftar yemeği vermişti Sayın Kılıçdaroğlu. Şöyle bir hikaye anlat dedi. Ki, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitlelerde bir yaygın dedi kanaat var. CHP ile ilgili bir farklı görüş var. Rize veya Trabzon'dan bahsetti geçmişte Rize veya Trabzon'da bir seçim sırasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee gençlik kolları üyeleri o dönemde şehir şebekesi yok. İşte çeşmelere gidiyorlarmış. Çeşmelerden insanlar su taşırken onlara yardımcı edip yardım edip şirin olmaya çalışıyorlarmış. Ve bir olay anlattı. işte bir yaşlı kadın güğümlerini suyla doldurmuş. CHP'li gençler kapısının önüne kadar taşımışlar. Hatta evine çıkartmışlar suları. kadında sormuş, yavrum demiş siz kimsiniz, kim nelerdensiniz, niye geldiniz bunu yardımı yapıyorsunuz? E, CHP'li gençlerde e, teyze demişler, biz CHP'nin gençlik kollarındayız. Kadın da şunu demiş, ya yavrum bunu da bana daha önceden söyleseydiniz, ben bu suyla abdest alacaktım, şimdi bu suyla abdest alınmaz demiş. Yeni bir su doldurmak lazım demiş. Bunu bana anlatan Sayın Kılıçdaroğlu kendisi. CHP'nin bu imajını, verdiği bu imajı değiştirmemiz gerekir dedi. Dedi ama bu imajı geriş, değiştirmek için CHP'nin kadrolarını da değiştirmek lazım. E, o düşünceleri de değiştirmek lazım. Ama bunu yapamıyor tabii. Bakıyorsunuz bir yandan işte e, tarikatlar dahil her yere bir takım mesajlar veriyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bazı isimler çıkıyorlar. E, çok incitici, çok rahatsız edici toplumun bazı kesimleriyle ilgili açıklamalar yapıyorlar. Yani e, aslında e, çelişkiler içinde kıvranan bir e, Sayın Kılıçdaroğlu var. Ama sorunuzun cevabı <laughs> kitleleri genişletmek, Erdoğan düşmanlığı üzerinden herkesi birleştirmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne de ters bakan kitlelere de bana güvenin. Bakın ben e, aslında değişmedim değil, ben değiştim. Eski Kılıçdaroğlu değilim. E, bugün karşınızda farklı bir Kılıçdaroğlu var. Mesajı veriyor, benim algıladığım o. Yoksa e, Sayın Kılıçdaroğlu, eski Kılıçdaroğlu ne diyorsa, e, ne yapıyorsa bugün de aynı şeyi yapıyor. Bakın e, istismar siyaseti dedim ben size mesela geçtiğimiz günler yine Man Adası'ndan bahsetti. Şimdi bir yandan hukukun üstünden bahsedeceksiniz, yargı diyeceksiniz. Man Adası defalarca mahkum oldu, tazminat ödedi ama o iddialardan vazgeçmiyor Sayın Kılıçdaroğlu. İşte bir takım elektrik kesik, elektriği kesik insanlarla ilgili rakamlar veriyor. Bunlar doğru değil. Onun dışında pek çok konuda doğru olmayan, toplumun kafasını bulandıran bazı açıklamalar yapıyor ve ısrarla bunları da sürdürüyor Peki. Sayın Kılıçdaroğlu budur benim görüşüm gözümde Sayın Bakın Aktaşın size başka da... bir olay da anlatayım. SSK tamam. SSK Genel Müdürüyken Bilgi işlem Dairesi'nin başına daha önceden SSK'yı zararı uğratmaktan yargılanan ceza mahkemesinde hat hatta hatta SSK'nın tazminat hakkında tazminat davası açtığı bir kişiyi oraya getirdi. Ben de bunları yazdım. Ya dedim SSK'nın içinde e, SSK ile ilgili mahkemelik olan olmayan bir insan var mıydı? Bu insan nasıl getirilebilir dedim. Kendisi beni telefonla aradı. O dönemde yazdık. İnkar da edilmedi. Duruyor arşivlerde. Ya dedi o dedi zaten beraat edecek dedi. Orada bir problem yok dedi. Şimdi hem hukukun üstünden bahsedeceksiniz hem orada mahkemelerin hangi kararlar verebileceğini açıp söyleyebileceksiniz. Ben bunları yazdım. E, Sayın Kılıçdaroğlu budur benim gözümde. E, ama işte farklı bir mesaj, e, imaj vermeye çalışıyor. Farklı mesajlar vermeye çalışıyor. Peki benim teşekkür ederim. E, Sayın Aktay siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Sayın Kılıçdaroğlu iktidar olunca değişmeyeceğim diyerek nasıl bir iletişim stratejisi e, yönetiyor? Ve bu seçmende nasıl karşılık buluyor? Yani ben değişmeyeceğim nasıl algılanıyor seçmen nezdinde? Ya Cumhuriyet Halk Partisi yani kendi oyuyla Cumhurbaşkanı seçimini kazanamayacağını biliyor. Bu Edip Cansever'in bizi bağır havaları mahvetti diye bir cümlesi var. Kılıçdaroğlu'nu da bu sağcı düşkünlüğü mahvedecek. Hatırlarsınız aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi oy tabanı çok değişmediği zaman Süleyman Demirel'le bir görüşme yaptı. Ve o, o, dönemde Türkiye'de sağcı oy yüzde bir dahi olmadığı zaman ona yakın milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine aldı. Ve 10 tane sağcı Turan Tayan aklımda. Cumhuriyet Halk Partisi'nden vekil oldu. Şimdi de baktığınız zaman aslında kurguyu baştan beri, ya yani İyi Parti tam önemli bir oy potansiyeli var. Özellikle de Saadet Partisi'ni bir kilit taşı olarak sistemde tutmak istiyor. Fakat şöyle, Kılıçdaroğlu topluma vaatte bulunurken ittifakındaki partilerin oyları eriyor. Böyle bir problem ortaya çıktı. Yani son zamanlarda Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin oyları yeniden Refah Partisi'nin altına düştü. Yani masada haşim pazarlık devam ederken o sağdan gelen oylardan oy kalmadı. Şimdi baktığınız zaman şimdi milletin birkaç de yargısı var. Bir Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı tek partiden kalma bir ön yargısı var. Bu da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir sosyolojik sıkışmışlıkla baş başa bırakıyor. İşte %22 ile 27 arası bir bandı var. Bizim bazı araşmalarda 27'ye çıktığı gözüküyor. Birkaç ay sonra bir hadise oluyor. Tekrar bakıyorsunuz %25'lere indi. Ben şeyin yani bu çatıyı bir arada tutabilir mi tutamaz mı ki yine de en makul aday Kılıçdaroğlu gözüküyor. Burada bu Cumhuriyet Halk Partisi bir de sistemin asıl partisi yani diğerleri böyle payanda gibi duruyor. Muhtemeldir ki bu sosyolojik sıkışmışlığı bu milletin ön yargısını kırmak istiyor. Bir de enteresan siyasette bir durum var. Kılıçdaroğlu'nun doğru mu söyledi yanlış mı söylediğini toplum yargılamıyor. Mesela bir siyasetçi bir ifade kullandığı zaman. Ne demek o yani? Mesela ne şöyle yargı? düşünün. Recep Tayyip Erdoğan bir iddia atacak ortaya. Üç ay sonra tersini söylediği zaman toplum Recep Tayyip Erdoğan'ı yargılıyor. Siz vaat etmiştiniz, böyle demiştiniz. Sayın Kılıçdaroğlu neden, Kılıçdaroğlu neden yargıladı? Kılıçdaroğlu o kadar sık zamanla, o kadar sık aralıklarla, o kadar çok söylediği şeyin zıddını söylüyor ki aslında milletin çok da umrunda olmamış oluyor. Yani bugün böyle dedi, yarın böyle dedi. Şimdi bu şeyle alakalı havaalanını belki konuşacağız. Yani %100 yüz iddia ettiği bir şeyin tam tersini söylediğinde de artık toplum muhtemelen tutarlık üzerinden Kılıçdaroğlu'nu yargılamıyor. Dolayısıyla belki de bu durumunun kendisi de farkında ki yani kamuoyuna diyor ki ey ahali en azından şu kürsüde olduğum gibi olmaya devam edeceğim. Bana güvenin, bana inanın. Ama Türkiye'de siyasi kararlar çok katmanlı şeylerle veriliyor. Yani geleneğe bakıyor, tarihe bakılıyor. Bir de belki gözlerden kaçmış olabilir ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması şöyle bir imaj oluşturdu. İşte değişimin zamanı geldi ve değişimin taşlarını döşedik. Fakat İstanbul'da hiçbir icraatın olmaması, hiçbir başarının ortaya konulmaması, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia ettiği şeylerin çoğunun ters olarak İstanbul'da uygulanması, bir bakıma o iktidara dair umudu da İstanbul eliyle harcamış oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Eğer şöyle bir formül olsaydı, İstanbul Belediye Başkanı İstanbul'a odaklanıp olağanüstü bir hizmet, olağanüstü bir başarı, olağanüstü bir performans koysaydı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelecekteki yani iktidar stratejisini İstanbul'dan besleyebilirdi. Bunlar da icraat yapıyorlar, bunlar da faaliyet yapıyorlar, bunlar da hizmet yapıyorlar. Ya da Cumhuriyet Halk Partililer yoksul mahallelerden çıkmıyorlar. Öğrencilere destek veriyorlar ki bugünlerde mesela öğrenci zammı tartışıyor İstanbul'da. Mesela AK Parti grubu zam teklifini geri alıyor. Onlar tekrar zam yapıyorlar. Dolayısıyla bu millet sadece kürsüde söylenen bir söze bakmıyor. Aslında siyasi tarihe bakıyor. Geçmiş tutarlılıklara bakıyor. Ama yine ben bu sözümü tekrarlıyorum. Türk toplumu şeyi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tutarsızlık konusunda eleştiriye tabi tutmuyor. Herhalde vazgeçti bu konuda. Peki. Şimdi bu meseleyle ilgili kıymetli görüşleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi başka meseleye geçelim. Rusya savaşı genişletecekmiş. Şimdi bunu konuşurken e, Hocam sizinle dilerseniz böyle harita başında konuşalım mı? Şimdi arkadaşlarımdan da rica edeyim. O bölge haritasını bize aktarsınlar. Şimdi ne konuşacağız? Eray Hocam buyurun size. Şöyle size sopanızı takdim edeyim. Bununla da göstererek rahat rahat aktarırsınız. Şimdi mesele şu 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlatılan savaşta umduğunu bulamayan ve ciddi askeri kayıplar veren Rusya son günlerde e peş peşe flaş kararlar alıyor. Donbas savaşı için cepheye sürülmeyen silahların gün yüzüne çıkaran Moskova yönetimi şimdi de orduya katılma yaşına ilişkin yasanın kaldırılması hazırlıklarını yapıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle askeri personel sıkıntısı yaşadığı iddia edilen Rusya orduya katılma yaşına ilişkin de yasanın kaldırılması için harekete geçti. Yapılacak değişiklikle 40-45 yaş aralığındaki Rusların orduya katılması sağlanacak. Devlet Duma'sının yeni hamlesi Batı'da Rusya daha büyük çatışmalara hazırlanıyor endişelerine sebep oldu. Hocam ne dersiniz daha büyük çatışmalar görecek miyiz? Yani Ukrayna özelinde baktığımızda e, hani saha gerçekliği aslında Rusların e, umut ettikleri başarıyı elde edemediklerini gösteriyor bize. Nasıl bir şey olmuştu hatırlayalım? Evet hocam dilerseniz evet. aynen oradan bir gidelim. 24, şey, şöyle hızlıca şey söylerseniz Rusya orada ne pozisyonda işte sadece e, o Donbass bölgesinde mi hakim diğer yerlerdeki iddiasını kaybetti mi nedir yani durum he, şöyle bir kısaca. İlk başta hatırlarsanız kuzeyden, e, güneyden ve doğudan olmak üzere bir kuşatma yapmaya çalıştı. Bu kuvvet miktarını düşündüğümüzde e, ilk başta altı orduyla e, bir ordu kuzeyde bir ordu Güneyde ve dört ordu doğuda olmak üzere o altı orduyla. Daha sonra bu kuşatmada başarısızlığa doğru gidince… Evet, hocam bir ordu ne kadarlık güce tekabül ediyor? Yani şöyle altı ordu 100 bin, 100 bin. kişi, evet. 10 orduya çıkardı daha sonra bunu 150 bin kişi. Hı. Yaklaşık bu. Evet. Her ordu şeyde kırmızı doktrinde kol ordu olmaz. Tümenler doğrudan orduya bağlıdır. Bizdeki gibi değil yani NATO konseptindeki gibi değil ve e, bu anlamda da e, işte hani hatırlarsanız e, öldürülen Rus generaller aslında onlar sahadaki muharip tümen komutanları. Hmm. O yüzden çok önemlidir yani. Hani normal e, yani ara kademelerdeki insanlar değiller bunlar. Doğrudan muharebeyi sevk idare eden insanlar. Bu kuşatma başarısız olunca e, Ruslar planını tadil ettiler. Yani 10 orduyla başarısız oldular. Ne oldu? Donbas bölgesine e, yöneldiler. Donbas bölgesini Kırım'la birleştirip Azak Denizi'nde de alacak şekilde... Eray Hocam burada şu soru aklıma geliyor. Başa mı döndü Rusya şimdi ilk başta hani e, o Kiev'in kuşatılması öngörülemez bir hamle olarak değerlendirilmişti ya. İşte Rusya o kadar ilerler mi ilerlemez mi falan derken birden e, Putin'in ordusunu o e, ay şeklinde kuşatmış olarak gördük ya biz Kiev evet. çevresinde. Evet. Ama ilk başta sanki sadece o Donbas bölgesinde gidiyordu. Sonra orada demiş olduğunuz kayıplardan sonra da tekrar başa mı döndü? Yani orada bir başarısızlık mı oldu? Ya aslında hayır. Başlangıçta bir kuşatma manevrası öngördüler. Bunu nereden anlıyoruz? Bir kişi Kiev'e kadar gittiler. Hatırlarsanız şuralardan taarruz kolları da Kiev'le birleşmeye çalıştı. Hı. 24 Şubat sabahı da yapılan indirmelerde yani paraşütle hava alanlarını özellikle kontrol etmek için Kiev'in batısındaki hava alanlarını kontrol etmeye çalıştılar fakat başarılı olamayınca Batı'dan Kiev yönetimine Kiev yani sadece ordu da değil Kiev'de çok fazla silahlı grup var çatışıyorlar Ruslarla. Sonuçta Ukrayna silahlı güçlerinin aldığı lojistiği kesemediler. Böyle bir pozisyon sonra takviye de yaptılar. Dört orduyla da takviye ettiler. Bu da yeterli olmadı. Hatta hatırlar mısınız? Ay, kilometrelerce uzunlukta. Heh, tam onu söyleyecek. Değil mi? Yani Kiev'e ilerleyen bir, bir birinci kademe tümeni ilerledi. Kaç kilometreydi o? 64 kilometre. 64 kilometrelik bir konvoydan bahsediliyordu. Evet, Kırmızı doktrininde tümenlerin e, motorlu kol e, uzunlukları 60 kilometre civarındadır. Doğru tahmin. E, dolayısıyla burada bir başarısızlık oldu. Hı. Baklar ki bu devam edemeyecek. Başarısızlıkta ısrar etmediler. Yani askerlik böyle bir şeydi. Başarı vadeden yere yönelirsiniz ve doğuya yöneldiler. Buradaki güçlerini de çektiler. İşte o yüzden dedim başladıkları noktaya geri mi döndüler diye. Yani şöyle, hani bizim beklediğimiz Donbas bölgesiydi ama bunun aksine bir de kuşatmaya giriştiler yani. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi sonradan tekrar sadece Donbas bölgesini kontrol edecek şekilde bir planı revize ettiler, tadil ettiler. Şu anki itibariyle aldığımız bilgiler Mariupol'un burada e, düştüğü e, ve Kırım, Donbas bölgesinin irtibatının sağlandığı, Azak Denizi'nin, Rusların kontrolüne geçtiği ancak e, bu bölgedeki Lukas e, özellikle özelinde e, halen daha Donbas bölgesine e, Donetsk ve Lugansk diye iki e, bölge var orada Don, Donbas alanın içinde de. Özellikle Lugansk'a hakim olamadıkları. Hı. Ve tam da Lugansk'ın batısında şu alan oluyor efendim. E, burada yaklaşık 50 bin 17 Tugaylık bir Ukrayna gücünün hazırlıklı mevzilerde savunma yaptığını biliyor, Direniyorlar. Daha da enteresanı hemen şu kuzeyde Harkov var biliyorsunuz. Evet. Harkov önce... Çatışmaların en şiddetli evet. yaşandığı ve bölgelerden burada biri. Burada Ruslar belli bir başarı elde etmişlerdi. Fakat Harkov'u Ukrayna ordusu karşı taarruz yaparak geri aldı. Yani şimdi bu çok... Yani şimdi Ukrayna ordusu da böyle hiç kendinden beklenmeyen bir şekilde evet. değil mi? Evet. Bir mücadele Şöyle ortaya Şöyle bunun iki koydu. sebebi var. Bir kere Ukrayna ordusunu Ukraynalılar yönetmiyor efendim. Onu söyleyelim. Batılı uzmanlar, Batılı askeri uzmanlar. Yönetmiyor. Batının desteğiyle yani bu başarıyı elde ettiler. İkincisi de tabii anlık istihbarat desteği alıyorlar. Teknolojide NATO güçleri yani ya da Batı ve Amerika güçleri Ruslardan daha üstün. O yüzden anlık istihbaratı bakın şurada dedim ya havalanlarına indirme yaptıkları zaman neden burayı ele geçiremediler biliyor musunuz? İnmeden önce Ukrayna ordusuna Amerikalılar şeyi verdi istihbaratı verdi ve Rusya istihbaratta havada, daha mı zayıf? Rusya daha zayıf. Teknolojik istihbaratta Rusya Batı'dan daha zayıf efendim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Anladım. Peki şimdi e, gelmiş olduğumuz şimdi bunu özetlediniz. Evet, Özetledik. Şimdi sizin sorunuz. Evet. Önemli. Şimdi benim soruma gelelim. E, şimdi e, Putin bir seferberlik mi ilan ediyor? Hani az önce böyle uzun uzun saydım tekrar böyle uzun Yok. uzun aktarmayayım. Evet. Rusya'da yani Rusya daha büyük çatışmalara mı hazırlanıyor Sayın Güçler? Yani e, şöyle hani buradaki başarısızlığı dikkate aldığımızda Rusların daha geniş bir cephede büyük bir mesela Finlandiya e, diyelim ki ya saldırdılar diyelim ya da çatışmayı daha başka bölgelere yani Ukrayna dışındaki bir bölgelere saldırması yaymaları durumunda Ruslar kaybedeceği bir çatışmaya girerler. Bence burada bu askerlik durumunu seferberlikten ziyade şuradaki gelişmeyle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Birinci öncelikler nedir biliyor musunuz nedir? buradaki? Dikkat edilirse barış masasından son bir aydır neredeyse... Hep Ukrayna çekiliyor Rusya çekilmiyor yani neden Ukrayna çekiliyor çünkü Zelenski de dedi Kırım dedi e, özgürleşecek dedi hatırlarsanız Zelenski'nin konuşmasında da var Ukrayna ordusu efendim e, şu ana kadar yapılan takviyelerle bir karşı taarruza hazırlanıyorlar yani Ruslara bir karşı taarruz yapacaklar bunun ilk denemesini de Harkov'da yaptılar ve başarılı oldu Ukrayna ordusu Dolayısıyla bu karşı taarruz. Yani karşı taarruz derken o kaybettikleri yerleri geri almak evet. için. Evet, Evet har aldılar işte. Hı -hı. Görüyorsunuz. Şimdi Mariupol, bu Mariupol. Mariupol düştü. Ancak bu Mariupol e, ne kadar Rusların elinde kalabilir? Bunu göreceğiz çünkü henüz daha şu alandaki Luhansk ve Donetsk alanlarında Ruslar tam olarak kontrolü sağlayabilmiş değiller. Bakın çok sayıda T-72 tankı girdi e, Ukrayna e, sahasına Batı'dan. Hatta size enteresan bir şey daha söyleyeyim. Ukrayna hava sahasında başlangıçta o 24 Şubat'ta Rusların Ukrayna hava sahasını kontrol etmeleri şu an delinmiş durumda. Yani Ruslar Ukrayna hava sahasının tamamını kontrol edemiyorlar. Hatta yine aldığımız bilgi çok enteresandır. 108 adet MiG-29 uçağının, ee, Ukrayna'ya verildiği ve bunların zaman zaman Ukrayna hava sahasında uç, uçtuklarına dair bilgi geliyor. Yani dolayısıyla Rusların hava sahası kontrolünde de çok ciddi problemleri başladı. Bunların hepsini toparlarsanız efendim askerlikte bunlar karşı taarruza işarettir. Hı. Yani özellikle Harkov'da da bunu başardıktan sonra şimdi e, bu alana büyük bir ihtimal bir karşı taarruz yapacaklar. Bu Eğer karşı taarruz yaparlar ki öyle çünkü karşı taarruz yapabilmesinin birinci şartı e, Fulya Hanım ee, taarruz eden tarafın taarruzlarının durması lazım. Bunu durdurdu şu an Ukrayna ordusu. Tam bu statik durumda işte üstünlüğü ele geçirmek için muhtemelen şimdi karşı taarruz bunu yapacak. Bunu durdurdu. Şimdi buradan da taarruza mı geçecek? Karşı taarruza. Ukrayna Hı. ordusu Ruslara karşı taarruz yapmaya hazırlanıyor. Böyle bir durum olursa hem Donetsk alanında, Donbas alanında hem de Kırım alanında Ruslar zor durumda kalır. Ben bunlara hazırlık olduğunu. Aslında Rusya'nın en kuvvetli olduğu bölgeler o. E evet. Donetsk Donetsk bölgesi Do mi? Çünkü orada o evet. işte Rus ayrılıkçıların falan evet, olduğunu evet, biliyoruz. Evet. Oradaki desteği de azaldı mı o zaman Rusya'nın? Oradaki direnç nasıl kırıldı? Yani orada, orada bile başarılı olamazlar Öyle söyleyelim yani. Bakınız bu Lugansk'ın hemen şurada, şu alanda dediğim gibi hazırlıklı mevziler içerisinde 50 bin Ukrayna askeri var. İlk başta biz acaba Ruslar bir imha operasyonuna mı hazırlanıyorlar 9 Mayıs'tan önce? Evet yani burada bu Ukrayna ordusunun güçlerini imha etselerdi, Hakikaten büyük bir zafer kazanırlardı. Bu onları bir zafere götürdü. Bırakın zafer kazanmayı burada taarruzları durdu. Dolayısıyla bu statik hali daha fazla Ruslar ben söyleyeyim yani devam ettiremezler. Derhal cepheyi takviye etmek zorundalar. o Size onu söyleyeyim. Aksi takdirde Ruslar sınıra kadar belki daha da şey çekilmek zorunda kalırlar. Bu durumda Kırım'da. E, ellerinden gidebilir. Peki şimdi bu Ukrayna'daki durumu şöyle bir özetlediniz anladık şimdi mevcut durumda anlıyoruz ki e, Rusya çok da kuvvetli güçlü bir durumda görünmüyor. Değil. değil. değil e Şimdi durum böyleyken e, Finlandiya ve İsveç'e karşı ne yapabilir? Yani söylediler zaten iki şey söylediler bir ilk başta Lavrov dedi ki Finlandiya'nın böyle bir müracaatı olursa biz de sınıra taktik nükleer silah konuşlandırırız dedi. Hı. dedi. Yani 0.3 kilotonluk yaklaşık işte 0.5'in altında 40 kilometre çapında işte bir şey topçuyla atılıyor zaten bunlar füzeyle atılmıyorlar. Bunu konuşlar. sonra Putin dedi ki bizim için tehdit değil dedi. Yani şimdi bu geri adım dolayısıyla şunu çok net anlayabiliyoruz. Yani Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım konusundaki sürecinde Rusya'nın bence çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Ee, o zaman e, bu adaylıkları e, Rusya yani söylem mi değiştirecek? Benim için tehlike değil mi diyecek? Yani ne yapacak? Öyle çünkü çünkü e, yani en büyük bu Ukrayna'ya açılan e, savaştaki gerekçe etrafımda evet. NATO'yu bir tehdit olarak görürüm ben dedi. E, şimdi daha büyük tehdit, daha büyük evet. bir sınır. Yani Finlandiya burada, Rusya sınırı e, da en uzun sınır. NATO ve Amerikan güçleri e, üstünü e, sağlamak üzereler. Çünkü Finlandiya'nın 1310 kilometrelik bir sınırı var. Ee, aynı Yunanistan'daki gibi bakın önümüzdeki dönemde buralarda da çok sayıda Amerikan ve NATO üssünü göreceğiz. Hı. Buraya konuşlanacaklar. Dolayısıyla bakın şöyle haritada çok güzel ee, Finlandiya'nın en kuzey ucundan Polonya'ya gelin. Polonya'dan Yunanistan'a gelin. Yunanistan'dan Girit'e kadar inin. Görüyor musunuz NATO'nun yığınaklanma alanını? Evet. Yani şimdi Yunanistan örneği, aynısı Bulgaristan'da var, Romanya'da var, Polonya'da var. Ve şimdi Finlandiya buna eklemlenecek. Yani Rusya'yı çevreliyorlar efendim. Yani Rusya'yı çevreliyorlar. Bence burada yani bu askeri Yani Rusya'nın bağlı mı? Hayır. Askeri şöyle. Yani burada bence Rusya artık çatışmayı daha büyük bir cepheye yaymaktan ziyade birden fazla cephede bir çatışmaya girmek zorunda kalırsa ülkesini nasıl savunur mu düşünüyor diye değerlendiriyorum. Yani şimdi 3 cephede Rusya'nın şöyle sorayım 3 cephede Rusya'nın savaşma gücü var mı askeri olarak? Çünkü aynı zamanda işte istihbarat gücünden bahsettiniz. Yani Şöyle, günümüz savaşlarının pek çok farklı etmenleri tabii var. Böyle, yani sadece askeri yani güç tane, değil evet. e, başka alanlarda da kuvvetli olması değil. gerekiyor. Yani evet. mesela Finlandiya'ya girebilir mi müdahale edebilir mi Rusya öyle sorayım. Hiç sanmıyorum yani öyle bir gücü yok. Şu an Finlandiya Avrupa'daki en güçlü hava kuvvetine sahip olmak üzere F-15'ler geldi F-35'ler <laughs> verilecek. Çok yakın bir zamanda... Bir de öyle bir haritamız vardı, o kıyaslamalar vardı zannediyorum. Hani o müsait arkadaşlarımız onu da versinler o Finlandiya'nın, İsveç'in e, asker evet, Bu arada onu verecekler. Anlattım. Yani Siz Ukrayna'da de dengeyi istihbarı. değiştiren 3 tane husus oldu efendim. Biri anlık istihbarat, teknolojik istihbarat. İkincisi e, Stinger'ler, alçak irtifa 5 kilometre hava savunması. Bir de Javelin'ler, tank savar silahları. Hı. Yani tanklar, tank savarlar tankları durdurdu. Stinger'lar helikopterleri ve alçak irtifayı durdurdu. Anlık istihbaratta işte gördüğünüz gibi nokta operasyon. Yani şöyle düşünün, daha Moskova'dan füze kalkmadan nereye düşeceğinin haberini Esabla. alabiliyor. Yani Zelenski nasıl hayatta kaldı? Bu anlık istihbaratlarla yani. Dolayısıyla teknolojiyle Ruslar savaşıyor şu an. Hı hı. Öyle diyelim yani. Rusların askeri gücüyle Batı'nın teknolojisi savaşı ve dediğim gibi. Burada savaşı yöneten Ukrayna Milli savunma, Ukrayna savunma Bakanlığı ya da Genel Kurmayı değil, bizzat Amerikalı ve İngiliz uzmanları. Şimdi özellikle. hani biraz askeri güç dedik ya hocam. Siz yani bunu da sayın güçler çok daha iyi aktarırsınız. Burada neyi görüyoruz? Biz Finlandiya ve İsveç'in kuvvetlerini görüyoruz. Toplam asker sayısı işte görevde olan, yedekte olan ve diğer teşhisatlar işte tank savaş uçağı. Yani, yani çok, siz anlatır mısınız? Yani çok tabii. böyle sayılara boğulmadan. Rusya'nın kayıpları kadar bile değil. ya Yani şöyle söyleyelim. İkisinin toplamı ile kıyaslayarak böyle çok rakamlara boğulmadan izleyicilerimiz Yani şöyle söyleyeyim. ikisinin yani toplamı Rusça için bir tehdit teşkil etmediği gibi NATO'ya da bir katkı sağlamaz efendim. Yani işin özü bu. Ee, bunlar çok küçük rakamlar. hani Gerçekten askeri güç olarak bunların bir gücü yok. Ama ney? Özellikle Finlandiya'nın jeopolitik konumu Rusya'nın kuzeyden çevrelenmesinde Amerika'ya ve NATO'ya avantaj sağlıyor. O yüzden Amerika bu iki ülkenin, iki İskandinav ülkesinin NATO'ya girmesini istiyor. Bu sayede oradaki bütün üsler yani Rusya'yı kontrol edecek. Bunlar hava gücü özellikle çok önemli. gözetleme istihbarat sistemleri vesaire ayrı konu ama özellikle hava gücüyle o bölgede etkin olması Rusları gerçekten şöyle düşün Şimdi Rusya'ya empati yapalım. Hı. Kendimizi Rusya'ya koyalım. E şimdi Finlandiya'da da artık tehdit oluştu. Aşağıda Polonya'da da tehdit var. Her yerde tehdit var. bakın bir yerde değil. Sizin dediğiniz gibi üç cephede de değil. Birden fazla cephede. Dolayısıyla her bir tehdide Rus e, askeri aklı tedbir almak zorunda. Bu kadar büyük bir cepheden bahsediyoruz. Nasıl alacak? Yani bu e, savaş stratejilerinde de Ucu açık ve çok da önlenebilecek bir şey değil. Çünkü bir kural vardır. Her şeyi savunmaya kalkarsanız hiçbir şeyi savunamazsınız. Her yere taarruz etmek isterseniz hiçbir yeri taarruz edemezsiniz. Başarılı olamazsınız. Dolayısıyla burada bu sayılardan ziyade bu iki ülkenin Rusya'nın çevrelenmesindeki jeopolitik konumu NATO ve ABD için önemlidir. Peki e, Sayın Pazarcı siz ne söylersiniz? Şimdi e, sağdaki durumu Sayın Güçler bize çok güzel bir şekilde e, özetledi. Hatırlattı şimdi e, yani Rusya bu savaşı sizce genişletebilir mi? E, bununla ilgili ne, nasıl bir görüşünüz var? Yani e, mesela Putin bir seferberlik ilan, ed ilan mı ediyor, e, mevcut gördüğümüz Rusya Ukrayna savaşının ötesinde yeni bir savaş görüyor musunuz siz ufukta? Şimdi bakın Rusya Rusya bırakamaz bu işi bırakamaz ama Rusya da sıkıştı. Bana göre Putin hayatının en büyük hatalarından birisini yaptı Ukrayna'ya müdahale ederek ve hani siz söylüyorsunuz içeride bir seferberlik ilanından bahsediyorsunuz ama bizim de aldığımız bilgilere göre Rusya'nın içinde de ciddi sıkıntılar var. Yani çok ciddi kayıpları var. İnsanlar kaybedildi. Orada gençler öldü. Rusya'nın içinde de tartışılıyor bu ve Putin'in de iktidarı bile zaman zaman sallantıya girebilir. Rusya'nın içinde de bir takım sıkıntılar var. Yani öyle görünüyor ki Rusya burada sıkıştı ama ee, bu işi bırakamaz. Bırakması da mümkün değil. Ve dikkat ederseniz e, nükleer gücüyle tehdit etmeye başladı başından beri. Çünkü konvansiyonel silahlar yeterli olmadı. Nükleer gücüyle tehdit ediyor. Amerika'da e, işte bu tehdidi büyüterek e, Avrupa'yı da arkasına alarak e, Finlandiya ve İsveç'i de korkutarak orada biraz önce Eray Bey'in de belirttiği gibi gücünü tahkim etmeye çalışıyor. Ama bu devam edecek devam etmesinin Türkiye açısından e, elbette uzun uzun tartışılır o e, dezavantajları da var e, bence avantajları da var. Türkiye Ondan açısından başka şey birazdan bakalım dilerseniz ve, bu sahadaki durum birazdan yani, netleştirdiktan görüşlerinizi alalım. Türkiye sonra. Türkiye doğru bir politika doğru bir politika izliyor ve hatta şu Onu işte, birazdan soracağım. Finlandiya'nın NATO'ya NATO'ya girişi meselesi üzerinden Türkiye'nin eli de güçlendi. Bakın Amerika, İngiltere şeyi kaldırdı. Türkiye'ye uyguladığı silah parçaları, Ambargo. savunma silahları ile ilgili parçaların ilgili ambargoyu kaldırdı. Yani Türkiye aslında burada kazanımlar elde etmeye başladı. Kapımıza geliyorlar. Falan. Onları ayrıca konuşuruz ama yani Rusya geri adım atamaz bu noktada. Ee, bir kere e, Donbas'ta, şurada, burada bir takım e, düzenlemeler yapması lazım. Ama e, Eray Bey'in de belirttiği gibi e, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini engelleyecek gücü yok. Çok ilginçtir. Onların NATO'ya girişini engelleyecek bir güç tek güç var o da Türkiye. Pazarlıklar devam ediyor. Şunu da diye e, diyemezsiniz yani önümüzdeki günlerde Türkiye e, izin de verebilir, önünü de açabilir. Çünkü dış politikada Kazan kazandır, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda bir takım adımlar atılırsa, Türkiye'nin talepleri, bakın endişeleri demiyorum çünkü bizim herhangi bir endişemiz yok, bizim net tespitlerimiz var. Yani Finlandiya ve İsveç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı asmane bir tutum izliyorlar, YPG ve PKK'yı destekliyorlar ve burada da sıkışmış durumda şimdi Rus korkusuyla, Belki bunu şuna benzetebiliriz. Bakın geçmişte 1980'li yıllarda Asala denilen bir terör örgütü vardı. Bugün Ukrayna'nın PKK ile Ukrayna'nın dövümlü Finlandiya ve İsveç'in PKK ile iççi olduğu gibi. Asala da Fransa ve batılı ülkelerle iç içeydi. Dilediği gibi orada diplomatlarımızı vuruyordu, kaçıyorlardı. Ee, zaman zaman kahraman ilan ediyorlardı. Bir kapıdan girip öbür kapıdan çıkıyorlardı. Yakalananlar da çok kısa süresi içinde tahliye oluyorlardı. Ama ne zaman ki Orly'de bir e, patlama yaptılar, Fransa'dan da canı yandı. Batılı insanlar da orada hayatını kaybetti. Bu iç içe geçtikleri Asala'dan kurtulmak istediler. Ve asala bitti yani iş döndüğü zaman canları acıdığı zaman. Şimdi de Türkiye bu kozu iyi kullanabilirse İsveç ve Finlandiya'yı belli bir noktaya getirebilir, en azından bunların e, terör örgütlerine verdiği desteği engelleyebilir. Bence evet. bence yani kurban olayım tipiye esti getirdi kapıya diye bir halk sözü var. E, şu anda o noktadayız. Peki Sayın Özçelik siz nasıl bakarsınız şimdi e, Sayın Pazarcı? Çok da Rusya'nın bu noktada e, dur, durmayacağını söyledi değil mi? Yani duracağını düşünmüyorum dedi. Şimdi e, yani Rusya... Yani durmayacak e, itibarı kurtarmak zorunda. Evet itibarını, itibarını kurtarmak, kurtarmak zorunda durmayacağını Yoksa, düşünüyorum dedi. Yeri, evet. Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Özçelik? Yani e, Rusya'nın böyle ben, e, Avrupa kapısına kadar dayanıp yani böyle bir e, oraya batıya kafa tutacak bir e, gücü var mı? Ya Ukrayna savaşıyla hani biz ne gördük? Böyle bir gücü var mıymış aslında Rusya'nın? Bunun devamını getirebilir mi? Yani çünkü hani ne diyorduk? işte acaba 3. Dünya Savaşı mı çıkacak? Dünya bir 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine mi gelindi derken şimdi bu mesele ortaya çıktı. Siz nasıl bakıyorsunuz? Ben bu e, Ukrayna Rusya gerilimi çıktı çıkalı televizyonları izlediğim zaman nedense e, 91 Körfez Savaşı'nı ve 2003'teki Irak işgali dönemlerini anımsadım. Yani o dönemlerde Meşhur bir karabatak kuşları vardı 1. Körfez evet. Savaşı'nda. Bütün savaş neredeyse bütün televizyonların logosuydu. Fakat e, tesadüfen 92'de savaştan hemen sonra Kuveyt'e gittim. Yani hayalimdeki şey şuydu. Bütün o sahiller petrola bulanmış şekilde göreceğimi sandım. Ben Antalyalıyım. Bizim köyün altındaki deniz vardır pırıl pırıl. E, Gazipaşa'lıyım, Şehirbaşı. Kuveyt'teki denizlerin bizim köyün altındaki denizden daha temiz olduğunu gördüm. Şaşırdım hatta. E dedim ki ya nedir bu işler? Bizi onca görüntü izledik. E dediler ki burada karabatak kuşu yetişmez. Sonradan anladık ki savaş bittikten sonra. Ya onu bir hatırlatır sonra, mısınız izleyenlere? Şimdi o karabatak sonra. kuşu dediniz hani o petrole bulanmış görüntü ondan bahsediyorsunuz. Şöyle de, bir bilmiyorum. kuş vardı. Bütün televizyonların savaşın logosuydu. E, petrol petrole bulanmış. içerisinde çırpınan bulanmış kuşlar vardı ve... Ee, bu sayede Saddam'ın ne kadar büyük bir e, şey olduğu, e, dedi, suçlu olduğu dünya kamuoyuna anlatıldı. Bütün çevreciler e, harekete geçirildi. Sadece bu değil, bu işin bir tarafıydı. E, ondan sonra e, mutlaka bunun durdurulması gerekiyordu. Irak'ın bombalanması gerekiyordu. Algı bu şekilde oluşturuldu. Sonra bir savaş bittikten sonra anladık ki o görüntüler... Gerçek bir önce bu Fransa kıyılarında batan bir tankerin yarattığı çevre kirliliğinden kaynaklanıyormuş. Ama bu arada bir ülke bombalar altında e, perişan edildi. Kaldı ki o Irak'ı Kuveyt'e yönlendiren de belli. Aynı güç Irak'ı daha sonra bombalayan güç daha önce Kuveyt'i pardon Irak'ı Kuveyt'e saldırmaya yönlendiren güç olduğu ortaya çıktı. Meşhur bir Amerikan bayan, büyük elçi vardı. Uzun süre kayboldu ama daha sonra ortaya çıktı. Saddam'a ne demişti? Demişti ki biz e, Araplar arasındaki çatışmalara karışmayız diye güvence vermişti. Günümüzdeki ve Ukrayna-Rusya savaşıyla nasıl bunu bağdaştıracaksınız? Ha, nasıl bir benzerlik? Bunu şöyle Neden söylüyorum. Bu yani açıklamaları verdiniz falan. mesela şundan verdik. Mesela bir sürü görüntüler yayınlandı Ukrayna savaşında. İşte çok felaket görüntüler bir baktık ki bunların bir kısmı Lübnan'daki eee limandaki patlamanın görüntüleri çıktı. Bir bir kısmı başka ülkelerdeki görüntüler çıktı. Yani dünya bir propaganda e, bombardımanına tutuldu ve biz ne yazık ki e, burada gerçeği görme konusunda sıkıntılar çektik. Şu anda manzara ne? Yani mesela yani, sosyal medyada o informasyondan mı bahsediyorsunuz? Yani bu şekilde de bir algı Evet evet olup, evet. savaşın bir şekilde yönetildiğini mi yani, söylüyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Evet NATO'nun NATO'nun bir psikolojik savaşını ben izledim. Yani e, yakından takip ettiğim için hem e, e, 2003'teki Irak'ın işgali hem 91'i yani böyle bir izlenim bıraktı bende. Şimdi yani olay nereden çıktı? Biliyorsunuz meşhur bir Minsk anlaşması var. Minsk anlaşmasında bazı şeyler yapılmış ve Amerikalılar e, Ukrayna'yı bu anlaşmayı tanımama konusunda sürekli kışkırttılar. Zelenski'nin de bazı zafiyetleri var. Daha sonra bunlar basında da çıktı. Bunları da kullanarak bir anlamda Ukrayna üzerinden Amerika politika geliştirdi. Biden iktidara geldiğinde ne demişti ilk başkan olduğunda? Önceliğim Avrupa ile Amerika arasındaki o kopan ilişkileri bir araya getirmek demişti hatırlarsınız. Hı hı. Ve Ukrayna üzerinden Avrupa ile Amerika'yı birleştirdi. Burada başarılı oldu. Yani şu anda mesela Rusya'ya yaptırımlar konusunda ortak tavır aldılar. İşte Finlandiya konusunda e, tavır aldılar. Onları biraz sonra daha ayrıntılı konuşacağız. Yani böyle bir süreç başladı. Yani bu da şunu gösteriyor. Amerika dünyada güç kaybediyor. Bunu artık herkes söylüyor. Yani ekonomide artık e, eskisi kadar büyüyemiyor. E, dünya hakimiyeti kırılmaya başladı. Afganistan'dan terk etmek zorunda kaldı. O son Amerikan uçağının tekerlerine yapışıp Havada düşen insanların görüntüleri var. Efendim Irak'ta işgal etti ama şu anda Irak yönetimi mesela İran'a daha yakın bir politika izliyor zaman zaman. E, Türkiye hatırlayın Türkiye'de çok hakim gibi gözüküyordu ama Türkiye Amerika'ya karşı ciddi bir direniş gösteriyor. NATO üyesi olmasına rağmen yani böyle bir süreçlerden geçiyoruz. Burada Amerika dünya mesela şeyde de e, Çin denizinde de durumları pek iyi değil. Şimdi böyle bir ortamda Amerika yenilgiyi pek gönüllü kabul edecek gibi gözükmüyor. Yani e, biraz öyle gözüküyor ki e, biraz kanlı kabul edecek bu yeni dünyadaki dengeleri. Yani Amerika ben patronumu bırakmak istemiyorum diye. Yaşadığımız olayların bence esas sorun nedeni bu. Zaten biraz önce de e, Sayın Komutanımız da açıkladı. Yani burada savaşan, Ukrayna'da savaşan Ukrayna değil. Nitekim Manipol'daki o e, çelik fabrikasındaki çıkanlar var. Onlar şimdi bildiğimiz kadarıyla Rusya tarafına götürüldü. Bunların içerisinde Amerikalı general var, İngiliz SAS komandoları var, e, 50'ye yakın Fransız subay var. Bunları herhalde önümüzdeki günlerde e, görüntüleriyle beraber dünya kamuoyuna aktaracaklardı. Eğer başka bir pazarlığın konusu olmazsa tabii. E, Donbas'taki duruma gelince biz aydınlık e, oraya muhabir gönderdik ve oradaki görüntüleri 5-4 gün dizi yaptık. Yani düğüne bile gitti arkadaşımız, düğünde bile katıldı, oradan fotoğraflar çekti. Hı. Yani oralarda hayat bizim gördüğümüz kadarıyla yavaş yavaş normale dönüyor. Başka bir sıkıntı var bence asıl önemli olan bu Ukrayna'ya verilen. Ukrayna'da şu anda bazı gruplar var. Devlet değil bakın, özellikle söylüyorum bazı gruplar var ve bu gruplar bu silahlara hakim. Bu grupların kim olduğu, hangi devlete çalıştığı, kime yaptığı belli değil. Bakın PKK bu verilen silahlardan temin edip e, kendi bölgelerine gerek Türkiye'ye gerek e, Irak'ın kuzeyine gerekse Suriye'deki bölgelere götürme konusunda e, çaba içerisinde. Ben Türk devletinin de bunu bilerek Ukrayna'da istihbarat çalışması yaptığını sanıyorum. Yapıyorlar. Orada incelemeler yapıyor. Bu Ukrayna'ya verilen silahları Ha. Bey, verilen silahları ister yani Peki, şöyle, nedir mesela? Ya evet yani orada şimdi e, teşekkür ederim çok önemli bir noktaya e, aydınlattınız. E, yani burada e, demin de söyledim yani sadece Ukrayna ordusu diyemedim demin belki fark etmişsiniz Ukrayna'daki silahlı güçler tabirini kullanmak zorunda kaldım çünkü Ukrayna ordusundan daha fazla Ukrayna'da e, faaliyet gösteren Amerika ve Avrupa destekli e, paralı askerler var. Düzensiz silah, devlet dışı düzensiz silahlı gruplar var. Ama bunları küçümsememek lazım. Bunlar helikopterde kullanıyorlar. E, füze sistemlerini de kullan Yani yetişmiş insanlar bunlar. Hani sadece paralı asker işte parayı alıp e, kurşun sıkan insanlar değiller. Mesela hatırlarsanız Belograd diye bir yer vardı. Belograd'a iki tane taarruz helikopteri gidip e, petrol tesisini vurmuşlardı. Bunu yapanlar, da, e, bunu yapanlar mesela Ukrayna ordusunun elemanları değildi. O silahlı grupların elemanlarıydı. Yani Ukrayna ordusu görünümü altında bunlar çok farklı şeyler yapabilir Ama bu arada o kadar çok silah ve cephane ve malzeme sahaya yayıldı ki aynı bilgiye ben de sahibim. Yani PKK'nın oradan işte bazı sofistike silahları temin etme yönünde gayret içerisinde olduğuna dair bir takım bilgiler, saha bilgileri var elimizde. Ancak bunu tabi devletimiz de takip ediyor böyle bir yani PKK'nın bu noktada henüz başarıya ulaşabildiğine dair bir bilgi yok. Demek ki alamadı ya da bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız gereğini yaptı büyük bir ihtimal. Ama bu tür ortamlarda hakikaten terör örgütlerine gün doğuyor. Yani ulaşamayacakları, alamayacakları, normalde elde edemeyecekleri silahları eğer başarılı olup sahadan çıkarabilirlerse bir şekilde getirebilirlerse hakikaten böyle bir çaba içerisindeler. Onlara işte özellikle silah ve sofistike silahların temini noktasında bir alan açıyor efendim yani maalesef böyle bir durum var. Evet Sayın Öztürk tamamlayın lütfen sözünüzü buyurun. Ya, tamamlayayım. ikincisi ikincisi bakın bu gruplar gerçi son aldığım benim bilgiye göre bu grupların çoğu Ukrayna topraklarını terk etmeye başladılar. Özellikle Banipol'daki durumdan sonra ve Oradaki çok kayıpları olmuş anladığım kadarıyla yavaş yavaş terk etmeye başladıkları noktasında bilgiler aldım en son. Şimdi bu gruplar sadece Ukrayna değil 3 gün sonra Avrupa'nın da güvenliğini Avrupa'da da şehirlere yayılacaklar. Ve orada da çünkü kontrolsüz bir güç ellerinde her türlü silahlar var bu silahların nereye gideceği de belli değil. E, PKK konusuna gelince PKK bakın Romanya'da etkilidir Balkanlarda güçleri var. Bu tür işler istihbarat örgütlerinden bağımsız da yapılmaz. Uluslararası istihbarat örgütleri üzerinden bunlara destek de verilir. E, bu da sürpriz olmaz. Yani Fırat'ın doğusunda her türlü silahı veren Amerika orada da verir. Yani e, o şey olmaz. Asıl başka konu bence önümüzdeki süreci belirleyecek konu Avrupa ekonomilerinin durumu. Şu anda Rusya en büyük kozunu kullanıyor. Bu kozu nedir? Gerçi kendileri ama petrol meselesi. Şimdi yaptırımlar uyguladılar. Evet. E, Avrupa katıldı. Altıncı galiba yaptırımı şu anda Avrupa Birliği tartışırıyor. E, komisyonda en son geçtiğimiz Pazartesi toplantı yapıldı. Sonrasında yapılan açıklama var. Anlaşamadılar. Yani altıncı e, yaptırım paketi üzerine. Şimdi neden anlaşamıyorlar? Çünkü Avrupa ekonomileri perişan vaziyette. Bakın Avrupa ekonomilerinin sıkıntısı e, giderek büyüyor. Enflasyon 40 yılın en yüksek seviyelerine geliyor. Şimdi Peki Avrupa halkları ne yapacaklar şimdi? Bu izlenen politikalar nedeniyle eğer yoksullaşıyorlarsa Hollanda Başbakan ne dedi? Yoksul e, Fakirleşmeye hazır olalım dedi değil mi? Peki bunun hesabını kimden soracaklar? E, e, biz Avrupa'da böyle %10 çift haneli enflasyon falan e, adamlar 40 yıldır görmemişler. Şu anda ciddi sorunları var. Bakın İngiltere'de seçimler oldu. Seçimlerde İngiltere Başbakanı hezimete uğradı. Şimdi yarın diğer Avrupa ülkelerinde bunlar yaşanmayacak mı? Yaşandığı zaman peki Avrupa bu politikalarını devam ettirebilecekler mi? Şu anda çok ciddi tartışmalar var. Ve işin ipi de koptu. Yani Rus yazarlara karşı kampanya başlıyor. Müzisyen, bestecilere karşı, Çehov'a karşı... En son kediler Rus kedisi diye e, şeyden al, e, şeye almadılar. Onlara da yaptırım uygulamaya başladılar. Yani. yani bu boyuta gelen bir süreç var. Onun için önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemde çok e, kritik dönem yani yeni durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar geçicidir. 6 ay sonra o kadar önemli değil. Zamanla Amerika ile Avrupa'nın çıkarları çatışıyor. Şu anda uyum olsa bile e, bu çıkarların çatışması ekonomik çıkarlar çok ciddi zararı var. Deutsche Bank'ın raporlarına bakın çok ciddi sıkıntılar var. Bunun da yansıması eninde sonunda olacaktır. Gelelim NATO'nun genişlemesi meselesine ama bir cümle söyleyeceğim. Eğer NATO genişlerse bence burada her şeye Türkiye'nin çıkar açısından bakalım. NATO genişlerse diyelim ki Ukrayna girseydi, Gürcistan girseydi NATO'ya. Ya Karadeniz bizim zaten bakın biraz önce söyledim Irak'ın kuzeyinde üstleri var. Suriye'de Fırat'ın doğusunda üstleri var. Doğu Akdeniz'e yığınak yaptılar. Yunanistan'a dede ağaca binlerce tank geldi. Tank yığdılar. Konuşacağız o mesajla. Damlılar da Türkiye'ye çevrili. Ro Romanya'da üstleri var. Makedonya'da üstleri var. Ee, Bulgaristan'da etkililer. Yani Ukrayna ve şeyi yaptığınız zaman Türkiye İran dışında bütün sahalardan Amerikan üstlerine çevrilmiş olacak. Yani bu Türkiye'nin lehine bir durum değil. Tam tersine Türkiye'nin burada e, müttefikleriyle mesela son başarılı olduğumuz olaylar var. Dağlık Karabağ'da başarılı olduk. Rusya ile beraber hareket ettik. İran'la beraber hareket ettik. Suriye'de e, en azından gerilimi durdurduk. Astana süreciyle bu işi yaptık. İkinci e, İsrail kuruyorlardı Irak'ın kuzeyinde. Yine burada İran, Türkiye, Irak merkezi hükümeti, Rusya beraber hareket ettik ve orada ikinci İsrail devletinin kurulmasını önledik. Yani bölge ülkeleri bölge politikalarına el koyarak biz rahatlıyoruz. Amerika'dan gelip NATO üzerinden buralarda kargaşa çıkarıp ve NATO'nun hakimiyeti daha da büyürse bundan biz NATO üyesiyiz, karlı çıkarız bakışı son derece yanlıştır. 15 Temmuz'u yapan NATO'dur. 12 Eylül'ü yapan NATO'dur. NATO gladiyosudur bunlar. Yani e, o nedenle ben e, Türkiye'nin kendi çıkarı açısından olaylara bakması gerektiğini Hülya Hanım, ben bir iki ekleme yapmak istiyorum. Bir iki eklemeyi reklamlardan sonra yapar mısınız ee, yani... Sayın Pazarcı? Çünkü reklamlara gitmem hay gerekiyor. Hay 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 hay. Reklamlardan sonra sizinle devam ederim. Bu meseleyi konuşmayı sürdüreceğiz. Ee, neler oluyor Rusya Finlandiya ve İsveç arasında? Ee, Rusya savaşı genişletebilir mi? NATO bağlamında neler olacak önümüzdeki günlerde? Reklamlardan sonra konuşacağız. Evet efendim CNN Türk Masası programı kaldığı yerden devam ediyor. Konuklarım Sayın Hasan Erçelebi, Sayın İhsan Aktaş, Sayın Eray Güçler, Sayın İsmet Özçelik ve Sayın Emin Pazarcı ile birlikte konuşuyoruz. Şimdi Rusya savaşı genişletecek mi? İşte mevcut gördüğümüz Rusya-Ukrayna savaşının ötesinde yeni bir savaş kapıda mı acaba diye konuklarımızla kafa yoruyoruz. Meselelere şöyle derinlemesine bakmaya gayret gösteriyoruz. Kıymetli fikirlerini bize paylaşıyorlar. Şimdi... Amerikalı yetkililer Avrupa'daki 100 bin Amerikan askerinin tutulmasının planlandığını söyledi. Rusya'nın saldırganlığının artması ve İsveç, Finlandiya ve NATO üyelerini tehdit etmesi durumunda sayının artabileceğini belirttiler. CNN International'ın adı açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberde NATO'nun bölgede daha fazla askeri tatbikat yapması halinde asker sayısının geçici de olsa artabileceği yazıldı. Amerika'nın ayrıca güvenlik durumu değişirse ABD'nin Avrupa'da ek üsler kurabileceği de belirtildi. Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesinin ardından Washington NATO'yu desteklemek ve Moskova'yı e, caydırmak için Avrupa'daki asker sayısını 60 yaklaşık 100 bine Çıkardım. Şimdi Sayın güçler, dilerseniz sizinle konuşalım. Ya biraz harita üzerinden bize bunu anlatabilir misiniz yönetmen arkadaşım? Bana 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 bir söz verecektiniz Azzer çok özür diliyorum. Evet çok haklısınız. Şey ben onu unuttum. E, e, evet. Kusura bakmayın Dinledim. lütfen siz sözünüzü tamamlayın Sayın pazarcı. Bir sonra bu meseleye bakalım. Buyurun Sayın pazarcı. Şimdi tabii NATO-Rusya çekişmesi üzerinden şu okumalar yapılıyor. İşte NATO kazanırsa Türkiye'nin etrafı da kuşatılacak. Türkiye'ye sıkıntıya girecek gibi bazı değerlendirmeler yapılıyor. NATO Türkiye'de NATO'nun Türkiye'yi kuşatmasına gerek yok. Zaten NATO bizim içimizde NATO üsleri var. Amerikan üstleri var. Bunlar doğru mudur? Evet bunları eleştiriyoruz ama başka bir şey daha var. Dünyada bugün bakın Çerkez sürgünüydü. Yani 500 binin üzerinde insan Çarlık Rusyası döneminde katledildi orada. Oralar işgal edildi Çerkezistan. <laughs> Ve e, pek çok insan e, denizlerde boğuldu Karadeniz'de. Dün ve bugün de zaten Çerkezler e, gösteriler yapıyorlar. 1940'larda da aynı şey bizim soydaşlarımız olan e, Kırımlara, Tatarlara da yapıldı. Kırım, Tatar, Kırım'ında da yine çok büyük insan katledildi. Yani yarımızdaki Ruslar da çok temiz değildir. E, o açıdan Amerika e, yenerse şöyle olur, Ruslar yenerse böyle olur değil hangisi öne geçerse bizim açımızdan tehlikedir. Bakın Rus yayılmacılığı geçmişte de vardı. Defalarca karşı karşıya geldik ve bizim Anadolu topraklarına geldiler ve Yeşilköy'e kadar, Ayastefanos'a kadar girdiler. Ve çok büyük vandallıklar, barbarlıklar yaptılar. O açıdan dikkatli olmak lazım. Yani buradan bir Rusya sevdası ya da NATO sevdası çıkartmak bana göre doğru değil. Bunu da altını çizmek lazım. Tarihsel tecrübemiz bize şunu gösteriyor. Hangisi güçlenirse bir sıkıntıya giriyoruz. O açıdan yani birisi kazansın, birisi öbürünü tepelesin noktasında bir değerlendirme yapabilecek durumda değiliz. Çünkü dediğim gibi her ikisi de bizim için tehlike. Ha diyebilirsiniz ki Amerika ile biz niye böyleyiz? Ruslarla zaman zaman niye bir araya geliyoruz? E menfaatler, menfaatler ee bir araya geliyor. O yüzden Ruslarla beraberiz. Bakın işte son Karabağ'daki harekat Karabağ'daki harekat Rusların gözlerini kapatmasıyla yapıldı. Biz de destek verdik ama Karabağ nasıl işgal edildi? Ben o dönemde oradaydım. Rus helikopterleri geldiler. Bizim Azeri kardeşlerimizi kırdılar. Direnişini yok ettiler. Daha sonra geldi Ermeniler. O bölgeyi işgal ettiler. Soykırıma varacak bir takım davranışlar içine girdiler. Daha sonra ne oldu? İşte Batı Ermenistan'da gücünü arttırınca Rusya'nın bizi Ermenileri tepe, bizim Ermenileri tepelememiz işine geldi. Gözlerini kapattı. O açıdan dış politikaya böyle bakmak lazım. Bunun üzerinden bir dostluk, ne bileyim ben bir sevda, şu şöyle olursa, şu kazanırsa gibi bir takım çıkarımlar yapmamak lazım diye düşünüyorum. Çünkü bana göre onun bunun değil Türkiye'nin menfaatleri önemlidir. Ee, bunun altını çizmek istedim Fulya. Erah Bey'den sonra ben de bir değerlendireyim. Tabii buyurun istiyorum. Sayın Aktaş buyurun. Ya Şöyle aslında baktığınız zaman şimdi hangisi güçlü olsa bize yarar. Bence ikisi de zayıf olsun. Bence şöyle oldu ya Trump zamanında NATO darmadağın edilmişti ve Avrupa ile Amerika ilişkisi çok öyle. bozuktu. Biden geldi öncelikli olarak NATO'yu toparlamaya çalıştı. Avrupa'yı yanına aldı. Diğer taraftan da bizim pozisyonumuz aslında şöyle. Osmanlı döneminin kuruluş Osmanlı Devleti'nin kuruluş devri gibi biz adım adım güçleniyoruz. Aslında Batı da adım adım zayıflıyor. Öncelikli olarak kara parçası olarak bizimle savaşacak bir Batı yoktur ama Rusya doğrudan toprak sınırı olarak bizim yanımızda. Yani şöyle bir senaryoyu herhalde kimse hayal etmiyor. Ya Ukrayna bir günde işgal edilseydi ya da Rusya hiç saldırmasaydı muhtemelen bütün dünyanın şu an tir tir titrediği bir Rusya olacaktı. Bence burada biz ne NATO'nun güçlenmesi için bir pozisyon tutmak durumundayız ne de Rusya'nın hani kazanması için bir pozisyon tut. Biz şöyle bakacağız. Bu süreçte Türkiye'nin çıkarları hangi tarafta? Türkiye özellikle Amerika Beşik Devletleri ile karşı karşıya geldiği zaman Suriye'de. Biz NATO ülkesi olmamıza rağmen kendi gücümüzü kendimiz tahkim ettik. Ya yani iki tarafı söyleyelim. Amerika 5 Devletleri Barış Pınarı'nda karşı karşıya geldik. 30 kilometre öteye sürdük. Ve şeyde de yani Suriye topraklarında biz e, İran'la Rusya ile ve Suriye ile eş zamanlı çatıştık aslında baktığınız zaman. O 27 askerimizin şehit edildiği mevzuda biz tek bir devlette savaştık. 33 savaşladık. tane ihsan 30 30 30 tane, as pardon, 33 askerimiz, 33 şey askerimiz ettiniz. ve biz orada Yorgun Suriye ordusuyla savaşmadık. üç devlette savaştık ve Türkiye bence adım adım bölge bir bölgesel güç olma pozisyonu kazandı. Bence hatta diplomaside, küresel ekonomide, bölgesel. Biz şöyle bakacağız. Biz Türkiye vatandaşı olarak Türkiye'nin menfaatlerini ve çıkarlarını, büyümesini nasıl merkeze alıp meseleleri öyle yorumlamamız gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki rasyonel olarak NATO ile müttefikiz. Rusya'yla da rasyonel olarak oturup konuşabiliyoruz. Bu pozisyonumuzu devam ettireceğiz. Sayın bir sizin ilave etmek istediğiniz bir nokta var mı? Biz ondan sonra harita başındaki sohbetimize dönelim. Ben e, komutanımdan sonra söz almak istiyorum aslında. Çünkü tamam. NATO'ya, Finlandiya ve İsveç'in e, gir, e, girmesi konusunda bir hazırlığım var. Yani bu askeri konular bittikten sonra siyasi <laughs> tamam, konular döneriz. üzerine ben konuşmak isterim. Tamam, şimdi... E, Sayın güçler, biz meseleye geri dönelim. Şimdi e, Rusya'nın Ukrayna'yı e, istilasının oraya savaş açmasının ardından e, Washington NATO'yu desteklemek ve Moskova'yı caydırmak için Avrupa'daki asker sayısını 60 binden yaklaşık 100 bin'e çıkardı. Şimdi bu ne demek oluyor? Ne, hangi noktalarda görüyoruz? E, meseleye nasıl bir etkisi oluyor? Evet, teşekkür ederim. Şimdi şunun adını koyacak olursak, Ukrayna savaşı temelde bir kurgu savaşıdır efendim. Yani ne demek kurgu savaşı? Kurgu savaşı şöyle doğal ve haklı gerçeklikler üzerine değil Putin'in rasyonel olmayan bir seçeneği bir şekilde kabul ettirilip yapılan bir savaş. Bunun amacı şudur Rusya'nın burada güç kaybetmesi zayıflaması en nihayetinde birinci öncelikli Putin iktidarının devrilmesi ikinci öncelikli de Çin'le Rusya arasındaki müttefiklikten Rusya'nın taviz vermeye zorlanması. Yani harbin siyasal amaçları bunlar. Hı. Dolayısıyla burada hakikaten Rusya bir şeye çekildi, bir bataklığa çekildi. Demin sanırım Sayın Emin Pazarcı söylemişti, yani buradan istese de artık Rusya geri çekilemez. Yani bu bu çatışma angaje olmuş durumda ve eğer geri çekilirse bakınız bu işte asker burayı takviye etmek zorunda şu an. Yani çatışmayı kesemez. Hatta şunu iddia etmiştik, söylemiştik, burada bir geçici ateşkes olsa bile. Bölgedeki çok sayıdaki dağınık silahlı gruplar, daha doğrusu devlet dışı silahlı gruplar, e, Rusya ile Rusya'nın e, bir geçici ateşkes olsa bile kalıcı bir barışa gitmesini sürecini önleyeceklerdir dedik ki zaten bu şekilde. Şimdi dolayısıyla burası artık Rusya'nın kanayan bir yarası halinde. E, yani bunun kısa sürede Rusya lehine e, dönebilmesi de çok mümkün değil. Rusya sürekli burayı takviye etmek zorunda kalacak. Bu bir. Ama Ukrayna dışındaki etkisine ba bakacak olursak şimdi Rusya buraya çekildi benim tamam. benim kanaatim o yani bir şekilde rasyonel olmuyor ve Rus ordusunda da çok ciddi problemler var yani Rus ordusunun içerisinde kendi içinde de bu anlamda e, ciddi e, problemler var ne anlamda yani problem? bu savaşın e, haklılığına inanmayan e, bir şey var yani moral motivasyon olarak bu savaşın gerekliliğine inanmayan bir Rus ordusunun içinde de çok fazla gruplar Aslında bir savaşta bu çok önemli değil çok mi? Önemli. Yani ordunun Tabii motivu yani, olması, abi. bir ortadaki yani meseleye inanması. Bir katkı sunabilir miyim? Tabii yani ki. Ukrayna aslında Rusya'nın bir parçasıydı ve iki halk birbirini ayrı görmüyordu. 2014 savaşından önce halkın %90'ı yani iki ülke halkı birbirini aynı millet gibi görüp %90'ın Rus taraftarıydı. Ve toprakları işgali uğradıktan sonra bir milli kimlik oluştu ve bugün Rusya ile savaşacak pozisyona geldiler. Yani Ukrayna halkı bir Rus kültürüyle yetişmiş, Rusça bilirler, Rusça konuşurlar. Aslında Ukrayna Tesebe zamanında Batı Rusya olarak anılırdı. Dolayısıyla iki aynı milletin savaşması gibi. Yani şöyle düşün: Azerbaycan-Türkiye savaşı gibi hayal edin. Ne kadar anlamsızlaşıyor aslında? Evet. Yani bu şey psikolojik paradoks diyelim. Rus ordusunda oldukça yaygın. Onu da söyleyelim. E Tabii başka askeri açıdan sorunları da var. Yani işte intikalleri, lojistiği, ikmali, ikmal serilerini açamaması, takviyelerin gecikmesi, istihbarat vesaire çok gerçekten şey. yani sonuçta Amerika'nın ve Batı'nın istediği bir pozisyon. Aslında Rusya hazır gibi. değil miymiş böyle bir savaşa? Rusya yanlış kararlar verdi efendim. Yani şöyle söylerim mesela bir asker olarak söyleyeyim başta söyledim Putin mi ya. yanlış kararlar verdi? Ya. Putin e, mi yanlış kararlar verdi? Ya bir kere Putin rasyonel olmayan bir seçeneği bir şekilde kabul ettirildi. Yani muhtemelen yanlış bilgilendirildi. <laughs> i̇şte çok kısa sürede alınacak bize hatırlarsanız 24 Şubat, 25 Şubat, 26 Şubat'ta bazı yorumcular çıkıp ya işte 2 saati kaldı, 3 saati kaldı. Hatta hatırlarsanız Ukrayna Dışişleri Bakanı sanırım Almanya Dışişleri Bakanı ile savaşın 4. günü müydü ne görüşmeye gitti. Ya zaten biz size yardım edemeyiz, zaten şurada az bir zamanınız kaldı filan gibi bir takım söylemler oldu. Ya sonuçta Rusya rasyonel olmayan bir seçeneği bir şekilde kabul etti ve çok hatalı bir şey. Ama askeri açıdan baktığımızda, bakınız, başlangıçtaki stratejik hatayı da yapmasalar gene belki sonuç alabilirler. Neydi? Yani tutup da bütün Ukrayna'yı bir kuşatmayla, güneyden kuzeyden bir kuşatmayla, o kuşatmayı daha sonra Kiev üzerinden çevirmeye yani Batı ile koparacak şekilde çevirmeye, döndürmeye çalışmak yerine hani hepimizin beklediği işte Donbas bölgesinin kontrolü için başlangıçta kuvvetlerini buraya toplayıp diğer yerlerle uğraşmasalardı gene e, belki belli bir seviyede. Ve ilginç olan Ukrayna'da da cephe hattını burada kurmuş ve öteye gitmesi onları da şaşırtmış. Evet. Yani doğrudan Donbas bölgesine cephe hattını kurmuş Rusları bekliyor. Kesinlikle. Rusların tersine yani, gitmesi onları da Nerede hazırlıklı mesela. mevzi varsa orada evet. e, asıl Tabii. savunmayı kabul edecek. Ve a, demin söyledim e, burada asıl savunmayı e, Luhansk ve e, Güney'e uzanımı hattında 3 Kuşak şeklinde, Hı. üç kuşak şeklinde derinliğine üç kuşak oluşturacak şekilde yapmışlar. Ama sonuçta böyle hem askeri açıdan hem de siyasi karar verme açısından e, hata yaptılar. E Şimdi tamam da e, artık buraya angaja olmuş bir Rusya var. Tamam. E, peki başka ne şey yaptı? Şimdi bu iki tane daha önemli etkisi oldu. Zaten e, bu tarihsel özellikle Finlandiya'nın 2. Dünya Savaşı'nda bakarsanız Ruslarla çok büyük bir e, mücadelesi var ve Motti taktiği diye tarih harp tarihine geçen bir taktik uyguluyorlar. Onu da müsaade kısaca değineyim. Tabii nedir? Şimdi normalde bir ülke işgal edildiği zaman o ülkedeki direnişin örgütlenmesi yaklaşık bir yıldır. Dikkat edin burada çok kısa sürede bu direniş örgütlendi. Finlandiya'da e, normalde Rus işgaline karşı sivil halkın e, direniş şeklinde örgütlenerek gerilla savaşı yapması yerine düzenli kuvvetlerinin Ruslar karşısında eriyeceğini bildiği için Ordu güçlerini dağıtıp küçük gruplar halinde dağıtıp gerilla savaşı yapmak suretiyle yani profesyonel bir gerilla savaşı yapmak suretiyle Rusları çok büyük çok uzun süre uğraştırdılar burada. Bu işte bölük tabur seviyesinde birliklerini ayırıp gerilla grupları şeklinde gruplamalarına verilen isim ve bu grupların yaptığı mücadelede moddi olarak bilinir harp tarihinde efendim. Şimdi tabi burada ne oldu? Buranın bu Ukrayna ile birlikte var olan Rus korkusu abartılıp köpürtülerek de bütün Avrupa'da bir Rus korkusu yaratıldı. Dediğim gibi zaten Finlandiya'nın bu noktada geçmiş tarihi bir şey var ne diyelim bir Ruslarla ciddi bir mücadelesi var ve bu yaratıldı. Bu ne 2000 işine geldi Amerika'nın işine geldi. Neden İki şekilde geldi? Bir kere bütün Avrupa Hani demin e, ifade edilmişti. Aslında NATO'dan ayrışmaya başlayan, Amerika'dan ayrışmaya başlayan Avrupa bir anda NATO etrafında kenetlendi ve Joe Biden'ın seçim döneminde söylediği şey oldu. Biz e, ittifaklarla, ittifak yani müttefiklerimizle e, bu işi yapacağız. NATO sözü. mu güçlendi yani? <laughs> yani hepsi NATO çatısı altında bir an o güvenlik kaygıları nedeniyle kendi aralarındaki ve Amerika ile Avrupa arasındaki politik ayrışmayı ya da politik sorunları bırakıp Güvenlik kaygısıyla bir anda NATO'nun etrafında toplandı. Birliği'nde dağılması yavaşladı böylece. Avrupa Birliği mesela Brexit'le beraber bir dağılma sürecine girebilirdi. Onlar da kenetlenecek. Evet, tabii Avrupa yani Birliği şimdi düzenledi. Yanlış hatırlamıyorsam 2019'daydı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti gibi açıklamalar yapmış. Yani NATO'nun varlığı i̇şte bile tartışılıyordu. Buyurun oluyordu. şimdi Macron'a cevap. Şimdi bütün herkes, bütün Avrupa, NATO şemsiyesi altında birleşmeye başladı. Hatta bu da yetmedi. Güvenlik kaygıları hatırlarsanız Almanya 60 milyar euroluk savunma bütçesini 100 milyar euroya çıkardı. Ondan sonra Hollanda vesaire hepsi bir anda silahlanmaya doğru gitti. Peki bu silahları nereden alıyorlar Fulya Hanım? Aynen. Amerika'dan. Hı. Yani baktığınızda Amerika'dan alıyorlar. Yani aslında bir taşta birden fazla kuş var. Ne oldu ne de demek ne demek biliyor musunuz? Avrupa'nın kontrolü demektir. Avrupa'nın Amerika, Amerika Avrupa'yı NATO üzerinden kontrol eder efendim. Siz bir yerin güvenliğini sağlıyorsanız Amerika Avrupa'yı NATO üzerinden. üzerinden kontrol eder efendim. Bizde Bilmiyorum. de öyleydi aslında efendim. Türkiye'de ya yani NATO kritik, konsepti kritik kritik konuda bu zaten. Mücadele değil. Kendi üye ülkeleri işten yönetme konseptidir. NATO'nun özü budur aslında. Sayın Özçelik sizi duyamadık. Söyler misiniz bir daha? Buyurun. Yani kritik Kritik konuda diyorum e, sayın komutanımızın söylediği. Yani orada Amerika aslında Avrupa'yı kontrol ediyor. NATO üzerinden Avrupa'yı kontrol ediyor. Evet. Değilse e, yani başka ya. bir niyeti yok. Çok açık. Eray Bey izin verirse ben bir bir cümleyle de geçmişten Lütfen, bir örnek buyurun. vermek istiyorum. Bakın NATO NATO başka bir şey daha kontrol ediyor. 1990'lı yıllarda Milli Güvenlik Akademisi'ne ben gittim <laughs> orada işte keşlik toplumun kesimlerinden devlet yöneticileri, gazeteciler, MIT mensupları, emniyet görevlerine bir seminer verilirdi. Ben kısa dönem seminere gittim. Hatta çok da eleştirildik apoletti gazeteciler diye. Bütün NATO subayları gelirdi. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra NATO'nun konuşlanmasının değiştiği, farklı bir noktaya geldiği, artık NATO'nun İslam'a karşı bir e, örgüt haline geldiğini bizim subaylarımız anlatırdı, bizim generallerimiz. Yani İslam'ı da İslam devletlerinde kontrol eden, onların e, üzerinde e, bir e, adeta kartal gibi bekleyen ve onlarla ilgili tedbirler alan bir örgüt haline geldiği de söylenmişti o yıllarda. Ben çok yadırgamıştım ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler o yıllarda buna da hayır demiyorlardı. Yani... NATO İslam'a karşı konuşlandırılmış diyordu bizim generallerimiz. Biz bunları bizzat seminerlerde dinledik ee, ve zaten e, Afganistan'daki bir takım gelişmelere baktığımız zaman e, İslam coğrafyasındaki bir takım gelişmelere baktığımız zaman NATO maalesef oralardaki bir takım gelişmelerin üzerinde de etkili olmuştur. Onu da eklemek istedim. E buraya Şu... bir hatıra da ben sıkıştırayım. Lütfen. Bu NATO şey üye ülkeleri işten yönetiyor konseptim ben Fransız devlet adamıyla tartıştım ee, ve bu FETÖ darbesi darbe girişiminden sonraydı. Ben endişelerimi paylaştım. O da güldü. Dedi ki ya dedi ben ev ortamında konuşayım dedi çok dedi. Şanzalize'de bu sohbeti yapmam senle dedi. Bizim dedi istihbarat teşkilatından böyle milli bir takım adamlar NATO subaylarını şey yapmışlar. Takibe başlamışlar. Eş zamanlı 700 tane subayın 700'ünün de Fransa'ya değil de Amerika'ya çalıştığını fark etmişler. O kadar haklısın ki dedi. ya yani NATO konsepti aslında bir yönüyle de üye ülkeleri içeriden sevk ve idare etme konseptidir. Biz de buna aslında fiilen şahidiz. Evet şöyle müsaadenizle ben de buradan e, Sayın Aktaş'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Şimdi e, baktığımızda NATO'nun e, NATO aslında 1944 yılında Nikola Spykman diye bir adam var. Hı -hı. Rimland teorinin de yazarıdır. E, ve şunu önerir. Der ki 1944 bakın 45'te ee, İkinci Dünya Savaşı bitiyor biliyorsun, bir yıl önce. Artık <laughs> evet. Dünya Savaşı'nın biteceği, kimin kazanacağı ve yeni küresel sistemin nasıl kurulacağını artık planlamışlar. Şimdi tam bu noktada e, Avrupa'nın NATO e, NATO üzerinden Amerika tarafından kontrolünü önerir, Rimland diyor Birinci aşama. İkinci aşama Sayın Pazarcı'nın dediği gibi Orta Doğun'un e, kontrol altına alınmasıdır. Üçüncü aşama İran ve Rusya'nın kontrol altına alınmasıdır. Dördüncü aşamada Çin'in kontrol altına alınmasıdır. Bakarsanız kenar ve kuşak işte bu e, sırada dikkat edin gider. Ama burada şimdi şöyle bir şey var. Avrupa'nın NATO üzerinden kontrolünde sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda yani siz bir yerin güvenliğini sağlıyorsanız, Güvenlik açısından size bağlı ve muhtaçlarsa onları çok yönlü olarak da kontrol edersiniz. Yani aslında NATO sadece askeri anlamda değil, Avrupa'yı çok yönlü kontrol bir mekanizmasıdır. Bunu da vurgulamak isterim. Neden peki mesela Avrupa'nın toplamındaki asker sayısı Türk ordusu kadar bile değil. Neden? Neden? Çünkü zaten Amerika diyor ben sizi koruyacağım. Benim askerim var. Ha siz bana para verin, benim politikalarımı benimseyin. Mesela İsveç neden PKK'yı, ta şuradaki PKK'yı destekliyor? İsveç nereye? Aslında hep o başta söylediğinize ha, geliyor. Yani, yani şimdi NATO üzerinden Avrupa'yı Dolayısıyla burada Amerika'nın politikalarıyla uyumlu bir Avrupa'da yaratıldı NATO üzerinden Dolayısıyla NATO'yu sadece bir askeri örgüt olarak görmemek lazım. Tam da işte Ukrayna Savaşı burada var olan ve köpürtülmüş olan Rus korkusuyla birleşince ne oldu? Bir, NATO sağlamlaştırıldı. Bu da Amerika'nın istediği şey. İki, silahlandırılmaya başlandı Avrupa. Paralar Amerika'ya gidiyor. Üç, ee, bu olmasa şimdi Amerika dese ki 100 bin askere çıkaracağım. Niye derler değil mi? Yani neticede şu kriz Amerika'nın bu bölgede sadece silah teçhizat değil, asker sayısı anlamında birey olarak da gücünü arttırmasını için meşru bir zemin oluşturdu efendim. Hmm. Ha Baktığımızda e, demin de söyledim. Finland Finlandiya Polonya Bulgaristan ve Yunanistan hattı boyunca bir yığınaklanma görüyoruz. Bu yığınaklanma savunma amaçlı olduğunu söyleyemem. Çünkü içerisinde çok sayıda taarruzi e, silah var. Yani yığınaklanmanın taarruzi de olabilir savunmaya yönelik de olabilir. Ama bu yığınaklanmanın salt ee, ta, savunma amaçlı olduğunu göremiyoruz. Bir, bir Çok basit bir örnek. iki tane örnek vereyim. Dede Ağaç'ta bin tane tank. Yani en bir Abraham tankları konuşlandırıldı. Taarruz helikopterleri konuşlandırıldı. Tank demek taarruz demektir efendim. Savunma değil. Savunmada tankı kullanamazsınız. Savunmada, savunmada tankı, ne kullanılıyor? Efendim savunmada e, ağırlıklı olarak işte zırhlı e, şey mekanize araçlar kullanır Zırhlı muharebe aracı vesaire e, kule mevsine girip işte hareket kabiliyeti Ama tank savunmada ihtiyatta kullanılır. Yani tankınızı savunmadaysanız daha geride ihtiyatta bulunur. Girme yapan düşmana karşı e, karşı taarruz yapmak için. Ama burada ben bir şey vurgulamak isterim Tabii. son olarak. Baktığımızda e, demin de söyledim yani Finlandiya özellikle e, hava gücü olarak çok arttırıldı. Yani bildiğim kadarıyla F15'leri verdiler. Şu an var. F35'leri vermek üzereler. F35'leri bir de F18'ler de var burada. Yani hava gücü olarak neden? Çünkü bu kadar alanı e, kara gücüyle kontrol edemezsiniz. Hava gücü lazım. Ya burada bu hava gücünüz varsa e, bu Rusya'nın içinde kontrol edersiniz. Yani bu bu, bu sınırda Rusya o manada hava gücü nasıl <laughs> e, yani olarak? şeyle dengeleyemez. E, NATO ve Avrupa e, Rusya'dan daha üstün bu noktada. O, çok net onu size söyleyebilirim. Ama burada bir şey vurgulayayım. Ondan sonra sorunuzu alayım. Peki bu hatta dikkat ettiğimizde Türkiye ne tarafta kalıyor efendim? Bu hattın doğusunda kalıyor. Hmm. Tamam yani şunu demek istedi. Bakın hı hı. Rimland teoriden bahsettim. 44 Spikeman'ın. el nihayetinde bu, bu süreç Çin'e doğru gidiyor. Peki bu süreç Çin'e doğru giderken şu hattın batısı güvenli. Bu kuşak oluşturulmuş. Bakın şu an oluşturuldu. 100 bin askeri buraya dizmişler. Bu kadar silah, teçhizat, malzeme, askeri, yınaklanma bölgeleri, üstler falan dizmişler. Avrupa'da Avrupa güvende yani. Avrupa güvende. Batı yani şurada Yunanistan'ın batısı güvende. Peki o zaman şunu söyleyebilirim. Yani şu anlattıklarıma dayanarak şunu söyleyebilirim. Amerika'nın grand stratejisinde Türkiye aslında müttefik değil. Bunu da bir şey olarak burada söyleyeyim. Orayı yani. biraz açın ne demek istiyorsunuz? Yani şu eğer gerçekten hani büyük stratejide şimdi bu jeopolitik sistem değişecek Fulya Hanım. Bugün ya da yarın. Öyle ya da böyle. Nasıl değişecek? Yani şu anki mevcut küresel sistem, işte Ukrayna özellikle daha büyük kırılmaların ayak sesleri. Bu burada da kalmayacak. Yani bu işin 2030 yıllarında Çin'in artık devreye gireceğini, Çin'de... Yani yeni bir dizayn mı yapılıyor? Yani bu 1945'ten sonra kurulmuş Birleşmiş Milletler merkezli küresel sistem değişecek efendim. Yani görünen o. Bu değişimde yeni oluşumda Türkiye... Yi Amerika yanında görmüyor, anladığımız bu. Nasıl bir şey olur, onu şu an tahmin etmek biz çok. İşte zaten şöyle bağımlı bir müttefik gibi pozisyon tutmuyoruz. Aslında biz bağımlı değişkeniz. Hani bir evet, bağımsız değişken, değişken aslında. Bağımlı, bağımsız değişken bağımsız Şöyle değişken. biz yani müttefiklerimizle beraberiz ama bağımsız değişkeniz ve istediğimiz zaman müstakil i̇şte hareket edebiliyoruz. İşte bu bağımsızlık e, evet. Sayın Aktaş çok ederim. önemli. Bu bağımsız yani şey olabilme hali. Yani evet. ee, şey tabii yapıyor. Sayın Özçelik yani Amerika, Amerika, hemen birazdan döneceğim. mesafeyi e, oluşmasına sebep oluyor. Fakat şöyle gücünüz arttıkça aslında her iki taraf da sizinle çalışmak durumunda kalıyor. Yani demin ben İlteniz aslında son olarak ona değinecektim. Ee, şöyle bir şey var. Hani tamam hani hem Sayın Sayın e, Pazarcı hem e, Sayın Aktaş da ifade ettiler. Yani burada e, işte ne e, Amerika yensin ne Rusya yensin ikisi de zayıflasın e, falan tamam da şöyle bir durum daha var ama bir faktör daha var. Şimdi 1945'li yılları hatırlayalım değil mi? Hani Uşi anlaşmasıyla e, geçici olarak İtalyanlara verilmiş olan 12 ada 45-47 yılında Paris anlaşmasıyla bize verilmesi gerekirken Yunanlılara verildi. Neden? O dönemin e, kriz yani 2. Dünya Savaşı büyük bir kriz. O krizin yarattığı fırsatlardan maalesef tabii yeni bir cumhuriyet e, yokluk ve perişanlıklar içerisinde kurulmuşuz. E, ve e, milli gücümüz çok zayıf. Dolayısıyla biz o dönemin krizler, e, krizlerin yarattığı fırsatlardan yararlanamadık. Ama şimdi öyle değil. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en güçlü milli güç seviyesine ulaşmış durumda. Dolayısıyla burada tamam yani ikisi yenişir yenişmez mücadele, mücadele devam edecek. Yani bunu çok net görebiliyoruz. Ama bu krizlerin bu krizlerin bundan sonraki küresel hareketlenmelerle ortaya çıkabilecek olası krizlerin çıkaracağı fırsatlardan da yararlanabilecek bir Türkiye var efendim. Sayın Özçelik size bir soru yöneltmek istiyorum. Buyurun efendim. Buyurun Sayın Özçelik. Ee, şimdi Baktığımız zaman bu anlattığınız olayın biraz eskiye dayandığını sanki görüyoruz. Evet. Nereye? Yugoslavya'nın parçalanmasına kadar. Şimdi bakıyoruz mesela Amerika nerelere özen göstermiş ve nerelere yerleşmiş diye. Mesela Hırvatistan'a hiç fazla uğramamış ama Arnavutluk, Makedonya, ondan sonra Bulgaristan, Romanya, Ukrayna böyle bir hat çizmiş sanki. Evet. Bilinçli bir tercih gibi gözüküyor. Yani Doğrudur. Sizin dediğiniz o haritayı da e, kapsıyor. Evet. Birincisi yani gerçekten Yugoslavya parçalanırken bu hesaplandı mı sizce? İkincisi de şu e, şeyi baktığımız zaman bu savaşın sonuçları daha henüz tam çıkmasa da Ukrayna Rusya arasındaki savaşın sonuçlarında e, şöyle bir manzara gözüküyor. Bir kere Rusya Çin ilişkileri öyle sanıyorum ki güçlendi. Gelen bütün haberler bunu gösteriyor. Mesela Putinle Xi Jinping'in bu kış oyunları öncesinde yaptığı anlaşmada çok özel maddeler var. Bunun içerisine özel ödeme sistemleri de dahil. Artı dolar saltanatı konusunda ciddi bir Amerika'nın sıkıntısı var. Artık ülkeler batıdaki dolarlarına güvenmiyor. Çünkü el konuyor diyorlar. Ve dolardan kaçışı olacağına ilişkin analizler yapılıyor. Bütün Amerika'daki analistler de bunu yapıyor. Artık dolar güvenli bir para birimi değil deniyor. Mesela Çin, Suudi Arabistan'la bile yerel para birimi üzerinden petro anlaşması yaptı. Şimdi Rusya Avrupa ile ve diğer birçok ülkeyle ticaretinde yerel para birimine dönüyor. Türkiye de dahil buna. Ve doların saltanası tabii çökünce Amerika açısından Amerika'nın gücünü de kıracak bir şey. Yani şu anda belki oran çok fazla değil ama süreç hızlı bir şekilde oraya gidiyor. Bunun askeri yansımaları ne olur? Aslında buna bir cümlede biz ekleyelim yani Buyur. Türkiye Merkez Buyurun. Bankası merkez bankaları arasında transferi kolaylaştıracak sivil tarzı bir yazılım üzerinde çalışıyor. Yani bu da bittiği zaman bir merkez bankaları arasında şey gibi ya yani sivil tarzı bir şeyin alışverişin mümkün olacağına dair söylentiler var. Evet. Ben şunu söyleyeyim. Tabii Yugoslavya savaşında bu planlandı mı onu planlanıp planlanmadığını çok fazla yorumlayabilme şansımız yok. Ee, en azından kendi adıma söyleyebilirim. Fakat neticede şunu biliyoruz ki adım adım o 44 yılında yazılan e, jeopolitik e, aslında adı teori de teori değil yani şeydir onlar Emperyalist bir e, plandır yani. Plandır yani. Şimdi adı yumuşasın diye böyle literatürde işte kara hakimiyet teorisi, deniz bu değil yani. Mesela deniz hakimiyetleri Amerika'nın denizleri nasıl ele geçireceğinin e, bir şeyidir, planıdır yani. Kara hakimiyet teorisi aynı şekilde Hurtland'ı nasıl ele geçirecekler? Birinci Dünya Savaşı ile olmadı. O yüzden İkinci Dünya Savaşı çıkartıldı ya da çıktı. Şimdi tabii burada belki şuna ben bir cevap verebilirim Sayın Özçelik. Evet Rusya ile Çin arasındaki başlangıçtaki ilişki gelişti. Fakat şurada bir soru işareti var. Yani Rusya ile Çin arasındaki ilişki gelişmekle birlikte kalıcı bir dostluk mudur? Yoksa her iki ülkenin kendi emperyal bakışlarına göre... Ee, aslında birinin zayıflamasıyla diğerini... Bozulur kadar, mu? E, bozulmaktan ziyade aslında şöyle bir sembiyotik ilişki var e, gördüğümüz kadarıyla Fulya Hanım. Yani Rusya'nın zayıflamasından e, Çin üzülmez. Hmm. Yani tam tersi mutlu olur çünkü daha fazla Rusya üzerinde egemenlik kurmuş olur. Yani ikisi de emperyalist ülke şimdi baktığınızda buna. E, Çin de aynı şekilde. Rusya da yani tersi olsa da Rusya da üzülmezdi. Çin zayıflasa Rusya da üzülmezdi. Ama, Ama sonuçta... şimdi böyle bir ittifak varsa arada e, hani... Rusya'nın güç kaybetmesi dezavantajlı olmaz mı Çin'in? Hayır. Rusya üzerinde daha fazla egemenlik elde edip e, etki alanını genişletir. E, dolayısıyla bu Çin'e e, alan açar yani baktığınızda. E, dolayısıyla burada şimdi... Ama e, şöyle Amerika... Bir müsaade edin. E, şöyle özür diliyorum. Tabii bunun da bir seviyesi var. Bir kırılma noktası var. Yani Rusya'nın belli bir seviyenin altında zayıflaması Çin'in de e, işine gelmez. Yani bu boşluk alanlarını Çin her şekilde dolduramaz. Dolayısıyla belli bir seviyede Rusya'nın zayıflamasını bakacaktır. Zaten şu anda bakıyor yani Çin bu anlamda. Zaten hatırlarsanız Ukrayna savaşının siyasal hedefleri diye iki tane şey söylemiştim. Birincisi Putin iktidarı. Neden Putin'in iktidarı? Çünkü Çinle çok iyi. Yani Çinle müttefiklik seviyesinde bir ilişki kurmayı başarmış bir Putin var. Evet. Siz Putin'i denklemden çıkarıp Alexei Navalny'i buraya getirirseniz Çinle olan Rusya'nın ilişkisi Putin iktidarı dönemi kadar olmasını ben beklemiyorum şahsen. Çünkü Navalin denen şahıs zaten Amerika tarafından oraya kasten gönderilip cezaevinde sen otur bekle, zamanı gelince seni çıkaracağız ve devlet başkanı yapacağız diye gönderilmiş kişi. Yani dolayısıyla burada bu işin siyasal yansımaları bağlamında eğer Putin şu süreci, şu kan kaybını durdurursa farklı bir noktaya gider. Durduramazsa e bu eninde sonunda Putin iktidarını zayıflatır. Bu zayıflamaya bağlı olarak da Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin e, güçleneceğini beklemiyorum efendim. Onu Çin ile Rusya arasında dışarıdan bakınca romantik olarak iki büyük devlet, iki sol devlet, hani komünist devlet diye bakıldığında sanki müttefik gibi görülüyor. Biz Çin'de bir işte, strateji kurumlarını ziyaret etmiştik yani davet üzerine. Israrla sorduk, müttefikiniz kim? Veya işte o... Türkiye romantizmiyle Türkiye işte Rusya ve Çin müttefik mi? Çin küresel bir devlet ve Çin'in müttefiki yoktur. Sadece bir kurumda Pakistan müttefikimiz dediler. Başka bir kurumda da onu inkar ettiler. Hatta şöyle dediler. ya bizim Rusya ile ala karşılıklı çok büyük sorunlarımız var ama bunu perdenin arkasında çözmeye çalışıyoruz. Evet. Yani iki devlet olarak oturup masada tartışıyoruz. Evet, yani dışarıya yansıtmıyoruz. Çok teşekkür dedi. ederim Sayın Aktaş. Yani gerçekten hani dışarıdan böyle düz mantıkla ilişkilere bakamıyoruz. Yani Çinle Mesela Çin'in e, Sibirya bölgesinde çok sayıda e, Çinli gönderip orayın demografisini değiştirmeye çalıştığını biliyoruz. E şimdi baktığınızda bakın şimdi kocaman Rusya değil mi? Evet. Küçücük Pakistan'ın 220 milyon nüfusu var. Rusya'nın ki 150 milyon bile değil. <laughs> Bakar mısınız yani? Hani büyük resme baktığınızda kocaman gibi görünüyor ama insan nüfusu çok az. Pakistan'ın yüz ölçümü Türkiye kadar, nüfusu 220 milyon. Hani dolayısıyla hakikaten Rusya'nın da bu noktada çok ciddi e, problemleri var. Yani Machiavelli'nin bir sözü var, 1400'lü yıllarda yaşamış bir İtalyan diplomattır. Evet. Diyor ki, zayıflayan devletler küresel sistemde diğer devletlerin avı olur. Yani ben bu avı eğer bulursa Çin'in kaçıracağını düşünmüyorum efendim. Peki, bir reklamlara gidelim devam edeceğiz. Evet, CNN Türk masası programında konuşuyoruz efendim Sayın Hasan Erçelim, Sayın İhsan Aktay, Sayın Eray Güçler, Sayın İsmet Özçelik ve Sayın Emin Pazarcı ile birlikteyiz bu akşam. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı gündemdeyken ve tabii bir de diğer meseleler işte Finlandiya İsveç meselesini konuştuk. Bunlar gündemdeyken bir diğer sıcak gelişme de Ege'de yaşanıyor. Nedir o? Yunanistan Hava Kuvvetlerine ait F16 uçaklarının Gökçeada'nın batısında ve Enes'in batısında Türk hava sahasını ihlal etti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Büyükelçi Tanju Bilgiçte, "Hava kuvvetlerimiz bu provokatif ihlallere mütekabiliyet ve angajman kuralları gereği gerekli yanıtı vermiştir." dedi. Şimdi var olan şartlar altında böylesine gelişmeler ya da tansiyonun yükselmesi neyi işaret ediyor? Biz bir sayın Güçler sizinle devam edelim. Şöyle ben yine harita üzerinden e, kıymetli izleyenlerimize aktarmanızı rica edeceğim. Şimdi neyi işaret ediyor bu gelişmeler, bu tansiyonun yükselmesi? Ne görüyoruz bir aktarır mısınız? Neden tansiyon yükseliyor? Şu bilgisayarı da kapatalım. Evet burada şimdi e, Yunanistan'ın aslında Türkiye ile e, boy ölçüşü bilecek bir gücü yok. Ama Amerika'nın şurada göster şimdi birazdan açıklayacağım bunları Ama. da detaylı olarak. Yığınaklanması Yunanistan'ı şımartıyor efendim. Yani birincisi bu. Zaten Türk düşmanlığı üzerine politikalarla e, varlığını devam ettiren bir ülke. E, bakarsanız 132 bin toplam adalarla birlikte kilometre karelik bir yüz ölçümü. 11 milyon da nüfus. Yani bu nüfusun çok büyük bir bölümünde Avrupa'ya gittiği için aslında e, hani yaşlı bir nüfus. İstanbul'dan daha küçük yani nüfus olarak. Evet. Nüfus olarak İstanbul'un e, yarısı, yarısı kadar. yani e, Dolayısıyla burada şimdi aslında bütün bu okumaları yani bizim artık efendim batı komşumuz Yunanistan değil Amerika. Hmm. Yani bunun bir kere bunun adını koyalım. Yani bütün analizlerimizi Yunanistan'la ilgili. Gördüğümüz tablodan dolayı. Evet yani Yunanistan'la ilgili bütün analizleri önce Amerika üzerinden yapmak lazım. Şimdi baktığımızda şunu da söyleyelim yani bu işte Bicotakis'in Amerika ziyaretini müteakip dikkat edin bu gelişmeler oluyor. Ee, buralar hareketlendirilmek isteniyor yani çok yönlü olarak Amerika ile demin söyledi Sayın Aktaş da yani burada e, Türkiye'nin bağımsız değişken olarak Amerika'ya bağımlı olmaması hali e, ne yönelik olarak e, Amerika'da Türkiye'ye karşı Yunanistan üzerinden anladığımız kadarıyla bu yığınaklanma da bunun bir parçası bazı e, provokatif planları olabilir hmm. e, ve muhtemelen de bundan sonra da benzeri hareketler devam edecek hatta sıklaşabilir diye de değerlendiriyoruz bunu da. Söyleyeyim. Ancak tabii şu var. Yani Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri yani Türk ordusu dediğim gibi Amerika'da olsa boy ölçüşecek bir durumda değil yani. Bunu ben sayısal olarak silah olarak ya da askeri açıdan diğer taktik ve strateji olarak da bunu pek çok yönüyle açıklayabilirim ama hiç gerek yok. fakat şu bir gerçek. Amerika bu Finlandiya'dan en güney ucu Girit'tir. Girit'e kadar olan alandaki en yoğun yığınaklanmasını da Yunanistan üzerinde yapmıştır. Ve burada ben Girit'e çok özel bir parantez açmak istiyorum. Bir Girit'e parantez açmak istiyorum bir de Deda için. Şimdi evet. Girit'le başlayalım. Şimdi şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz Yunan'ın ana karasında 5 adet e, Amerikanın üssü bulunuyor. Hı. Ama bunlar sadece üst değil. Bunlar yığınaklanma bölgeleri. Yani önce üs olarak açıldı bunlar. E işte kara üssü, hava üssü vesaire ama sonra buralara çok sayıda silah, teçhizat ve malzeme getirdi Bakın dikkat edin. Dedeağaç dediğimiz yerde kara, hava ve deniz üssü aynı zamanda. Yani aslında burada üç tane üs var yani. Bir tane gibi görünüyor ama üç tane üs ve çok sayıda tank. En e, kuvvetli üs Dedeağaç'ta ki mi? Kara e, gücü olarak Dede Eee yani şimdi düşünün yani bu e, bin tank e, hesaplamasını yapmıştım bir kolordu da ancak bulunur. Hmm. Yani bir e, Amerikan yani kolordusunda Çok ciddi bir yapılanma oluşuyor. Bir kolordu diyorum yani. Şimdi Doğru. düşünün ki e, şeyi e, Irak işgalini Amerika iki kolordu ile yaptı. Hmm. Yani düşünün bir kolordu burada. Şimdi buyurun e, ne düşünelim. Yani uzman olmaya bile yok. İkincisi Girit meselesi. Şimdi efendim bakınız Girit çok özel bir durumda. Girit de şu an Dünyanın en gelişmiş savaş uçağı var. İki tane savaş iki çeşit. Biri F-15'ler, ikincisi de F-35. Şu an burada F-35 var. Ve burada bir değil, iki tane üst var. Bunu da söyleyelim. Yani şu an Girit'te iki tane üs var. Bildiğim kadarıyla teyit edemedim ama bir de Güney Kıbrıs'ta da yine Amerika'nın bir üssü olduğuna dair bilgi var. Açık kaynaktan aldığımız bilgiler var. Peki bu üslerin sayısı artar mı? Artacak. Zaten anlaşmayı yaptılar. Şu beş, dokuza çıkacak. Yani artı dört tane daha geliyor. Yunanistan'ın yani, tamamı üst oluyor zaten. Efendim? Duyamadık Sayın Özçelik. Yunanistan'ın tamamı üst, Yunanistan'ın tamamı özel durumda Yunanistan'da tüm evet. alanlarını kullanabilecekler galiba değil mi? Kesinlikle şöyle, ben bunun iki yönlü gelişme ihtimali olduğunu düşünüyorum efendim. Birincisi Yunan ana karasındaki bu yığınaklanma üstlerinin sayısı artacak. Zaten bir anlaşma daha yapıldı. 5 olan üst sayısı artı 4, 9'a çıkarılıyor. İkincisi adalarda konuşlanmalar başlayacak bir süre sonra ki bir bölümünde zaten konuşlanmış durumdalar. Dolayısıyla burada çok ciddi bir Amerika'nın yığınaklanması <laughs> var. Peki neden Amerika böyle bir şey yapıyor bu kadar kuvvetli bir şekilde? Evet. Yani burada şöyle yorumlamamız mümkün. Şimdi özellikle Dede Ağaç'ın e, jeopolitik konumu e, özellikle kara muharebelerinde ee, ki üstlenme için çok e, elverişli bir pozisyonda. Bakın buradan hemen Karadeniz'e geçebilirsiniz. Bulgaristan üzerinden. Çok yakın. Ee, yani biliyorsunuz Türkiye Montreux nedeniyle sınırlamaları sıkı sıkıya uyguluyor. Dolayısıyla şu şartlarda e, Amerikan güçlerinin Karadeniz'e geçebilme şansı yok. Yani. Dolayısıyla burada bir hazırlık var. Hani gördüğümüz e, kadarıyla. Tabii söylenen şu. Biz hani Amerika ee, bu üstlenmeyi, bu bölgedeki yığınaklanmayı Rusya'ya karşı olduğu ifade ediliyor. Ee, dolayısıyla burada şimdi ee, bu kadar üstlenme, yani bir de şu hani şu manzara da şu dikkat edin, Yunan ana karası Girit'le birlikte fiilen sessiz ve örtük şekilde işgal edilmiş durumda. İşgal edildi şu an yani. Bakın isteseler kaç yüzyılda çıkarabilecekler bir daha Amerika'yı buradan bilmiyorum. Mümkün değil. Bunu, bunu şuradan da anlıyorum. Peki Yunanistan buna niye müsaade ediyor? İşte etmiyor aslında. Şöyle bir durum var. Bakın en son e, Yunan Meclisi'ndeki oylamada 181'e 128 oyla e, anlaşma geçti. Yani aslında e, hep tamamı oy birliğiyle ya da çok büyük bir destekle geçmedi. Yani bu konuda Yunanistan'ın kendi içinde de ciddi bir Mücadele ve muhalefet olduğunu da bilelim. Ama artık yani şu Niye an... engel olamıyor yani? E, yani tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Üç tane devlet vardır dünyada. E, hani çok net olarak söyleyebilirim. Bir Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Ermenistan. Bunlar bağımsızlık savaşı vererek e, özgürlüklerini kazanmış ülkeler değil. Bunlara hediye edilmiştir. Ve bunlar karakol devletlerdir. Dikkat hmm. edin biri batımızda, biri güneyinde, biri de doğumuzda. Yani bunlar aslında daha büyük stratejide Türkiye'nin başına konulmuş nöbetçiler gibi düşünebilirsiniz yani. Dolayısıyla şu yığınaklanmanın sadece Rusya için olduğunu söylemek biraz güç. Yani demin de söyledim dikkat edin dedim bu stratejik yığınaklanma hattının Türkiye doğusunda kalıyor. Hmm. Yani bunu bugün için düşünmeyin. 30 sene sonrası için düşünelim. 40 sene sonrası yani 30-40 sene sonra dünyadaki küresel jeopolitikteki değişimlerin ne yönde olacağını ee, ben şu an tahmin etmekte zorlanırım ama şuna bakarak derim ki bu e, değişimlerde Amerika Türkiye'yi bu hattın doğusunda bırakmış. Hmm. Bunu çok net diyor. Dolayısıyla buradan tamam belki bunun tamamı Türkiye'ye yönelik de değil. Bakın onu da söyleyeyim. Yani Nereye bu, yönelik? Yani bu Karadeniz'e yönelik. Ee, tabii ki Rusya'ya yönelik. Eee bir özekle dedi aç burada dikkati çekiyor. Ee, fakat Kadrajda Türkiye olduğunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Son bir şey söyleyeyim, tamam. e, Fulya Hanım. Şimdi tabii e, Amerika ile işte en son veto e, meselesinde bu bir krize dönüşmeye başladı. Yani onlar biz Türkiye'yi ikna ederiz, Hayır diyor Türkiye'de teröre vereceğiz, desteği keseceksiniz. Bakın dikkat edin önce terör, sonra F35, e, F16 vesaire. Onlar sonra ama diyor ki Türkiye terör çünkü bunlar için Orta Doğu'daki terör örgütlerini beslemek bir dış politikadır ya da dış politikalarının bir uzantısıdır, bir politik meseledir ama Türkiye için terörle mücadele beka meselesidir. Artık Türkiye bizden çocuklarımıza biz terör bırakmak istemiyoruz. Biz artık terörü burada bitirip çocuklarımıza geleceğimize, bizden sonraki jenerasyona aydınlık bir ülke bırakmak istiyoruz. Biz yıllarca boğuştuk bununla. Ve bu konuda hakikaten Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatındayız ama bizi çok yönlü olarak test edecekler. Zorlayacaklar. Yani bu zorlamanın bence birincil önceliği de Yunanistan gibi görünüyor efendim. Bunun altını çizmek istiyorum. Ne demek? Yani e, burada e, sürecin e, süreçteki krizin tırman, e, tırmandığı seviyeye bağlı olarak Yunanistan Türkiye'ye karşı bir provokatif hareketin içine sokulabilir. Peki. Burada altını çiziyor. Buradan devam edelim lütfen buyurun yerinize. Yunanistan Türkiye. Ama şöyle de söyleyeyim. Hı -hı. E, son cümle Hı -hı. Ve bu olsun. Tamam. Evet, böyle bir niyet. Okuması yapabiliyoruz. Yani böyle bir şey tahmini ama Ama e, şunu da unutmamak lazım. E, böyle bir provokasyon içerisine girerse Yunanistan e, hiç tahmin etmeyeceği de bedeller ödeyebilir. Bakın bunu duygusal olarak da söylemiyorum. Hı hı. Bir asker yani nesnel e, tarafsız olarak baktığımda hı hı. hiç ummayacağı bedeller de ö, ö, ödeyecek, ödemek durumunda kalabilir. E, hani Türk atasözü vardır ya dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olurlar. Onu da söyleyeyim. Peki Sayın Erçelebi ne dersiniz? Ee, Yunanistan Türkiye'ye karşı provokatif anlamda Şimdi, e, kışkırtılabilir dedi. Şöyle söyleyelim. Sayın Güçler. Yunanistan her zaman batının şımarık çocuğu olmuş ve bu şımarıklılığını Türkiye'ye karşı gösterme e, durumunda olmuştur. İşte <laughs> Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Batılılar... Kimi İzmir'e çıkardı? Yunanlılar çıkardı. Ne oldu? biraz önce komutanımın dediği gibi Türk ordusu onları geldikleri yere gönderdi. Yine aynı şekilde 1973'te 74'te orada darbe oldu. Ama Kıbrıs'ta da bu sefer aynı şekilde mezalim yaptılar. Gerekli cevabı aldı. Burada Büyük fotoğrafa baktığımız zaman aslında biraz önce komutanımız da gayet güzel anlattı. Biz büyük fotoğrafta Yunanistan'ı görmüyoruz. Amerika'yı görüyoruz. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Şu anda dünyanın patronu Amerika görünüyor. Peki Amerika'nın patronu kim? İngiltere'dir. İngiltere'nin patronu kimdir diye sorduğunuz zaman İsrail'dir. Bu kadar basit. Onun için bu tür problemlere bakarken denkleme böyle bakmak lazım. Şimdi Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçti. Ne geçti? Biraz önce konuşuldu. Finlandiya ile e, İsveç'in e, NATO'ya üyeli. Acaba düne kadar NATO'ya üye olmayacağız diyen Finlanda ve İsveç mi NATO'ya üye olmayı çok istiyor? Yoksa Amerika mı bunların üye olmasını istiyor? Bu tahlil çok iyi yapmamız lazım. Ve bu tahlilde Türkiye yakaladığı fırsatın değerini ve kıymetini bilerek bunu küçültmemesi gerekiyor. <laughs> Şimdi Amerikan Başkanı Biden açıklamasında birkaç gün önce hem Finlandiya hem İsveç'in başbakanları oradaydı. Dedi ki bu o, görüşmelerde F16'lar gündemde yok dedi. Yani Amerika olayı iyice daraltıp işi sadece İskend e iki İskandinav ülkesini, Finlandiya ve İsveç'in <laughs> NATO'ya üyeliği ile sınırlı tutmak istiyor. Oysa Türkiye'nin sorunu e oradaki teröristlerle birlikte o teröristleri acaba Amerika'nın izni olmasa Finlandiya ve İsveç tutabilir mi? Şimdi Finlandiya'da e, 21, İsveç'te 12 terörist var. Türkiye'nin isteyip de onların iade etmedikleri. Şimdi evvel emirde Türkiye bu Finlandiya'daki 21, İsveç'teki 12 teröristin hiçbir şey olmadan Türkiye'ye iade edilmesini isteyecek. Hiçbir şey olmadan. Yani bunları iade edersem ya da siz önce bizim girmemizi kabul edin sonra ben bunları iade ederim. Hayır böyle bir şey yok. Ondan sonra 18 Kasım 1959'da imzalanan bir Avrupa Suçlar İade Sözleşmesi var. Bunu güncelleyerek iki ülke ile Türkiye arasında... E, teröristlerin değil sadece suçluların iadesi e, sözleşmesinin yenilenmesi lazım. Bu yetmez. Bizim şu anda Amerika ile en önemli sorunumuz F-35'ler sorunudur. Şimdi Amerika bize F-16'larla aldatmaya çalışıyor. Bakın yıllarca komutanım çok iyi bilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan Vietnam Savaşı'ndan ne kadar e, kurşun delikli cemse varsa bize gönderdiler. E, çöplük olarak. Biz onları çalıştıracağız diye e, çok para harcadık. Artık Türkiye Amerika'nın silah çöplüğü olmamalı. Biz F-16'lar dönemi bitmiştir. F-16 istemememiz lazım. Efendim mevcutların onları o ayrı bir şey. Ama Toparlarsanız süremin de sonuna geliyorum. Evet. Biz F-35'in hem ortağıyız, Peki. hem hakkımız var, hem paramızı yatırdık. Dolayısıyla bu fırsat bir daha ele geçmez. Amerika'yı elimizden kaçırmadan ne kadar sorunumuz varsa hepsini çözmek için masaya getirmeliyiz, cesaretli olmalıyız. Daha önce olduğu gibi bu işe herhangi bir ekonomik 3-5 kuruşa getirmememiz lazım. Ee, fırsat bizim elimizde diyorum ve Türkiye'nin ee, diplomasisinin, hariciyesinin <laughs> e, tecrübesi ve gücü buna yeter diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ee, Sayın Pazarcı şimdi az önce e, Sayın Eray Güçler dedi ki şimdi bu e, Ege'de yaşanan e, yükselen tansiyonla alakalı bundan sonra dedi e, Türkiye'nin komşusu Yunanistan değil Amerika Birleşik Devletleri dedi. Yani şimdi ekrana da arkadaşlarımız verdi. Eroya'ya da anlattı. 5 tane Amerikan üssü var, 4 tane daha yapılması planlanıyor dedi Sayın Güçler. Hatta bir tane de Güney Kıbrıs'ta değil mi Sayın Güçler? Evet. Orada zannediyorum var teyit edemedim de dedi. Şimdi bu çerçeveden baktığınızda ne görüyorsunuz? Hülya Hanım şunu görüyorum, İsterse Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki dönemde Yunanistan'ı Türkiye'nin Ukrayna'sı haline getirebilir. Yani e, önümüzdeki günlerde böyle bir gelişmeyle karşı karşıya kalabiliriz. Peki ne olur? Türkiye çok kısa sürede Batı Trakya'da işgal eder. Yunanlara da gereken dersi verir ama e, savaşın ilk maliyeti milyarlarca dolar demektir. Ve bu bir anda da bitmez. Amerika Birleşik Devletleri de orada. Biz de Rusya'nın şu anda Ukrayna'da olduğu gibi bir belayla karşı karşıya kalırız. Ve bir başka ayrıntı daha var Eray Hocam'a ekleyeceğim. Şu anda Amerika'da e, eski K Büyükelçisi var. Ukrayna'da görev yapan Amerika'nın eski e, K Büyükelçisi şu anda Atina Büyükelçisi. Ve bu Büyükelçi bakıldığı zaman e, basına yapılan açıklamalara falan bakıldığı zaman sürekli Türk-Yunan düşmanlığını kaşıyor. Ve e, maalesef Amerika Birleşik Devletleri ciddi şekilde Yunanları bize karşı tahrik ediyorlar. Ve bu tahrike de uyuyor bunlar. Yani hava ihlalleri, Türkiye'ye yönelik açıklamaları hepsini üst üste koyduğumuz zaman uyuyor. Yani biz aslında e, beklemedeyiz. İlk kurşunu atan da biz olmayacağız ama bunlar ilk kurşunu atarsa e, Türkiye'de böyle bir belayla uğraşmak zorunda kalacak. Tamam Amerika Birleşik Devletleri böyle bir plan içinde şu anda e, bunu yapmıyor ve Türkiye'ye abu altından sopa gösteriyor. Ama ileride yapabilir mi? Yapabilir. Zaten Türkiye'de de bunu yapabilirim mesajını veriyor. Ben meseleyi böyle okuyorum. Yani başımızda bela bu sadece oradaki yığınak doğrudur. Eray Hocam'la aynı kanaatteyim. Rusya'ya yönelik değil, bize de yönelik bir de yığınak yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ha bugünden yarına ne olur onu bilemem ama elinde bir koz olarak Yunanistan'ı bize karşı kullanıyor. E, Yunanlar da e, tepelenirler ama geçmişte biz bunu yaşadık. Yani milli mücadele döneminde getirdiler. Batı'nın mayın eşeği buralarda dolaştı, en sonunda e, gerekli cevabı aldı, gitti. Gitti ama Yunanlar buna da müsait bir devlet, e, bir ülke, bir millet. E, doğrudur, Türk düşmanlığı üzerinden yıllardır e, politikacılar politikalarını devam ettiriyorlar Yıllar yıllar önce Yunanistan'a gittiğimde şimdi kaldırmışlar. E, 90'lı yıllarda yol kenarlarında tabelalar vardı ve hala da 1974 harekatı ile ilgili e, oralarda böyle tabelalarda işte Türk askeri Yunanları süngülüyor ve oralarda mezaim, mezalim uyguluyor. Buna yönelik bir takım resimlemeler vardı ve Kıbrıs'ı unutmayacağız diye yazılıyordu. Yunanistan'ın zaten ders kitaplarına falan baktığınız zaman ilkokullarda bütün ders kitaplarında Türk düşmanlığı ile doludur. Yunanlar maalesef böyle bir millet, kullanılmaya müsait bir millet. Dileriz böyle bir çılgınlık yapmazlar diye düşünüyorum. Peki e, Sayın Özçelik siz nasıl bakıyorsunuz meseleye? E, Sayın Pazarcı sadece e, Rusya'ya değil bize karşı da bir e, yığınak yapılıyor dedi. E, aynı Sayın Güçler gibi e, düşündüğünü ifade etti bu noktada. E, sizce bir e, Türk-Yunan savaşı mı isteniyor bölgede? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın e, bence haritaya bakmak her şeyi anlatıyor. Yoruma bile belki gerek yok. Yalnız o harita eksik. Neden? O haritayı şöyle biraz daha toparlamak lazım güneyimizdeki Amerikan üstlerinde eğer o haritaya yerleştirirseniz Amerika'nın asıl niyetini görürüz. Yani burada işte efendim burada hani tanklar şeye gidecekti Doğu Avrupa'ya gidecekti. O tür açıklamalar yapıldı. Gitti mi acaba? Yani öyle bir şey de görmedik. Hiç öyle bir nakliye de görmedik. Yani dolayısıyla bunlar bize karşı değil demekle onların niyetini değiştiremeyiz. Orada namlular Türkiye'ye çevrilmiş vaziyette. Bu da çok net. Finlandiya meselesine gelince yani hedef Türkiye. Bence onu net bir şekilde görelim. Yani Yunanistan'ı bir efendim Yunanistan diye görmemek lazım. Bakın başbakanları Amerika'daydı. Biraz önce konuştuk. Amerika'da Biden Yunan kravatlı, Yunan bayraklı kravatlı e, ile karşıladı. Kongrede kendi ülkesinde protesto edilen başbakan Amerikan kongresinde ayakta alkışlandı. Yani Yunanistan'ı şımartan Yunanistan halkı değil. Bizi Yunanistan'da baş başa bıraksalar biz çözeriz onunla sorunumuzu. Ama Yunanistan'ı kışkırtan sürekli Türkiye'ye karşı düşmanlığa e, bir anlamda sevk eden Amerika. Zaten bu üstlerin bu şekilde kurulması da net bir şekilde e, Amerika'nın niyetini de gösteriyor. E, o nedenle e, burada efendim bu üstler bize karşı değil işte başka şey falan diye resmi açıklamalar da yapılıyor. Onun için e, ısrarla üzerinde duruyorum. Yani bize değil demekle işi kurtaramayız. Çok net bir şekilde bize karşı. Namrular da Türkiye'ye dönük. Peki Onu bir kere tespit edelim. İkincisi bu e, Finlandiya meselesinde pazarlık konusu işte bir takım mesele çözelim diyoruz. Bence orada en büyük yanlış bu olur. Ya, pazarlıkla bu meseleyi çözmeye kalkarsak biz gene kaybederiz. Yani İsviçre teröre desteği bırakacakmış. Bakın de teröre destek verse ne olur? Yani çözmeli o meseleler ama o kadar önemli değil. Peki Fırat'ın doğusunda binlerce tır silah veren kim? Amerikan bütçesinden milyonlarca, yüz milyonlarca dolar kaynak ayırıp onlara destek veren kim? Yani İsveç'tekiyle kıyaslanmayacak ölçüde büyük bir destek var. Amerika değil mi bu? Yani ona niye tavır <laughs> almayacağız? <tavr> <laughs> yani mesela orada ufak işlerle bence uğraşmamak lazım NATO'nun genişlemesi, bu şekilde büyümesi Türkiye, işte biraz önce Yunanistan'ı tartıştık. Türkiye tehdidi büyütüyor. Bence olaya oradan yaklaşalım ee, ve Erdoğan şu sürdürdüğü tavrı bence sonuna kadar sürdürmeli. E, sayın Aktaş, şimdi e, sayın Özçelik de namlular Türkiye'ye doğru çevrilmiş vaziyette dedi. Şimdi işte e, Amerikan üslerini gördük. İşte sayın Özçelik'te de dedi haritada görmediğimiz kısımlarda da bir e, yapılanma var. Bu açıdan nasıl görüyorsunuz siz, nasıl okuyorsunuz? Amerika'nın bu üslerinin Türkiye coğrafyasına yakın bir konumda konumlanmasıyla alakalı olarak. Bir de Sayın Güçler de anlattı. Yani öyle normal üslerden de bahsetmiyoruz İyi. aslında. İşte yığınaklanma bölgesi. Yığınaklanma dedi. Yani ciddi de bir yapılanmadan askeri olarak da çok güzel ifade etti. Yani ciddi bir yapılanmadan söz ediyoruz. Bu açıdan ne görüyorsunuz? Şimdi baktığınız zaman haritaya biraz daha geniş bakacak olursak öncelikli olarak yani Türkiye ile Yunanistan arasında ölçek çok değişti. Yani Türkiye kat ve kat güçlü bir ülke haline geldi. Hem nüfus olarak hem askeri potansiyel olarak. Bir de bu askeri potansiyeli kullanma da özellikle Ukrayna Rusya Savaşı'nda ortaya çıktı. Yani o küçücük bir Ukrayna devasa bir Rusya ile mücadele ediyor. Tamam şu söylenebilir. Arkasında işte koca bir NATO var veya Amerika Beş Devletleri var ama Büyük gücün de hantallığına da göz e, Görmek lazım diye düşünüyorum Diğer taraftan aslında Türkiye Aleyhine bir ittifak gelişiyordu Yani Yunanistan, Mısır, Birleşik Arap Emirliklerini Hatta Eğer sahayı Libya olarak Görürsek Rusya'yı da yanına Almış gibi oluyordu bazı alanlarda e, Fakat şöyle oldu aslında Türkiye başta İsrail olmak üzere Bazı e, o şeydi Yunanistan'dan müttefik olacak e, güç şey, Devletlerle alakalı bir yeni pozisyon alıyor. Mısır'la ilişkileri normalleştiriyor, Birleşik Arap Emirlikleri'yle normalleştirdi. Yani bir defa güney tarafımızda ve doğu tarafımızda bir iyileşme var. Bu önemli bir şey. Diğer taraftan Türkiye'nin Kafkasya'ya uzanan Türk devletleriyle beraber ittifakı güçleniyor. Bir de şöyle bakmak lazım. Bir devlet kendi jeopolitiğini, kendi hedeflerini, stratejisini doğru kurguladığı zaman, eğer dayanacağınız bir ekonominiz, bir ordunuz da varsa ve bir tarih, tarihsel potansiyeliniz varsa şartlar sizin lehinize gelişiyor. Bence Türkiye'nin bu büyümesine, genişlemesine, jeopolitik olarak etkisinin artmasına karşılık Yunanistan hani hır çıkaracak bir devlet olarak sanki orada tutulacak. Mesela bugün şeyin ben Finlandiya ya da İsveç'le pazarlığın olacağını düşünmüyorum. Amerika 5 devletleri de içinde bir toplu pazarlık olacak galiba. bir Ve pazarlık muhtemelen Amerika ile yapılacak. ABD'nin bazı refleksleri de dahil. Bu meselede olduğu gibi bence biz pozisyonumuzu muhafaza edersek şartlar büyük oranda gelip lehimize sonuçlanabilir. Elbette ki yani düşman düşmandır. Rakip rakiptir. Orada Amerika Beş devletleri de olabilir ama galiba Türkiye, İran, işte Pakistan, ölçeğinde ülkelerle de hele Türkiye gibi Türkiye ölçeğinde ülkelerde de sıcak savaş çok göze alınır bir şey gibi de durmuyor. Elbette ekonomik zarar verebilir şu bu. Artık şeydir bu Süleyman Nazif'in bir şey sözü olacak. Hani bu ülkeyi toptan yok etme girişimine dünyanın sikleti kaldırmaz gibi Süleyman Nazif'in bir ifadesi vardır. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. Biz bir taraftan Kafkasya'da derinleşeceğiz. Bir taraftan Orta Doğu'da. Afrika'da özellikle birçok ülkede Fransa ile nöbet değiştiriyoruz ve ben bunun da çok olumlu gittiğine inanıyorum. E aslında bir bakıma bu Yunanistan tedirginliği de bizim donanmanın Akdeniz'e inmesiyle ilgili oldu. Bir mavi vatan kavramı gelişti. Ben şu an Türkiye bu 2023 eşiğini aşabilirse nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusunu güçlendiren, jeopolitini güçlendiren, ve kiminle mücadele ettiğini bilen bir devlet pozisyonunda. Ben bir önceki konuşmamda da söyledim. Biz aslında gücümüzü ABD ile karşı karşıya geldikten sonra sorunu fark ettik. Derin bir şey travma yaşadık aslında güvenlik endişesi yaşadık. Ve bu 10 yıl bizi yeniden var etti yani. Fakat şöyle bir yaklaşım var. Ya yani Rusya Ukrayna savaşı başladığı zaman hanımefendi direktif verdi. Bir an önce NATO şeyine konseptine uyun. ABD'nin emrine girin ve başka da bir çerçeve çalışmayın. Yani ara buluculuk bizi zaafa götürür gibi. Yani Türkiye'nin önündeki engel bence Yunanistan'la ya da ABD ile karşı karşıya gelmek değil. Siyaseten o NATO ko konseptine gönüllü alayım. köle olarak teslim olma zihniyeti eriktara gelirse bence bizim için zaaf budur diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben tüm konuklarıma. E, bu akşam has Sayın Hasan Erçelebi, Sayın İhsan Aktaş, Sayın Eray Güçler, Sayın İsmet Özçelik, ve Sayın Emin Pazarcı ile birlikteydik efendim. Bir CNN Türk Masası programının da sonuna geldik. Sizlere güzel, keyifli bir pazar günü diliyorum. Ekip arkadaşlarımla birlikte hoşçakalın.